Girelim artık. Let's go. Seni göremiyoruz ama gör hiç görmeyecek biz abi seni ya. Beni şeyde yayında görürsün artık. Hayda. Sanki daha önce hiç yapmadığımız bir şey. <laughs> Anlık tepkilerini görmek ister. <laughs> Üf be. Bu ne kardeşim? Bu ne kardeş? Bu ne dünya <laughs> kardeşim? Yapacak bir şey yok. Bu seferlik de böyle olsun ha. Neyse abi en azından yayın olduğunu unutanlar gibi şey olmadık yani. Hayda. O gelen geliyor. Ha başladık o... mı? Başladık. Ne sandın oğlum? Canlı yayın direkt girmeyecek miyiz? <laughs> Herkes dondu şu an. Benim internet gitti galiba. Merhaba Çünkü... şu an tek miyim? Ha. Me, me, me. Ha. Herkes bir dondu Bitti. bir şeyler oldu. <laughs> Herkes bir dondu <laughs> ne oldu? Herkes dondu. İşte Her şey başladık aksiyon. abi. Evet, aksiyon Aa, başlıyor. E, şeydenmiş. Bak bir gelmiş. Şimdi ha bir Gel, Gelişi nasıl hissedildi ya? dondur kesmedi. Ha saygı duruşuna geçti. Hayır, dur abi seni görmek istiyorum. Ha tamam. Seni görmek istiyorum. Aynen. Seni görmek istiyorum. Arkadaşlar, sayın yayındakiler, e, biz şu an Enes abi görmüyoruz ona göre. Siz görüyorsunuz. Yani, bize, bir bize bir hareket var. Bize bir hareketlik var. Biz konuşurken bile. El hareketi bir şey. Hani biz görmüyoruz. Sıkıntı Usta olmaz rol. olmaz. Canlı yayına gireceğiz. Canlı yayın yapacağız. Tabii ki illaki sıkıntı olması gerekiyordu o yüzden. Beni görmüyorlar şu anda. Yayından görürler yani. Tabii ki hiç olmadan <laughs> olur mu? Yani Yunus Emre demiş ki Enes abi Sine olmuş. Bu aslında doğru bir yorum evet. Evet. Can Sine olarak. Yağız abi gene çok yakışıklı. Kerem Sadigül. <laughs> İnsanın içi yakışıklı olacak önemli onu. Evet bu doğru. <laughs> Çok agresif söyledin ama niye böyle oldu? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Yoruma bak. Enes, abi dört, Enes abi dört defa nah çekti size diyor şimdi. <laughs> Olabilir Aynen, kapak kanalı. Hadi bakalım. Selamlar ya valla. Canlı yapalım. Bu ikinci canlı bizim. Pressing stüdyolar. Evet. 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 İlki Aynen şeydi abi. GTA temalıydı. GTA temalıydı hani. Bu wrestle. Hala insanlar wrestle diyor ya. ya. Hala insanlar canlı <laughs> mı diyor abi? Bir dakika <laughs> canlı olduğunu ispatlayabilir <laughs> miyim? Canlı şu anda canım kardeşim. Bak beni canlı görüyorsun ve bunları da canlı görüyorsun. Bak ahit de sallanıyor. Düşün ki canlı yayınımızda sen bir yemek yiyordun insanların göz önünde. Belki o yüzden karıştırmış olabilirler. Yani bu, evet. sefer de... bu sefer de yiyebilirdim ama yedim de geldim. Buradan DNA'ya selam söylüyorum. <laughs> Antron'un, Zül'ün, <laughs> Bugün Bugün e, DNA'ye iftara gittim. Burada söylemezsem <laughs> olmaz. Herkes birine yani. selam yollasın. Mı? Nasıl yedi ya? Evet. Sen başla o zaman abi. Herkes birine selam yollasın. Ne bileyim düşün ben buradan... <laughs> <Değil mi? gülüyor> Bilemedim ki kime selam çok kişi kişiye selam yollayacak. C Camoka Buradan Selamlar. patronuma selam yolluyorum hadi. <laughs> <laughs> buradan Atakan Kapara yolluyorum. Şampiyon olmuş kendisi. Selamlar. Hareket şampiyon olmuş. Furkan da çaylak daha yeni başlamış. Aramıza katılmış. Hadi bakalım. <laughs> Ahmet baş... Hakk... Kim mi diyecektin? Aynen ben Ahmet Hakkı'nın nebesine selam yolluyorum. Kendisiyle düzeyli bir ilişkimiz var ve ayrıca onun nezdinde bütün Cody Crybaby'lere selam yolluyorum. Ee, güzel bir hafta olacak. <laughs> peruk Yağız. mu diyor? Hayda. Ne demek? Ona da peruk mu diyorlar? Ya sökeyim mi? Ya <laughs> ister misin? <laughs> tamam diyorum. Dur Yağız birine selam yollayacak. Ben <laughs> Ben kimseye selam yollamıyorum. Bu hakkını kimseye yollamayarak kullanmak istiyorum. Evet. Abi bu bir dakika bir dakika ya. Bu adam olalım. bu adama bugün, ne olmuş bu hafta? Asabi bugün asabi. Neden Saşla, asabisin? Saçlar bir tık uzamış. Hiçbir Yoksa şey otoparkta daf mı yedin. Abi yayına video verebiliyor muyuz? Bir dakika. <laughs> Şu an değil. Onu önceden yapmamız lazım. Reeky mı gördüler onlar o yüzden. Ay onlar bilirler. Hollywood diyoruz. Hollywood diyoruz. Yerleriniz <laughs> değişik. Aynen bu seferlik öyle oldu. Hafta Öyle mi? Var. Bir dakika. Yerleriniz neredeyiz? Onat, sen, sen alt benim... Onat sen benim altımda sık. Alt. <laughs> Hiç altta olmamıştım. Değişik bir deneyim olacak. Aynen. Hadi bakalım. Ekranım. Patrona selam. PG evet. PG buradır. Bu da meme oldu. PG Güzel. <laughs> PG buradır. <brother. gülüyor> Yağız Polat. Yağız Polat ne ya? Allah. <laughs> Yayın tekrar olacak mı? Hayır tekrar çekemeyiz kardeşim. <laughs> Ay, aynısını nasıl yapalım tekrar? Ben bu? <laughs> olacak olacak. Abi raka söv. Lan ne oluyor? <laughs> Abi canlı yayındayız. Canlı yayınlarda biliyorsun. Ben nasıl e, nasılsa bir şey diyebileceğini bildiğim için. <laughs> yani e, bir de WrestleMania var yarın. Yarın değil öbür gün. Yarın. Adam <laughs> gününü bilmiyor. <laughs> yani yarın olsa da yarın da var. Yarın da WrestleMania, SmackDown var arkadaşlar. Hall of Fame falan vardır. Aynen. Slammy mi mi? Hall of Fame, Hall of Fame yarın bu arada doğru. Yani Furkan da Hall of Fame olmuş. Demin çaylak dedik evet. adam pırış oldu herhalde. Hayır Hall of Fame olmalıyım. Yükseltim. <laughs> <demiş>. Tebrik ederim. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Şu an Enzo'yu görmüyoruz ya. Böyle sanki dış gibi çok acayip. Aynen. Yani. <laughs> çok ilginç bir deneyim abi yani gerçekten. Yani bu, bu, da bu da öyle. Ama şey güzel olacak. Onat böyle bir yani Kero mesela benim reaksiyonumu göremeyecek ya. Genelde evet. Kerol'ümüz yakalıyoruz birbirimizin reaksiyonunu. <laughs> Sen ya rak falan deyince mesela. <laughs> Bugün özellikle A yakalamanıza gerek kalmayacak. Aynen. <laughs> ya, yani, neyse. Neyi diyecektim değil. de boşver. Ya vallahi o zaman girelim ya artık. Girelim, girelim ya. Girelim ya. Bir yerden başlamak lazım. Girelim. Bir haftalık şuradan başlayalım zaten. Ondan sonra full resimle konuşuruz. Tahminler, mahminler böyle. Maçları yorumlarız. Artık sa sabaha kadar burada. <laughs> Hayır iş var falan sabah. fanı Önz abim patlayacak pazar gelirse. Oğlum bak Kodi fanı falan diyelim ben ya. Allah Allah. <laughs> Sadece sakalımı düşünüyorum ben. Ona Bana bakınca sakalımı... insanın Aha, buyur Gülesi geliyor demiş de ben sakalın <laughs> gitmeyeceğini seziyorum <laughs> hala bilmiyorum Roman Reigns hala o, sanki yenecek gibi ama bilmiyorum ya Cody fanı Kody fanı nasıl savaş. olunur Kody fanı nasıl olunur yani Kody hani bir bu adam yeni çıkmadı ya hani mesela Stardust'ken yani Kody fanı olan var mı mesela varsa gerçekten şu an anlamlandıracak <laughs> bir tane yorum vardı ya Olmaz, <gülüyor> <gülüyor> bir tane yorum vardı ama Kody fanı diye bir şey yoktur onların hepsi Roman haterıdır diye Doğru. Allah bilmiyorum. Zaten <laughs> e, müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Hadi ilk şeyi ben atayım. Bir yerden lafa girmek lazım. E, bu pazar benim kimin tarafında olacağım merak ediliyor bazıları tarafından. Hani e, ben, evet günün sonunda beni Cody Rhodes'u desteklerken göreceksiniz. Pazar Hayda. günü. Ama ben Cody Rhodes'u sevdiğim için desteklemeyeceğim. Roman'ın karşısındayım. Cody'nin yanında değilim. Roman'ın karşısındayım. Bu... Yeni bir şey değil zaten yıllardır olan bir şey ve bazı şeyler değişmeyecek. O döne döne olan e, malum olay Wrestlemania 33 bir ömür e, geçmez onun acısı. Yani bendeki bu kuyruk acısı sendeki bu evlat acısı varken e, bizden dost olmaz mutant köpek. E, o yüzden mecbur iCardinin yanına geçeceğiz. E, yani böyle düşünüyorum. Nasıl düşünüyorum Hı. O zaman artık rahatla başlayalım. Hızlıca bir şey diyeceğim de. Söyle. Geçen Cody'nin şu Dusty Rose <laughs> Hall of Fame induction şeyini izledim. Konuşmasını izledim abi. Orada bir hoşuma gitti gerçekten. Orada çok Cody fanı olmaya yaklaştım. Adamın böyle kameradaki yaptığı ilk olaymış da çok güzel konuşmuş gerçekten yani. Ee, orada kendisini bir tebrik ettim. Sanki baştan beri kumaş varmış da. Yani tabii ilk geldiğinde ana kadro bayağı şeydi, kötüydü ilerlemiş yani bayağı düzeltmiş kendini herkes kodi yorumu yaparak başladı ben de öyle başladım o zaman ee, dün kodinin MMA hour'daki röportajını dinledim böyle çok e, robotik çok e, tam bir şirket adamı gibi konuşuyor ama bence bu onun başarılı olmasının sebebi de şu anda bu mesela Ariel Helvani e, CM Punk'ı iki gün önce almıştım. iki gün önce CM Punk'a belli başlı sorular yöneltmişti perdenin arkasından sorular CM Punk açık açık her şeyi anlatmıştı. Evet. O bir bakış açısıdır. Bana güzel gelen de o. Dinlemesi güzel gelen Çünkü ben öğrenmiş oluyorum olayları. Benim için güzel. Ama Cody'ye bu kadar derin sorular sorduğu zaman Cody her zaman e, o perdeyi kaldırmadan sorulara cevapladı. Tamamıyla mesela WrestleMania 39'da kaybedeceğini ne zaman öğrendin diye sordu Ariel. Cody ringde pinlenirken öğrendim diye cevap verdi. Şimdi Punk'a bunu sorsa Punk'a mesela WrestleMania'da ne yapacaktın diye sordu. Setle yapacaktım dedi. Punk açık açık söyledi. Bunlar bakış açıları farklı bence. Kodinin başarılı olmasındaki sebep de bu. O duvarı kırmak istemiyor. O perdeyi kaldırmak istemiyor. Bence çok güzel bir bakış açısı. Kodi o anlamda takdir ediyorum yani. Artık güzel. Herkes Kodi ile geliyorum yorum yaptı. O zaman artık Ra'a girelim. Ra'da şimdi zaten konuşulması gereken en önemli olay. Direkt aksiyona girilmesi. Ya Rak zaten bak bunu yapmamız gerekiyordu burada da. <laughs> Şimdi e, Roman uzun bir süredir hep böyle sanki rakın yanında işte kardeş de oynasın e, edasıyla böyle takılan biriydi. Sonunda birazcık böyle aksiyona girmesi de benim hoşuma gitti aslında. İlk başta işte ikisi beraber çıktılar. Orada bir gövde gösterisi yaparlarken Setornis geldi ve iğrenç bir şekilde bir tane çocuk böyle 5 santim dibinden sürekli kameraya çekerken Setornis konuşmak zorunda kaldı. Onu da yayınlamış internette. <laughs> Ya set konuştu bana şey geldi birazcık. Hadi resilme ne vardı? Şurayı bir hızlı geçelim zaten main event'te biz aksiyona gireceğiz diye. Set orada dedi hmm. gel hadi rock dedi. Bir şeyler yapalım falan. Sonra yok olmadı. Derken sola hemen. Sola bu arada konuşmayı biliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Evet. Geçen de promo kesmişti. <gülüyor> backstage'de. <gülüyor> sola konuştu. Konuşmasını da yaptı. Dedi gel maça. Tamam dendi. Ve asıl olay zaten main event'teydi. Bloodline Rules. Bir nevi fragmanını izledik aslında. Hani çok bir şey değil. Eğer e, birinci gece resilme ya da kazanırsa Bloodline. Bloodline Rules'un Rules tam halini göreceğiz herhalde. Ki bence de öyle olması gerekiyor. E, Bloodline Rules her şeye serbest derken. işte Jimmy karışırken, J geldi, o oldu bu oldu derken. Setonis'i yerdeyken. Cody geldi yardıma. Burada Rock'la aksiyona girmeleri benim çok hoşuma gitti bu arada. E, çünkü... Yani bir şey olur mu? Acaba resilmeye kadar hiç aksiyona girer mi? Cody dövmesi dışında diye. Orada güzel bir sopasını da yedi. Ardından Roman gelince tabii işler Bloodline'a döndü. Bloodline geceyi üstün kapattı. Ama çok iyiydi bence. Hani Roman'ı bu şekilde görmek benim hoşuma gitti. Roman uzun bir süredir böyle daha pasif takılıyordu. Part time'i geçtim. İki laf söyleyip gidiyordu. Bazen onu bile söylemiyordu. Sonra onu aksiyonda görmek hoşuma gitti benim. Genel olarak çok böyle sanki bir 15 yıl önce Raw izliyormuşum gibi o Kapan'ı segmentinde bir aksiyon görmek benim hoşuma gitti keyifliydi. O şekilde de artık resmen e gidecek. Onat. İzledin herhalde evet. Raw'u? Tabii Bilmiyorum ki canlı izledim. Can de ee, canlı izledim ve her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Ee, geçen haftaki Raw'la bu haftaki Raw'un yeri değişse sanki tam evet. olacakmış. Değil mi? Ee, bir yer değişikliği talebim olurdu. Hani bir şey değiştirme şansım olsaydı ama Sorun değil. Ee, şovun başında müthiş bir hype ile başladılar. Zaten Roman'ı da bili bekliyorduk. Rock'ı da bek biliyorduk yani. Ee, geçen sene WrestleMania'da önceki son Ra'da da Solo Sikoa'yı atmışlardı öne. Bu sefer Cody ile maç yapmıştı Go Home Edition'da. Yine bu sene de oraya bağladılar. Yani e, setin bir an insanları yükseltmesi hani bu gece Rock'la vs atalım, Roman'la vs atalım derken ben böyle izlerken biliyordum yani Aa, bu şey arkadan sola gelecek diye. Ama insanlar ona bir an inandı yani. Gerçekten insanlar onun bir an olacağını falan düşündü. Hala e, geçiyor böyle şeyler insanlara. E, keşke gerçek olsa. Hani keşke e, ben açıkçası bir an şeyi bile bekledim. Hani Rock vs. Rollins'i duyuracaklar ama onu vermeyecekler. Hani gece boyu reklamını hmm. yapıp vermeyecekler şeklinde şey yaptım. Yağız'ın e, olaylarla ilgili harika bir tahmini oldu o gece. Onu da kendi söyler diye umuyorum. Öyle olsaydı çok iyi olabilirdi. Şekli. Onu ben anlatmayayım şimdi. Benim kendi fikrim şu. E, bu rahat olan son fiziksel aksiyon e, tadı çok damakta bıraktı. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Road to WrestleMania boyunca çok iyi bir build-up gördüğümüzü düşünüyorum. Son yılların en iyi build-up'ını gördük. E, Rock'ın en son finalde aksiyona girmesi ee, hani insan şey bekliyor bir Kodin orada bir rakbadım yapma teşebbüsü oldu mesela çok minik bir hareketti ee, hani tekrar ringe geldiklerinde raktan bir rakbadım bekledim o gelmedi hani ya şu da olsun bu da olsun derken e, aslında bana şey diyorlar bunların olmasını görmek istiyorsan seni Wrestlemania'ya alalım e, canım kardeşim diyorlar aslında bir teasedi yani ve çok güzel bir teasedi. Eee Vallahi hiçbir şey demiyorum. Rock 40. WrestleMania'yı aldı sırtında taşıdı. Ee, son noktada da şey eksikliğini giderdiler bence. Roman geri planda kalmıştı. Yani Rock Final Boss daha böyle Rock ve e, Cody Rhodes arasında bir olaymışçasına ilerlerken Roman son iki haftada aldı o şeyi eline. Hani o, bu hafta farkındaysanız ringde Roman daha şey olan taraftı. Hani olayları yöneten ee, daha böyle merkezi olan adam Roman Reigns'di yani. Ee, her şeyi çok beğendim. Ve aşırı yükseğim Wrestlemania için. Yani Wrestlemania tamamen bu feud'un üstüne yıkılmış gibi duruyor. Ama bu feud, öyle bir feud ki. Farkındaysanız herkes feud'la alakalı. Hani birazdan ben uzun uzun yeni yeni şeyler söyleyeceğim. Sizle şu anda 5 dakika konuşsak bu maçı Judgment diye bile bağlayabiliriz. Oradan eee Santos Escobar'ın yeni stable'ına bile bağlayabiliriz bu maçı yani. Herkes dolaylı yoldan bu maçla bir şekilde akraba olabilecek durumda yani. O beni çok heyecanlandırıyor. Hiç böyle bir şey görmedim. Hani bir maçta bir ihtimal olur, iki ihtimal olur, üç ihtimal olur. Yani ben size şurada 50 tane ihtimal abartmıyorum burada mübalağa yapmıyorum. 50 tane son yazabilirim bu maça. Ee, olm olmaması gereken tek bir şey var. Tek bir ihtimal var olmaması gereken. Hani Avengers'da diyordu ya kaybettiğimiz <laughs> aynen. Sandığımız bir e ihtimal var diyor. Ben de diyorum ki kaybettiğimiz sadece <laughs> bir ihtimal var izleyici olarak. Birinci gece Set ve Kodi dümdüz kazanıyor. ikinci gece Kodi dümdüz kazanıyor. Kaybettiğimiz tek ihtimal bu. Bunun dışındaki bütün ihtimallerde biz Pro Wrestling izleyicisi olarak harbiden kazanıyoruz. Kimse üzülmeyecek bence o gün. Herkes uçacak. Ben öyle düşünüyorum. Yani izlediğim en iyi şey olması için olmaması için hiçbir sebep yok ve bundan dolayı çok heyecanlıyım. Ya sen ne düşünüyorsun? Ve Tabii, lütfen e... bana bize söylediğin o vatifi de söyle. Öyle olsaydı çok güzel olurdu. Oldu söyle lütfen. Tamam. Yani Roma'nın girişi sırasında böyle bir Michael Cole'un da değişi, onun da söyleyişi çok önemliydi. Acaba şampiyon olarak son kez mi Raw'a giriyor diye. Orada o olayı bize de yansıtmaları çok enteresan da hakikaten. Onu düşününce çok garip. Üç buçuk yıl 1310 gündü raada. Pazar günü de 1315 olacak. 1315'te bitmiş olacak eğer kodi kazanırsam. Ee, o biraz garip bir duyguydu. Yani mikrofonu eline alışı. Belgeselinde şunu fark ettim Romanın. Belgeselini izlediğimde abisiyle ilgili Roman'ın şöyle bir yüz ifadesi var. Şöyle yapıyor. Ee, üzgün olduğu zaman böyle yapıyor. Bunu belgeselinde fark etmiştim bedeninde Ve Ra'da mikrofonu eline aldığı ilk anda, ekna alıcı mı demeden önce mikrofonu eline tutarken şöyle yaptı. Bu şekilde yaptı. Bu da Bazı bana şey. acaba e, son kez mi Roman'ı ringde konuşurken gördük şampiyon olarak diye bir e, içimden geçirtti. Bu benim için önemli bir noktaydı bence. E, Tabi Setin gelmesi burada, Setin rakla olan maçı burada tease etmesin. Ondan sonra seyircilere bunu vermemeleri, seyircilerin çok istemesi ama seyircilerin bunu alamaması. Biraz seyircileri düşürdü olun başında. Bunu çok net görebildik. Hani Rikisha ile Ayvar'ın maçında tamam e, önemli reaksiyonlar verdiler ama orada rakla Setin maçını duyurup Sonrasında main event'te yapmaya bile gerek yoktu tabii ki. Yapabilirlerdi de ama yapmaları şart da değildi. Orada duyurmak önemli olandı bence. O seyirciyi biraz düşürdü. Ondan sonra Bloodline kuralları dediler. Bloodline kurallarında hiçbir şey görmedik. Ben şunu düşündüm show şov sırasında. Show'da Rock ve e, Roman'ın üstün kapatacağını çok net görebiliyordum, öngörebiliyordum. Ve Bloodline kurallarını da bu show'a yazdılarsa, hani WrestleMania'da zaten yapabilecekler 5 gün sonra. Bu şova Bloodline kuralları maçı duyuruyorlarsa acaba dedim ki ilk gecenin main eventinde Faceler kazanacak ikinci gece Bloodline kuralları olmayacak da o yüzden mi Bloodline kurallarını Raw'da yapıyorlar. Ama sonra gördüm ki bizim Bloodline kurallarından beklediğimiz hiçbir şey şu maçta olmadı. En ufak bir şey olmadı. Sadece bir no holds bar maçıydı. En ufak bir şey yok. E bu benim benim bu çok düşüren bir şey oldu. Bloodline kuralları diyorsun, anything goes maçı diyorsun, maç berabere bitiyor. Bu da üzücü. Yani şimdi Rock Bloodline kurallarını ilk kez duyurduğu zaman şöyle demiştim. İşte solo şap, e, ne ulusal e, marşı söyleyebilir. İşte Jim hakem olabilir. Paul Heyman şu, şunu yapabilir, bunu yapabilir. Şimdi sen bunları söylediğin zaman seyirciye sonsuz e, ihtimal veriyorsun. Seyircinin kafasında hayal edebileceği sonsuz tane şey oluyor. Ki işin güzelliği de burada zaten. Bloodline kuralları. Yani hiçbir kural yok. Olay yok. Ve sen direkt bu isimle bir maç yapıyorsun Roman main eventinde. Ama bununla dair hiçbir şey görmüyoruz. Direkt e, Roman ve gelmesiyle maç bir anda beraber en o contest bitiyor. Bu üzücüydü. Benim de tahminim şuydu o gece çoğu izlerken. Hani Solo'yla set arasında maçı duyurdular. Güzel. Maç Solo'yla set arasında devam ettikten sonra set Solo'yu yenecek duruma getirdikten sonra Rak bir şekilde olaya müdahale olup sete aslında bu maç benimle senin arandaydı deyip sete saldırıp seti pin etse, yani maç başından beri rakla setin arasındaymış olsa bunu da Bloodline kurallarına dayandırsalar ve bize Wrestlemania'nın pazar gecesinin main eventi için sonsuz tane ihtimal düşünebileceğimiz bir ortam yaratsalar çok başka bir seçenek çok farklı bir ihtimal olabilirdi. Çok hoşuma giderdi benim şahsen. Bunu ben kaçırılmış bir fırsat olarak görüyorum. Ve eğer WrestleMania'nın pazar gecesi main eventinde ...Bloodline kuralları olursa... ...Bloodline kurallarının da bir No Holds Barred maçından... ...farkı olmazsa... ...yani... ...WWE tarihinde... ...kaçırılmış fırsatlardan ilk ona... ...çok rahat... ...belki de ilk beşe girebileceğini düşünüyorum. Çünkü 1310 günlük şampiyon var ve... ...bunun saltanatının biteceği maç belki de... ...sonsuz ihtimalle... ...Bloodline kuralı diyorsun ama... ...karşılığını verdiğin şey... ...klasik bir No Holds Barred maçı olursa çok üzücü olur... Umarım bu fırsatı geri tepmezler. Benim Triple H'e e, inandığım sonsuz kesinlikle ve Nick Khan'ın daha yeni açıklaması var. Rock'ın bulunduğu e, rollerde senaryo etkisi de sons e, kesinlikle var diye Triple H'le beraber karar veriyorlarmış e, Rock'ın yapacağı işleri. Bu bağlamda ikisi kafa kafaya verirse illaki bir kafa kafaya sürtüşme de olabilir ama bunun sağlıklı bir e, mücadele yaratacağını düşünüyorum fikirler açısından. Bu bağlamda çok güzel bir şey ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ben hala ümitliyim ama Ra biraz düşürdü ne yalan söyleyeyim yani. Yani Raw. e, Rav'da gördüğümüz özellikle Bloodline maçından bahsedecek olursam WWE bunu çok yapıyor yani. Bloodline hani dışında bilmem ne Street Fight o, ne bileyim işte çılgın dershane maçı falan ama hepsi dümdüz hani no holds barred yani böyle. Bazen böyle çok inanılmaz beyinlerini yoruyorlar falan. İşte Irish Street Fight diyorlar. O şeleyle midir nedir onlardan koyuyorlar al sana. Geri kalan yine aynı. No DQ. WWE bunu yıllardan beri sürekli yapıyor. E, alışmış olduğum bir şey yani. Gerçekten de Bloodline maçı deseler ve sonra senin dediğin gibi böyle farklı bir şey yap gösterseler. Bize o zaman hani inanamazdım yani. Bu alıştığım bir şey WWE'de. Ve, ve sana %100 katılıyorum çünkü... Hani Seth hani Rollins challenge atacağını belli ettiği anda, tamam Rav böyle devam edecek, böyle bitecek. Büyük ihtimalle hepimiz dedik, özellikle bizim gibi uz uzun süreden beri izleyen insanlar. Çok rahat hani 200 kilometre öteden gördü neyin geleceğini. Şimdi o yüzden hani Rav'ın main eventinde de benim tek umudum, oraya kadar izleme sebebim, ha bak bize bir ön gösteri yapacaklar, işte bu Bloodline maçı ne olacak, Resim ya da bizim ne bekliyor, bunu gösterecekler. Aslında bu çok mantıklı booking açısından dedim. Ama sonra senin de söylediğin gibi yaz, hiç, hiçbir şey olmadı yani normal bir şeydi işte iki tane masa falan çıkardılar o okey yani ne alaka bilmiyorum hani bir de Seth solo kesinlikle hiç heyecan verici bir maç da değildi. Drak böyle maçak çıkacak bile olabilir yani çıkardı o maça zil çalardı sonra Drak hiçbir şey yapmazdı abi Bloodline pataklardı mesela Seth sürekli bir de benim en gıcık olduğum şey bu Bloodline maçı hakkında her şeyi bir kenara bırakalım çok saçma. Yani abi aşırı saçma. Ben Bloodline'ın yerinde olsam ne bileyim zaten 3 senedir no DQ, şey normal DQ olan maçlarda kazanıyorsun. Senin stratejin bu. Ee, şimdi no DQ olduğu için ama Cody arkadaşları da gelip veya hani işte Stone Cold'un geleceğini falan tahmin ediyoruz. Bunu açıyorsun kendini. Yani resmenin ilk gecesinde yendiğinde şey Roman Reigns kendini riske atıyor abi. Tam senin Bloodline'ın gelip uğraşabilir de Kodiye de bu sefer açık şey veriyorsun yani. Açık sağ veriyorsun. Gel istediğini getir, istediğini yap diyorsun. Cody olsa da hani o zaman ne alaka? Bu adam daha işte iki hafta önce baby face olacak bir de kendisi. Diyordu ki söz kimseyi getirmeyeceğim. Ya sonra iki kişi getirdi. Hani adamlık bu mudur? Ya sormak istiyorum Kodi olsa. Sıkıyorsa cevaplasın. Yani o yüzden ne alaka yani şimdi? Hani bu böyle bir mantık hatası olmamalıydı. Şey i̇şte senin dediğin gibi Bloodline maçı bu deyip Rock ben özel hakem olacağım deseydi. Ondan sonra one 2 it doesn't matter if the Rock can't falan yapsa böyle de çok efsane olur mesela. Belki yapabilirler hala çünkü hani bu fıdırmalık bir raw gibiydi açıkça söylemek gerekirse. WrestleMania ayrı, main event ayrı. Belki yine o yüzden bizi şaşırtabilirler onlar Çünkü özel olarak evet senin gibi Rock dedi ki şunu yapabilir işte domuzlar uçabilir her şey olabilir dediği için oradan bir umut bağladım. Belki bizi şaşırttılar da. Yani dümdüz no 2 olmasın lütfen gerçekten de. Ee, üstü bu sinirimi bozar. Şunu da söyleyeyim sinirimi bozan başka bir şey daha vardı. O da Roman Reigns'in performansı tekrardan. Bu sefer Cody Rhodes'a karşı tek tek çıktığındaki gibi batırmadı. Ama sonda şey oldu abi işte böyle bir şey diyecekti. İngilizce'de de telaffuzu biraz daha zorlu bir kelimeydi. Telaffuz edemedi. İşte yoldu şöyle yaptı falan baktı. Sonra set müziği çaldı. Hani adamın özel güçleri var herhalde böyle. Titan Tron'a bakınca müzik çaldırıyor falan. Hani Roman Reigns'in kaç yıldır şampiyonsun. Main Eventers'in. Sen de göreceğimiz performans bu mudur abi? Bu mudur Orada yani? Orada galiba bir taraftar çekimi vardı ama e, sanki pyro patlamış. Biz duymamışız gibi gördüm ben onu. Yapay zeka yapmışlardır onu öyle. Algı operasyonu <laughs> yapıyorlar. İnanma onlara. Şey. Tabelenin şefini yedirmeyiz. <laughs> Son bir şey daha. İşte belgeselinden bahsettin Roman Reigns'in. Orada da sanırım yine hani tedavisinden bahsediyor. Lösemi mi vardı? Yani bir kanser hastalığına yakalanmıştı. Yani Roman Reigns'i kızıyorum, ediyorum da sonra onu hatırladım abi ya. Adam aslında bir yandan da part-time olmasının en büyük sebebi Hani o hastalıkla ilgilenmesi, o yüzden çok da sövemiyorum şimdi dolayısıyla böyle yani part time takılmasına çünkü belki de işte e, videoyu izin vermiyordur, sağlık durumu izin vermiyordur. E, a, ama yine de ben Roman Reigns'in arkasındayım çünkü iddiaya girdim kaybederse sakalımı keseceğim diye e, ben elim kolum bağlı yani öyle. Ama e, o kadar. Negatif gördüğüm şeyler bunlardı. Hani siz daha çok pozitiflerden bahsettiniz. Bahsettiğiniz pozitiflere ben de %100 katılıyorum. ya yani Genel olarak da beğendiğim bir segmentti zaten. Eğlenceliydi. Ama en büyük katıldığım şey de Onat senin dediğin gibi. Keşke şöyle bir değiştirseydiniz. Yani geçen hafta o olaydı bu. Neyse. Bu kadar yani. İyiydi ama iyiydi. Resmen Heyecanlıyım ve abi iki gün kalmasına şu an inanamıyorum bile. Çok hızlı geldi bu. Yeter. Yavaş. Serdar. İki gün sonra her şey değişecek. Ben de şöyle bir yorum yapayım. Ee, bir sürü insan şey yazmış yorumlarda falan da gördüm. Ya geçen haftaki Ra'dan sonra bu nedir ya işte ötekini görünce buna ekmek vermem falan filan diye ama abi geçen haftaki Ra ayda yılda bir görebileceğin hani evet. yılda bile değil yani ne bileyim işte 10 yılda bir <laughs> ne bileyim <laughs> öyle görebileceğim bir şey de. ben o yüzden kıyası çok doğru bulmuyorum. Bir de herhalde aranızda en çok keyfi ben almışım. Çok keyif aldım ben son olaylardan segmentten. Ee, Roman en azından o şekilde görmek bana böyle bir 2021-2020 Roman gibi havasını da verdi daha işte öfkeli şekilde pat pat biz bir kodiye vuruyor bir sete vuruyor o kemerle falan hoşuma gitti benim çünkü böyle olması gerekiyordu Roman bu şekilde kendini sevdirdi diyemeyeceğim aslında Heal olarak gitti ama hani ben Hı -hı. o şekilde sevdim Roman'ı 2020 2021 özellikle o yüzden benim hoşuma gitti çok hani ekstradan eleştireceğim bir şey yok orada. Ama şu Bloodline Rules olayına gelecek olursam da Bloodline Rules bence bir maç türünden ziyade No Holds Bard'ın biz kafamıza göre takılırız. istediğimiz yaparız. Benim oradan amcamın oğlu da gelir. Bilmem ne yapar. Evet. maç No DQ olacak zaten. Ben hani ekstra onu bir şey gibi düşünün. Philadelphia Street Fight. Kentucky'ye gidiyorsun. Kentucky Street Fight. Anladın mı mesela? Hani ne oluyor? Ne yapabilirsin? Philadelphia'da bir tane çan koyarsın oraya mesela. yani onu alır kafasına vurur. İşte Kentucky'ye gidersin oradan bir tavuk fried chicken'lar falan gelir böyle. <laughs> ya anca onu koyarsan anladın mı? Ben Bloodline Rules'un bir maç türünden ziyade işte şey no DQ ama bizim kurallarımız geçerli olacak tarzı bir şey. Hep o şekilde algıladım yani. O yüzden çok şey yapmıyorum ya. E, bir, evet, No DQ maçı gibi olacak, No Osbart gibi olacak ama işte bütün her şey adamların kafasına göre olacak derken tam olarak dediğin nokta Kero. Bence bu işte başka şeylere de kapı açabilir yani. Kodinin de işine gelecek şeyler olacaktır. Çünkü neden? Maç No DQ yani. İstediğini yapabilecekler yani. işte o yüzden aslında e, sonsuz ihtimale gidiyor yani. Bir sürü şey olabilir maçta. Bu beni heyecanlandırıyor ama o yüzden beklentimi çok yükseltmiyorum yine. E, ya sanki şu an resmen son maç yorumu yapıyoruz gibi oldu bütün hepimiz. <laughs> bunu konuştuk. Ama şey ya... Bilmiyorum çok beklentimi yüksek tutmak istemiyorum ki hayal kırıklığı uğramayayım. Çünkü büyük paperlarda genelde yüksek tutup sonra hayal kırıklığına uğradım. Bu sefer olmak zorunda ama bazı şeyler. E, T2O'nun ilk evet. resel bu önemli. Önemli gördüm. Be beklentim yüksek. Sonra sona bu sefer öküz gibi bir kartları yok. Çok fazla kartları var bence. Bak sen hep böyle yapıyorsun. Senin yüzünden. Senin. abi. <laughs> <laughs> <Senin Hayır, hayır, gülüyor> abi. Adrenalin sen bağımlısısın. Hayır abi olacak. Sonra güzel bu kartları yok bak. Birden fazla kartları var. Görürsünüz. Abi Çok Rumble'da ya. ben yandım. Rumble'da ben yandım böyle düşünerek. O yüzden ben DNS abi gibi temkinliyim. Heyecanlıyım ama temkinli. Ya istiyorum tabii böyle ama bir şeyler olsun diye şey yapmıyorum. Her abi. Dillendirmiyorum. Bak, <laughs> bir şey bir şey bir şey diyebilir miyim? Sayın arkadaşlarım. Ee, maçın Cody ile Rom'un arasında olmayacağını düşünürsek, bir de gözümüzün alıştığı adamların Dışında e, müdahaleler olacağını düşünürsek. Maçta müdahale edebilecek adamları, bak kısaksa sayıyorum. Hani önce doğal müdahale bekledik beklediklerim. Damien Priest'i bekleyebiliriz bu maçta, örnek veriyorum. Bak ne alaka, bambaşka bir yere gidebilir olay. Ne alaka dediğin Money in the Bank sahibi ya. Ha, yani, <laughs> hiç mesela buraya <laughs> beklemiyoruz ya. Genelde kimse buraya beklemiyor. Hmm. Ca onun vesilesiyle Judgment Day gelebilir. Judgment Day arka alanda şeyle yakınlaştı. Andrade ile yakınlaştı. Bir Drew'la farklı bir olaylar oldu. Drew gelebilir. E, Santos Escobar'ın şeyleri bile gelebilir. Dominic'e yardım bilmem ne şeyle. fantazi düşün. Bak biraz WrestleMania olduğu için fanteziye de çıkabiliriz. Steve Austin gelebilir. John Cena gelebilir. Biraz daha zorlayayım. Undertaker'ı bile gelebilir. Herkesi görebileceğim bir maç. Tabii ki de. Oturup da ben bunları hayal edersem tabii ki de keyif alamam ama e, şimdi yaz çok güzel bir yerden girdi bize Bloodline Rose dediler ve hiçbir şey göstermediler herhalde ve Bloodline Rose sonuçsuz bitti çok mu zordu Seth Rollins'in üstüne koymak hani e, bil, bilerek yapılmış bir şey yani alenen e, acaba bize yani şunu dedim Bloodline Rules'da hiçbir şey göstermemiş olmaları bize aslında Bloodline Ruz'u vermeyecek olmamaları mı? Olmaları mı? Hani bu da geldi aklıma. Hani vallahi bu Beklentiyi da geldi aklıma. düşürmüş olabilirler kendilerine. Ee, yani çünkü ama Ra'da Bloodline Ruz'u veriyorsan onu da vermek zorunda mısın? Onu bilemiyorum. Ama şu az önce saydığım ihtimaller benim aklıma gelen ihtimaller. Şimdi burada Yağız konuşmaya başlasın. 10 sonda o yazar. Enes abi yazar 10 tane son. Kero da yazar 10 tane son. Şu an çete bile sorsam hani Main Event'e gelebilecek kim var şu an? Ha? Mesela benim aklıma gelmemişti. Olabilir. Şey e, Dustin Rhodes. Goldust. Gelebilir. E, Cody'nin hanımı Brandy Rhodes. Mama Rhodes'u zaten göreceğiz. Hani. Allah gelmez. MJF diyen var. Hani e, falan filan. Sonsuz ihtimal ya. İlk defa bu kadar sonsuz ihtimal var yani. Eee bira kamyonunu görebiliriz. Stone Cold'un bira kamyonunu. Mesela çok müsait bir ortam bence. WrestleMania yolu uzundur, geniştir. Ee, kamyona müsaittir. Ee, çok güzel şeyler görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden beklentim yüksek. Tabii ki de yüksek ya. WrestleMania arkadaşlar bu. Kırk yani. Kırkını <laughs> getirdik. Ben şey diye düşündüm sen böyle konuşuyor. Bütün kad şey kadro arkadan çıkıyor kap kapışıyorlar falan. Apollo Cruz da sonuçta WL roster'ında birbirleri tanıyorlar yani. Arkadaşlar bir bakayım. Rikişi gelebilir. Rikişi farkında mısınız olayın? Rikişi gelebilir. Rikişi şey yani. gitsin ya. Uso maçına gitsin abi. <laughs> <Ar> şey <laughs> de bir dakika biz tam heyecanlıyız maç yapacaklar geliyor. Yapmayın diye Baştan. giriyormuş, maç bitiyormuş değil mi? <gülüyor> 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 Mama Mama Roth, Mama Roth Raka tokat atacak. Bak görürsünüz. Geleceğiz. Bunu göreceğiz. Bu yaşanacaksa. Ya, o konuda konuşmak istiyorum bu arada biraz segment'e geri dönüp enes abi de derken aklıma geldi çünkü şöyle bir not aldım. Raket bumpı yumruk yedikten sonraki bumpı Cody'den. EWE'ye bedel diye bir not almışım. Bence çok iyiydi bu arada <laughs> o aksana girmeleri. Bir de yine enes abi şurada sana katılmak istiyorum. Romanois gerçekten promolarda sövüyorum kendisini de fiziksel olarak yani yumruk okay. atmaya başladığında yani aynen çok fena öne çıkarıyor kendi keşke biraz daha yapsaymış onun resmen ya build up'ında. Rakın anasıyla Kodi'nin anası kapışsa. <laughs> Hangisi daha yaşlı? Rakın anası yok Rakın eder burada da. Şey bu. Yani atacağım şey. Ata teyze. Ata Kesinlikle yok. <laughs> ata mı? Oha. Çok Adı ama. Ata. Eyla. Eyla, Can Bu arada Vay. şey. Anneannesini de almışlar galiba değil mi Hall of Fame'e? Evet. Yamayo. <laughs> 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 Patron olunca anneannem Hall of Fame yaptı. Abi ben de halatayım <laughs> olabilirim. Gel ya gel aileden sen. Bak Triple triple H, triple H e, CEO olduğu yıl Shawn Michaels Hall of olmuştu. İşte bak her gelen bir yakınını kayırıyor gördüğünüz <laughs> gibi. Kızın NX arada... diye GM yaptı. Onun annesini Hall of yaptı. <laughs> Konu buraya gelmişken şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Evet. Cody geçen dünkü röportajında şey e, Mama Rhodes olaylarından sonra lan Cody'nin annesine geldiği zaman Kod artık şey diyor. Ya ben işte küçüklüğümden beri e, babam ve abim gibi hani büyük yapılı değildim. İşte onların tarafından hissetmedim kendimi. Hep annemin tarafından hissettim falan e, <laughs> demeye başlamış artık. <laughs> Laf o noktaya gelmiş yani. Aynen. Artık Cody Dustin'in oğlundan Mama Rots'un oğluna doğru bir geçiş yapmaya başlamış. Ama ben dedim başlamış. size çok babasından bahsetti biraz da anasına geçecek dedim. Demedim mi ben bunu size? Yani. Kesinlikle. Anne tarafını çekmiş. O Dust'in bu arada bayağı şey ya WCW zamanlı Hı. falan böyle Aha. yani Goldas öncesi İsteli. Paris Madrid yani. Dustin zaten. Ya. My iyi. mother said yapmayın Hı. kızım siz kardeşsiniz falan. Benim bu arada olaya bakışım da şöyle ben algının gerçeklik olduğunu düşünüyorum birçok şeyde. Ve dolayısıyla da mesela ben şovdan eğleniyorsam o şov benim için güzeldir. Benim Aynen. beklentim düşünse, düşükse o şovdan eğlenmem çok yüksek ihtimaldir. O yüzden mesela Extreme Moves'da 2018 2019'da Becky işte Seth takım olup Lacey Evans, Baron Corbin'le yaptığı bir maç var. Yani o maçın build-up'ı ne kadar iğrenç olsa da şu an söylediğimde kulağınıza ne kadar kötü bir maçmış gibi gelse de açın izleyin tamamen bu, duygulardan bağımsız olarak çok zevkli bir maçtı. Acayip güzel bir maçtı. Yani tamamen olaya bakış açınızla, algınızla alakalı. Onu ben öyle şey hatırlıyorum. Lacey Evans'ın girişi çok güzeldi. Evet, güzel bir konu. Şey. Anlatıyorum. Okay, şu anda güzel. Ayda 10 dolar da. Yok sen böyle bir şey? Olmaz bu ya? Ne zannediyorsun? İki çocuk anası. Lay <laughs> evet. Gerçekten mi? Evet. Kaptan Amerika. Ben ben Lay çok severim. Bilmiyordum Man, bunu. Bence yayının başında 10 dolara daha çok sevebilirsin. Chat'te abi çok mutlu olmaması gereken abi. kişiler oluyor. Bence hiç oralara girme. <laughs> Hayır, sevindim yani. <laughs> e şey daha çok para kazanıyor. dedim değil Mama Evans. Okay. Mama Evans, evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Hayır, Mami artık... Evans pardon. Mama Evans. Mams Smackdown'a geçelim de Smackdown'da böyle ya ilk akla gelen şey Jet Cargill'in kontrat imzalayıp hmm, hmm. ondan sonra Event'e böyle şey. Hani kapışıyorlar orada böyle Japonlar, Maponlar, Kero sever. Ama böyle görüntü bir dondu dur gelecek şimdi. Bir dakika. Geldik evet, Donu başından gel, niye donuyoruz lan? Ne oluyor <gülüyor> ya? <gülüyor> niye böyle olabiliyor? bilmiyorum pardon, ben pardon abi ben bir OnlyFans'e gittim de ondan donmuş olabilir. Hayda. Sistemi çok kesin ondan. Ya böyle en sonda zaten main event'te herkes böyle Japonlar maponlar kapışır bir şey yaparken Jade Kage böyle bayağı yürüyerek geldi. Yavaş yavaş. Girdi içeri böyle. İşte Big Boot'u koydu. Power Bomb'u falan koydu. Rahat rahat şey yaptı. Ondan sonra bir saçmalık oldu. Fark ettiniz mi onu? Ya da nereden ne şekilde izlediğinizi bilmiyorum ama. Böyle bir Wrestlemania sayına parmak gösterme şeyi vardı. Orası aslında olmayacak mıydı? Görüntü gitti. Sonra geri geldi. Böyle ham görüntü gibi saçma sapan bir şeyler yaşandı da ya bir Jade Cargill'i gördük sonuçta. Geldi ve Wrestlemania'da maç ayırdı. Hadi sen de maç yap dediler. Black Lives Matter pardon e, e, Jade Cargill neydi? E, <laughs> Bianca Naomi Böyle bir şey ayarlandı. Ya Onun dışında zaten yine işte Logan'lar falan e, belli. Yine aksiyona falan girdiler. Şey güzeldi ama Logan'ın arkaya kaçması. Ya şu tek kamera çekimleri benim çok hoşuma gidiyor. Bunu evet. güzel yapıyorlar. Sinematik böyle iz bir şey izliyormuşsun gibi. Orada da onu yaptılar 4'un kovalarken. E, keyifliydi yani. SmackDown'da da böyle ufak şeyler vardı. Hani Ona değinmek istediğin şeyleri değil Ondan sonra çünkü resim öneye geçeceğim artık. Diğer arkadaşlarla konuşalım. Ya Jet ilgili ne diyeyim ya abi şimdi ben Jet Cargill'en tanımıyordum. Hatta hatırlayayım. Burada sizden duymuştum onun ne kadar büyük bir isim olduğunu. Ee, ama ondan sonra bir türlü gelemedi böyle. Vermahan oldu yani kadın. Hani kadın böyle süperstarken Vermahan oldu. Bu SmackDown'daki e, geliş segmenti de hani geldi promo kesti. Buralardayım. En iyi yerdeyim falan. Ee, bu şeyin Mercedes Mon'un AW'daki çıkış segmentine çok benzettim. Eee tam ya, yani Sasha Banks ya Mercedes mu? Yani ben Mercedes... anlamıyorum. <laughs> Neyse. Adı gel adı gelmedi de. lan aklıma. Sahet bir şey, Saşa yani ben ben bir bir şey demiyorum da. Vallahi adı gelmedi yani. <laughs> evet. Adı Oğlum, adı gelmedi. O zaman setor'un şey işte Tyler Black diyelim yani. Mercedes bu. Yani Mercedes yani. <laughs> <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> yani e, çok şey hani Ma, bu kadar büyük bir kadının e, resimleye de çerez maça çıkıyor olması, e, bilmiyorum yani onu ben hani öyle bir bahsettiniz ki ve bahsetti ki insanlar ya Charlotte'la ya ile beklerken. Oğlum görmedin e, mi gelişini? Nasıl şey geliyor gelişim, ya? Uşuklar mı ışıklar? şöyle bir gölgede fazlalar falan sıkılıyor. Gölgesinde serinletiyor. Abi Daha. şimdi. Gideyim yeni mahalleye, Yağız'ın evine. Şuradan <laughs> tepeden spotu koyayım. Yaz da Jet Kargil yani. Onda bir şey Vay yok. Ayda. <laughs> yani önemli olan hangi açıdan? Kişi? Anladım. <laughs> 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 yani Olaya na nasıl bir noktadan bakıyoruz? <laughs> <laughs> yani ışıksa ışık. Eee parayı veriyorsun. Saç yapıyorlar. İnsanlar böyle yani para e, şey olabilir. E, imaj öyle gösterilebilir de. Hani ben <laughs> Jade Cargill'i çok daha büyük hayal ederken böyle çerçöpte gördüm. Ee, o yüzden <laughs> Ne alaka ya? <laughs> Köplükte şu anda. Yani hiç ben o maçı izlemem bile. Yani bilmiyorum. Geçen yılki WrestleMania kadınlar maçı daha ilgi çekiciydi. Lita vardı, Trish vardı, Becky vardı. Ee, yine bir 3'e 3 vardı orada. Ee, bu sene çok sarmadı beni. Bianca'yı zaten sevmiyorum. Ee, öyle öyle düşünüyorum yani. Oğlum ya, sen... biraz, madem bu, bu kadına Money in the Bank falan Herkes mı verdi? Yani? Ya. Öyle bilmiyorum ya. Gözlüğü taktım. <laughs> ya bilmiyorum. yani... ben Jade Kargil'den hoşlanmadım. Öyle söyleyeyim size. Hani nasıl... Hoşlanmadığın şey çöplükte geziyor. Bianca'yı sevmiyorum ben. Diğerleri zaten Çek boyalı mi? saçla geliyorlar. O, bu, 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 mu yani sebebi? <laughs> bu arada bunlar kimle maç yapacaktı ya? Unuttum. Rakip Bilmiyorum Damage control'le işte. Ha, yine mi damage. damage control? Kyrie. Damage e, 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 es, Eskişehir'de herhangi bir barlar sokağında bulabileceğin kızlarla maç yapıyorlar. Hani e, ne barlar diyeyim? Barlar sokağında ben? Japonlar Ye. mı var? Abi çok çekik <laughs> var. E, eski şehirde. E, yani herhangi bir Eskişehir'de bilir. <laughs> e, bir de her eee şovda bu damage kontrolün şova gelişlerini görüyoruz valizlerle malizlerle. Hani niye ne acaba? Bunlar, bunlar evet. sürekli KYK yurdundan çıkıp mı geliyorlar? Yani sürekli onları görüyoruz. Başka da kimseyi görmüyoruz yani. Ee, öyle genel bir yorum yaptım yani. Ben, ben, bu maça niye bu kadar konuştuk onu da bilmiyorum. <laughs> Sen konuşuyorsun. <laughs> <Evet>, ben konuşuyorum. <laughs> Yaz konuşuyoruz ben gözlükler takıldım bana. Evet, sevgili Yusuf Anad Sert'in konuştuğunda size ne diyeceğini unutturan bir tavır var evet ben bunu <laughs> çok iyi yaşıyorum ee, ve şöyle bir sıkıntımız var şimdi sen kalkmış bana Jade Cargill diyorsun da Oy. nasıl bir benzetme yaptın hani ben, ben seni Ria benzettiğim zaman benim haklı sebeplerim vardı benim çok geçerli sebeplerim vardı ee, ve çok nedenlerini de açıkladım şimdi tekrar etmeye gerek yok ama sen bir zamanlar Ria benziyordun şu an bir tık e, ayrışmalarınız oldu fakat ben Jade Cargill'a nasıl benziyorum <laughs> Bu nasıl bir benzin? Beni mi aşağılıyorsun yoksa Ceyit Kargil'i mi aşağılıyorsun? Çok... bir Üst, dakika. Üstündekini yani... bir çıkarır mısın? Şu montunu hepsini değil. Hepsini değil. <laughs> hepsini değil. Çıkar çıkar komple çıkar. Yok komple o kadar çıkarmıyorum. Çıkar, çıkarmıyor. çıkar da şöyle yap bir. <laughs> <Yok. gülüyor> Bakın şöyle yap. Aynı Ceyit Kargil'sin bak. Şöyle yapsan Lütfen. aynısın yani. Lütfen. Lütfen. Hiç, <laughs> hiç yakıştıramadım. Yani Ceyit kargıl kesinlikle bir süperstar bu doğru ee, bize e, presentation, bize gösterişi de bize yansıtışı da öyle WWE'nin paketleyip önümüze kusulması da öyle kesinlikle fakat şöyle bir sıkıntısı var ha, İnanılmaz bir atlet onun da söyleyeyim söyleyemedi şu an donduk ama geliyor biraz da söyleyecek umutla e, böyle şey tamam. olabiliyorlar kalıp gibi Hı. robot gibi olabiliyorlar devam tamam. Evet. <laughs> tamam da tamam. ee, ve dolayısıyla Ceyd'in inanılmaz atletizmi olduğunu da söylemiş olalım. Sadece Jayden bence mikrofonunda hafif bir sıkıntı var. Onu evet. da zaman geçtikçe daha rahat hissettikçe e, bize daha iyi sunacağını düşünüyorum. Ben e, Jayden ve Bianca arasında, Jayden ile Charlotte arasındaki maçların çok öyle güzel ol, hissettireceğini, iyi bir hype olacağını düşünüyorum. Ama bunun için Jayden yanına bir menajer verilmesi çok tatlı olabilir. Çünkü ben bir Brock Lesnar pazarlaması yapılabileceğini düşünüyorum Jade Cargill'da. Sadece vücuttan dolayı değil, atletizmi çok iyi Jade gerçekten. Ha, mikrofonda konuşamıyor da ki Brock Lesnar da konuşamıyor değildi. Can istediğinde azar azar konuşuyordu. Jade de o şekilde konuşabilir ama rahat etmesi lazım. Rahat edene kadar da bir menajeri olsa çok tatlı olabilir. Çünkü Charlotte'la mesela aynı ringe koyduğum zaman tamam e, zil çaldığından e, bitiş zili çalına kadar hiçbir, hiçbir sıkıntı yok. Onunla başa çıkabilecek durumda. Çok daha yeni güreş kariyerine başlamış olmasına rağmen. Ama o maçın build-up'ında Charlotte'a karşı ayakları üzerinde ne kadar durabileceğini çok kestiremiyorum şu anda. Bu da zamanla daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ee, Jade iyi bence. Güzel olur yani. Hero. Bence doğru seçim diyebilirim yani. Büyük ihtimalle Jade çünkü ben katılmıyorum. Zil çaldığında en sıkıntılı insanlardan biri şu an. Yani yani. <laughs> bu sefer gelmedik mi? Kimi Donduk. seversen sev. Evet. Hep evet, evet, geldik. Hatırlattı ya. <laughs> ee, bu üzerindeki tişört gibi yem yeşil birisi şu an Ceyit Yani Yani daha hala bence çok e, yol kat, et kat etmesi gerekiyor. Bu yüzden zaten Triple H dedi ki işte bizim şey e, kendisini suçu değil. Ama onu bir kenara çekmemiz ve tekrardan eğitmemiz gerekti falan demişti bir konferansta. Bunu boşu boşuna demiyor. E, o yüzden birebir maç yapacak kadar güvendiklerini düşünmüyorum. Zaten bak kadın çıktı bir kere konuştu. Promosuna söylemeye başladık bile. Oradan sıkıntılı. E, de abi birebir maç yapmak hiç ona uymazdı. Yani bu bayağı şey olacak. Resim yapacakları maç. Jade Cargill show, showcase maçı olacak yani böyle. Diğerleri dayak yer. Jake Cargill girip kazanır diye düşünüyorum. Ryback tadında, hani Brock Lesnar tadında böyle çok e, satmadığı, satmadı. Direkt hani dominant bir Jake Cargill izleyeceğiz büyük ihtimalle. U uzunca bir süre, 1-2 sene daha gibi geliyor. En azından bir sene daha. Hani bir sonraki resim ya da birebir maç yapar. Eminim. Bu Bianca ile olabilir ki zaten hani Bianca ile takdim olacak. Oradan tohumları ekmeye başlarlar diye düşünüyorum ve hani zamanı geldiğinde de zaten hangi brandde ise o brandin kadınlar şampiyonluğunu alıp büyük ihtimalle bütün kadınlar division'ın yüzü olacaktır. Ama şu an benim gördüğüm kadarıyla da böyle bir demiş ki erken yani fazla evet. şımarmayalım. Seni yani vakti zamanda mesela Ronda yapmıştık. Koreye bir maça koyalım. Hani her şey güzel gitsin. Acele etmeye gerek yok. Zaten kadın genç. O yüzden Kaç benim düşüncem böyle. Bakalım hemen yaşına. Bu bir ara daha geçmişti böyle unuttum ben. Şey, <laughs> Kargil kaç yaşında? 31 yaşında. Buyur. buyur, 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 buyur. 92 92'li. 92 92'li. Ah, biraz fazla gençmiş ya bunu. Ben de artık <laughs> 90'larda doğan güreşi duyunca üzülüyorum. Neyse. Ee, yani demem o ki diyeceğimi tamamen unuttum. <gülüyor> 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 sonuçta esterecek. estirecek. Estirecek evet. aynen. Estirecek. Hatırlamayacaksan geçeceğim artık <laughs> Hatırlayamadım vallahi devam edin. Direkt böl ya. zaten donuyoruz yine ara ara. Şu an donunca mesela beni görüyor musunuz onu da bilmiyorum gerçi. <laughs> ne oluyor? Sıralar kalır. Bu yaz, yaz nasıl donuyor Bir şey Gördünüz mü? Tam böyle <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. 10 dolar. Don, donunca <laughs> ne oluyor sizde? Donunca Biz ne oluyor? Bizde de donuyor. 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 Aynen, Aynen. Ne Discord'tan de arada. Aynen. Ya senin mesela yayın akıyor. Yayını görüyorum. Aynen. Ben <laughs> devam ediyorum Aynen. değil mi ama? <laughs> evet, tabii ki. <laughs> Okey. Şimdi artık WrestleMania'ya geçelim o zaman. WrestleMania'da direkt mesela şeye baktım ben. Wikipedia'ya baktım. Wikipedia'da işte birinci gece, ikinci gece maçları netleştiği için çıkıyor. Orada bir sıralama yapmışlar. ona göre gideceğim. Direkt şey yapalım. Tahminlerimizi maçla ilgili yorumumuz falan varsa ona böyle. abicim müsa müsaadenle e, <laughs> gireceğiz iyi gireceğiz e, o yüzden tamam. söylüyorum şu anda canlı yayındayız e, chat'e de bir selam çakmak istiyorum bir kere daha yazıyorlar güzel çok iyi izleyici var arkadaşlar chat'te daha fazla aktif olursanız ve yayına like atarsanız bu özel bir canlı yayın şurayı bir coşturun. Hani e, WrestleMania özel hani ne bileyim geçen haftaki Pro Wrestling Studio unutulur. Önceki haftadaki unutulur ya da gelecek haftadaki unutulur ama bu özel bir show şu an şey e, canlı yayın şu anda. Herkese şu anda çamaşır makinesi demek istiyorum. Akıtın abi. Katıl yapın. Like atın. Yani bu yayına sizler de bir hatıra bırakın yani tamam mı? Bunu bundan 3 yıl sonra bile izleyeceğiz yani. Ne demiştik diye. Çeti biraz daha aktif görmek istiyorum. Katılları biraz daha aktif görmek istiyorum. Çünkü e, bu arkadaşlarım ve ben Wrestlemania haftasında e, bunu sizlerle beraber sonsuza e, yüklemek göndermek istiyoruz yani. Buyurun efendim. Evet o zaman artık Wrestlemania'yı açalım. Evet. WrestleMania. Wrestlemania birinci gece. Cumartesi pazara bağlayan gece. Saat 2'de başlayacak şu Bilmem ne için onu da söyleyeyim. Ee, şimdi ilk olarak burada yazılana göre giderek gidiyorum. yarı Ripley ile Becky Lynch'in maçı var. E, WWE World Championship. Rhea zaten bir yılını doldurdu. E, 365 geçti yani geçen sene almıştı kemeri. Artık bu uzun kemerlerde insanları sıkıyor bazen ama Rhea ripli olduğu zaman ben birazcık daha böyle şey davranabiliyorum ona. ayrı bir ayrımcılık yapabiliyorum yani. Rhea ripli şampiyon olarak gidiyor. Bence feud bu arada iyi işlendi. Peki çok kazanacak gibi geliyor. Bilmiyorum o yüzden. Hani kafa siz ben merak ediyorum mesela şu an Onat bu maçı ne düşünüyorsun? Tahminini de yap. Aa, hiç e, yani ç, bilmiyorum. Çoğunluk sanki bana şey gibi düşünüyor gibi geldi. Genel kitle e, yani Undercard'ın zayıf olduğunu düşünüyordu çoğu Hı. kitle. Hayır abi, bence Beşikli'nin yapabileceğin yapabileceğine iyi kadın maçı şu anda? Bana sorarsan. E, yani daha önce de bir kere gördük, Nxt'de gördük. O maçta zaten sonuçlanmadı diye hatırlıyorum. Öyle kalmış. Hafızamda. Hani. E, bence yani her sene söylüyorum bu kadınlara yeteri kadar ıı, şans vermiyorsunuz diye düşünüyorum ya şimdi Wrestlemania 35'te ben bunu çok savunmuştum çok fena lafımı yedim yani finalde ee, yine ve yine bir bekilinç maçı ve karşısında Riyaripli var çok güzel şans vermek istiyorum bu maça keyifle izleyeceğim ee, bence bekilinç kazanacak gibi duruyor ama de ters köşeleriyle meşhurdur eee Rear Ripley'nin bir şey yapıp bir, bir şekilde buradan kazanarak ayrılacağını düşünüyorum. Bu arada şey çok tatlı oldu. Keşke onu uzatsalardı. Orada Mama Rhodes var. Burada e, Becky'nin kızı var. Hem analık yapıyor hem babalık yapıyor. Helal olsun. Yani e, adam gibi adam. Zaten biliyorsunuz adamlığın kitabını da yazdı. Hani keşke Türkçesi olsa da okusak yani. E, onu biraz da e, deşmelerini isterdim. Kızı kızı çünkü Ra'da görmüştük. Birkaç evet. hafta önce Set'in kucağında görmüştük değil mi Yaz? Yanlış mı hatırlıyorum? Ee, bir backstage segmentte Set'in kucağında görmüştük kızı. Ee, Daha Raya... önce bir Bekir'le beraber gördük de şovda gördük mü, çok hatırlayamadım. Ya yeni ya ben askere gitmeden önce sanki Set'in Öyle kucağında mi? Bir gördük gibi hatırlıyorum. Gördük, gördük. Doğrudur. Ee, hani kızı keşke Rea bir şeyler yapsaydı kıza yani. Kaçırma olur. Psikolojik şiddet olur. <gülüyor> ee, <gülüyor> ne bileyim kızı kızı kaçırıp <laughs> şurasına dom yazmak olabilir. Hadi e, niye canım e, Kurban gel, Bayramını Kurban Bayramını canlı yayında kutluyor da veya kızı kaçırmış çok mu arkadaşlar yani? E, ben öyle buyurun. Ben şunu demek istiyorum yani sana geçmeden önce e, toplanalım dördümüz kitabı çevirelim. Satabiliyor muyuz sonra? Bilmiyorum adamla sığmayabilir kardeşim. <laughs> Sen ne düşünüyorsun yaz bu mükemmel feud hakkında? İnanın bir feud, gerçekten. Ee, yine bunlar Ariel'ın şovuna gittiler. Orada da işi ilerlettiler. Güzel bir angle çevirdiler orada da. Bu son bir iki haftada olay ciddileşmeye başladı. Becky'nin çok böyle sinirlendiğini, çok gerildiğini gördük. Yine 2018'de şartlı olan feud'una benzer biçimde ortamı gelecek şeyler söylemeye başladı. Peki orada e, olay arkadaşlığına mal olmuştur Charlotte'la. Burada ama o kadar ciddi bir şey e, olacağını düşünmüyorum. Çünkü Rhea biraz statüsel açıdan Bekir'in hala altında. Rhea da bunun farkında. Yani orada değil henüz Rhea. Rhea daha yükselen. çok inanılmaz bir seviyede yükseliyor ama hala yükselen bir yıldız. Bekir'in yeri artık tüm zamanlar listesinde sonuçta. O yüzden Ria biraz çok alınganlık yapmadı. Yani o o konuda biraz rahat Ria. Çünkü Bekir'in söyledikleri işte ben live eventlerde oramı buramı açmıyorum vesaire falan bunlar ciddiye alınacak ithamlar, Sıkıntılı şeyler. Ria, Ria yani ciddiye alsa rahatsız olabilirdi. Almadı. Güzel oldu. Ama iki ay içerisinde işi olabildiğince ciddi tuttular. Güzel işlediler bence Fiyod'u. Riya'nın devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum kemerle ki öyle olacağına da inanıyorum, benim tahminim Rhea Ripley. Abi ne nasıl yani Rhea'ya sövüyor, peki sonra kendisini görüyoruz pay per yani böyle o da gayet V for Vendetta diyeyim, anlayın. Yani manzara işte adamlığa sığmayan, adamlığın kitabına hiç sığmayacak özellikle manzaralar gösteriyor bize. Önce kendine bak, aynaya bak, ayna diyorum. Ayna diyorum yani. <laughs> ee, bu feud işte Rox'a falan sövmesi aynen Lafori'ye getirmesi Ariel'de yaptıkları muhabbet Hani bir tık daha en azından daha hoş bir e, hikaye oldu. Kesinlikle geçen seneki Rhea Ripley, Charlotte'tan daha iyi gidiyorlar build up olarak. O kadar iyi gidiyorlar ki yani ciddi bir şekilde siz diyorsunuz abi Becky Lynch yenecek gibi geliyor diyorsunuz mesela. Ben hala buna hiç inanmıyorum. Ve geçen haftalarda da şunu diyordum. Hani Abi bu maç build up'ı nasıl olursa olsun iki tane çok kaliteli isim var. WrestleMania'dalar. Geçen sene Rhea Ripley Charlotte'la mükemmel bir maç yapmış. Bunun altında kalmak istemeyecektir hani. Elinden gelen her şeyle daha güzel bir maç yapmak isteyecektir. Karşı Allah Allah Allah. Hayat dondurma Burada yardık her şey şart. vardır. Yardık. Çikolata. Evet, evet yardık. Ya sırası bu ikisi arasında. Yani güzel <laughs> maç yapmaya çok ortam var yani. Tatlı bir şey izleyeceğimizi düşünüyorum. Hani gecenin en eğlenceli maçlarından olur diye düşünüyorum. Çünkü işte Gaza gelmiştir eminim. Uzun süreden beri böyle dişli bir rakibi yoktu. Yani ne bileyim siz bahsederken ama hani bu Real yükselmekte olan bir yıldız diyorsunuz ya. Hem Bekir'in hem de Rian'ın bence ikisinin de altı boş gibi şu anlamda. Bekir yükselirken çok güzel bir karakter değişimi yaşadı. Ama ondan sonra hep şey yaptılar. İşte şu maçı yapacaksın, şununla şöyle yapacaksın falan. Neden? Çünkü kadınsın. Baş başka sebep vermediler. İşte Kadın Revolution bence altı çok boş olan bir şeydi WWE'de. inanılmaz kötü buluyorum. NXT'deki mükemmeldi. Ana kadroda Stephanie getirdi ya böyle hani kadınları. Gelin Re Revolution yapıyoruz. Ne bu bu kadar takılıyor kardeşim ya. Kızım şunları, şunları yayınlayın diyorum ya. Aa. <gülüyor> Yine <gülüyor> mi donduk ben fark edemedim. <laughs> çok kısa bu sefer. <laughs> ya her şey. neyse abi. Ya, bilmiyorum. Şunu diyeyim kısaca o zaman Rüya Ripley yenecek ben Bekir'in yenmeyeceğine %100 eminim. Daha yorum yapmak isterdim ama birçok maçımız var dolayısıyla burada bırakayım bunu. <laughs> Ben de hemen bir yorum yapıp şu bir sonraki maçta şey yapalım böyle. Ben hemen minik yorum atayım dönelim. En sonra ben kalmayayım yine öyle şey yapalım. Hızlı giderim. <laughs> uy, uy, uy. <laughs> ben e, Becky, Becky, bildiğimiz WWE Becky kazandıracak gibi bir feud ilerliyor şu an aslında. Hani o işte çok öfkeli şekilde bilmiyorum falan. Ama Ripley'nin kazanmaması için ben hiçbir sebep göremiyorum. Çünkü Becky hiç bir kere daha söyleyeceğim. Şey gibi geliyor bana hani artık Rhea yeni dönemi yıldızı. Becky işte ona yetişmeye çalışan bir önceki dönem ki değil bence yine o kadar bir fark yok aralarında ama ben yani o yüzden Rhea Ripley'i böyle bir süreçteyken Becky'ye kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ya yeni bir yüze kaybetsin ya da bir şey olsun. Jade Cargill geldi mesela. Yani bir şey yapın işleyin. O şekilde olabilir ama Becky de kesinlikle kazanabilecek. Main event'e çıkıp Rhea'yı yenecek biridir mesela. Ben öyle düşünüyorum. Benim tahminim Rhea olacak ama yine. Şimdi sıradaki aralarında, maç benim... Aralarında 10 yaş olduğunu da söyleyip bitirelim. Evet. 10 yaş var. Yani ileriye dönük artık artı 10 ekleyin yani. Şimdi Intercontinental şampiyonluk maçı Günter Semizey'in. Ee, çok kısa yorum yapacağım. Ee, Gönül isterdi. Ben tabii isterdim. E, Günter squashlasın. Ha, böyle bir şey ben olmayacaktır ki hiç de bir şey <laughs> Ya <Yani> hiçbir şey <laughs> nasıl çok ilginç bir şey bu arada. Sami Zayn, o kadar bence ya geç başladı bir fut Hani eğer vereceklerse bu daha önceden başlaması gerekiyordu daha önceden başlaması gerekiyordu ki böyle bir motivasyon konuşması bir şeyler yapılsın ki Chad Gable lafa büyüsün. Ama şu an hiçbir şekilde bana inandıramıyor. Sami Zayn eğer Bloodline'daki Sami Zayn ise ana kemer oynardı. Şu an kemerleri de kaybettikten sonra taktiğim kemerlerin Kevin Owens'la beraber iyice düşe geçmiş bir Sami Zayn var. Intercontinental kazanması bana hiçbir şey katmayacak. Sami Zayn'in karakterine hiçbir şey katmayacak. Zaten Intercontinental şampiyonu da olduğu zamanda da şu anki hali de Bloodline'daki o havası olmadığı için Bence hiçbir anlamı yok Günter'in şu sürecini bitirmesi için. Ben o yüzden Günter diyorum, ona ta veriyorum. Ya hiç uzun uzun konuşmak istemiyorum. Sami Zeyn'i çok seviyorum ama buradaki e, yani hikaye daha başlayalı iki hafta oldu. E, malum hani bir kırılma görüldü, bir hafta oldu. Zaten önümüzde WrestleMania. <laughs> hani Sami Zeyn'e kemeri veremez misin? Evet verebilirsin ama bunu e, hani bu şekilde bizim önümüze koyduğun şekliyle yapmak için haftalarca süren bir hikaye beklerim. Belki aylar süren bir hikaye beklerim. Hani bir hafta Branson Reed'e yenildim. Olmadı. Hadi performans center'a gidelim. Chad Gable'ı arkadan bana sarıldığında üstümden atabiliyorum. Demek ki Günter'i yenebilirim. Ee, bu değil abi. Yani karşında senin şey bir şampiyon yok. O zaman git Roman Reigns'i de yen yani. Ee, Chad Gable'ı omzundan attığında Günter'i yenebileceğine inanıyorsan demek ki Roman Reigns'i de yenebileceksin yani. Saçma. Bana geçmiyor. Ee, ya Wrestlemania maçı olmadığını düşünüyorum ben hoşuma gitmedi Intercontinental maçı bu sene o yüzden umarım Günter iyi bir Ya yani ben Günter'in artık kemeri kaybetmesini istiyorum şeyden dolayı istiyorum yukarıya çıksın bir üst kata çıksın artık ama bu şekilde olmasını istemiyorum yani daha farklı güzel bir yolda olabilir umarım ama Chad Gable var biraz da önümüze koyacakları yemeğe değerlendireceğim öyle söyleyeyim sana hani sen bize elinde kazanırsa çok mutsuz olurum demiyorum. Önümüze koyacakları yemeğe de bakacağım, şans vereceğim. Ama yemek benim önüme 5-0 negatif geliyor. Onu diyorum ben. Bir yani. daha. Ama Günter bir... yenecek diyorum ben. Hemen bir şekliyim. Şey yaz vereceğim sonra sana sözü. Chad Gable bu maçta bence önemli kritik bir rol üstlenebilir. Hani bir şey olabilir. Belki Semih'e kaybetilebilir. Benim kazanmam gerekiyor deyip. Oradan bir triple threat view'da gidersin. Belki bir sonraki pay peri'de. Ama Günter bir şekilde hani ya şampiyon bu ana kemer olabilir. Beşim Berlin'e giderken. E, ya da işte contender falan olarak böyle gideceğini düşünüyorum. O yüzden yani bilmiyorum bu kemerden de sıyrılabilir ilerleyen zamanlarda ki ana kemere gidebilir. Bilmiyorum. Yağız buyur. Ben de tam Beşim Berlin'e değinecektim. Ben orada dünya şampiyonluğu maçında olacağını düşünüyorum Counter'ın. Challenger ya da şampiyon olarak hiçbir fikrim yok ama en azından main event'te, main event maçlarından birinde olacak bence. Bu bağlamda da Intercontinental kemer WrestleMania sonrası biraz ona zincir olacak o bağlarından kurtulması gerekecek. Ama WrestleMania'ya kadar Sami ne kadar kaybetti, kendine inançsız bir, kendine inanıyor. Daha doğrusu etrafındakiler ona inanmıyor. Böyle bir karakter sergiledi. Bu da tam <laughs> şampiyonluğu kazanma yolu bir şampiyonluk maçına giderken. Ama o kadar e, uzun bir süre geçmedi. Bu hikayeyi çok detaylı işleyemediler. Bu bağlamda Chad Gable'la Sami Zayn arasındaki olay, Sami Zayn ile arasındaki olaydan daha çok öne çıktı. Bu da demektir ki bana WrestleMania sonrasında Chad Gable'la Sami Zayn'in işi biraz daha uzun başka yollara evrilip çevrilebilir gibi geliyor. Ki Gunter'ın kaybetmemesi gerekiyor demeyeceğim. Kaybedebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü kaybedeceği adam boş bir adam değil. Sami Zayn. Yani WrestleMania'da da kaybedebilir Sami Zayn, Olabilir ama ben kaybetmesini istemem şahsen. Çünkü o yeterliliği görmedim bu feud'da şahsın adına. Bu bağlamda Gunter kazanır diyor. Katılıyorum ben de. Semi ilk gördüğümüzde bu feud'e ne alaka demiştik hani işte harbiden orada böyle dümdüz bir hani diyelim ki duvar var orada da bir çıkıntı var böyle ufak iğrenç gözüken bütün estetiği bozan o da Semi Yani ne alaka demiştik adama eklenti paketi gibi geldi sonra çok denemediler de zaten ona sen buna değindin abi ne ara ne yapacaklar adam son bir ayda geldi. 2-3 segment yapabildiler ki ben aslında son hani o Chad Gable segmentini beğendim ve bunu hani küçümsemene de şaşırdım ona çünkü yani arkadan sarılınca atması önemli bir şey bunu herkes yapamıyor yani lafı meclisten dışarı ee, ya sen şeydeydin asansördeydin biraz zor olabilirdi de neyse ee, yani evet çok anlamsız geliyor bana da böyle çok inanılmaz zorlama geliyor ve Semizey'in de bu pozisyonda olması beni şaşırtıyor biraz hani. Çünkü bu bu tarz şeyler işte Can Sina'da alıştığımız, Roman'da alıştığımız bu his yani normalde onlarda canlanıyor bende. Çünkü gerçekten onu ittiriyorlar ama bu sefer Semizey'in neden hani bu kadar seviyordunuz da sene boyunca adama niye hiçbir şey yapmadınız o zaman dedirttiler yani. Gunter yani çok ihtimalle kazanacaktır. Ben de yani ileride bir triple threat'e gideceğini düşünüyorum. Onu daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Gable'la hala bitmemiş bir hikaye var. Belki Gable alır şey nedir o. Beyaz havluyu atar. Hani semizeğin için semizeğin şeydeyken. Ee, çok otlayıktan ki ondan mutlaka kaçacaktır. Yani o, o hikayenin sonunu mutlaka vereceklerdir bize. Daha farklı bir son sunarlar. Ama Gunter'ın kazanacağı bir son olduğunu düşünüyorum. Yine de her türlü aşırı önemli bir maç diye düşünüyorum. Çünkü hani baktığımda da bir de bir kadrosuna böyle yükselmeye en meyilli yeni böyle sağlam main eventer olacak tek adam şu an Gunter. Adam geldiğinden beri temiz bir şekilde birebir maçı kaybetmedi bir tane bile. Yani Gunter bomba gibi gelecek ve bu kemeri kaybediyorsa da bu arada ikinci bence gecenin spoilerını vermiş oluyorlar neredeyse. Demek ki Roman Reigns de kaybediyor olacak yani. Ben Roman Reigns'i kaybedeceğini düşünmediğimden Gunter'ın da burada koruyacağını düşünüyorum daha sonra kaybedebilir bir işte herhalde SmackDown'da veya başka bir pay-per-view'de. Berlin'de de Intercontinental şampiyonu olarak çıkacağını düşünüyorum. Yani bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer dünya maçına çıkıp kemer maçına çıkıp kaybederse falan bunu yapmak istemeyebilirler hani Almanya'da. Bilmiyorum. Dolayısıyla bana böyle geliyor. Ben daha güvenli bir tahmin yapacağım. Gunter kazanacak diyeceğim. Sırada şimdi Sixpack Tag Team merdiven maçımız var herhalde günün en aksiyonlu, en e, göze hitap eden maçı olacaktır bence. Çünkü e, ya burada bakıyorum şimdi New Day'miz var. New Day. DIY var. Awesome Truth var ki bence nostaljik, keyifli. Bu arada şey diyeceğim. Austin Theory ile Grayson Waller'ın takımına da A-Town Down Under mı olmuş bu arada? Öyle yazıyor. Ben bilmiyordum. <laughs> ben bilmiyordum orada bunu. Ee, New Catch Republic var. Hiddan'la Tyler Bates. Bir de zaten Judgment Day şampiyon olarak geliyorlar. Ya ben hikayeden yana olduğum için hikayesinde en yakın, en yakışacak şey Asım awesome Turut olur bence. Ama çok hani uzun vadeli olmaz bu da. Daha uzun vadeli birine verelim derseniz ne bileyim işte hani DIY ile yapabilirsiniz bunu. Hatta Austin Tier ile Grayson olur bence çok iyi taktiğim team şampiyon olurlar. Bana göre şeyler. Çok uyumlu da ikisi birbirine olabilirler. ha Hikaye odaklı, Judgment Day ile daha çok içli dışlı olan Asım awesome Turut olduğu için ona verebilirsiniz. Ya da çok... Hikaye de çıkarabilirsiniz bunun içinden. İşte kemerleri ayırmak, ayırmak istiyorsanız ki bence kesinlikle ayrılması gerekiyor kemerlerin artık ufaktan. Bu maç belki buna ilk adım atılacaktır yani. Ya ben birazcık şey e, hikaye bazlı gideyim şey diyeceğim zaten söyledim ben Austin Turut diyorum ben. Ben tahminim o yönde. Ama bana sorarsan Austin Turut ile Grayson Waller'ı isterim. Daha çok isterim yani. Kampiyonluk yoluna devam etmelerini. Onat. Öncelikle ne? A-Town Down Under mı? Aynen. Hı -hı. İyi e Aynen. <laughs> Nasıl bir yani şey Enzo Paschi, Kero Şero, e, vizyoner güreş ve ona, onatın ringi böyle hepsini birleştirmiş gibi bir şey yapmışlar yani. <laughs> Hiç bu daha kötü bir isim görmedim iyi tamamdan andır. öncelikle her e, WrestleMania'da olduğu gibi böyle göze hoş gelen bir ladder maçı olması gerektiğini düşündüğüm bir maç. Tam WrestleMania'nın açılış maçı. Yani Herkesi böyle entrance'ları falan güçlü tutacaksın. Ee, i̇lk izlediğim maç bir WrestleMania ladder maçıydı. Man in the Bank'ti. Ee, benim için o yüzden anlamlı. Bu maçta e, kemerlerin ayrılacağına inanıyorum. Ben de Enes abi senin gibi. Ee, Arturut'un e, bir kemeri alıp kazandım diye ringi terk etmesini bekliyorum. <laughs> e, bu mavi kemer olur, kırmızı kemer olur. bu e, Diğerinin renkte kalacağını. Hani düşünüyorum. Onu da muhtemelen şeyler, ee, DX, Triple H'de Shawn Michaels e, <laughs> kazanır diye düşünüyorum. Ee, şey Gargano ile Champa. Ama yine her sene olduğu gibi bir ladder maçı ufukta göründüğünde insanlar yine e, Jeff Hardy ile Matt Hardy dönüyormuş. Söylentilerini de e, beraberine getiriyorlar ve Matt Hardy de ilginçtir buna e, şey tutuyor. E, ışık tutuyor Ana. yani. Yani şey yapmıyor yani, e, sanki bir hype yaratmaya çalışıyor. Olmaz demiyorum çünkü oldu bir kere. Hani o döndükleri maçta da bir e, soru işaretli spot yoktu. Hani herkes tamdı, ekstra bir takım eklediler, celebrity oldu. O, ama daha önce yaşadığımız bir şeyi tekrar yaşamak bilmiyorum. Hani aynısı, birebiri, farklı değil. Hani bilmiyorum yani, e, bence öyle bir şey olmayacak boştan irani ayıplanmayın demek istiyorum. Öyle bir şey hissetmiyorum deyip sözü bırakıyorum sıradaki arkadaşıma. Yağız buyur. E Michael Cole dedi burada RAW'da anlatırken iki kemerde alınmadan maç bitmeyecek diye. Dolayısıyla e, e, e. net bir şekilde kemerlerin ayrışacağının sinyalini verdiler. Bir de yani şöyle düşününce 12 kişilik bir merdiven maçı. Yani inanılmaz bir şey ya. Kulağa acayip geliyor. Ben şöyle düşündüğümde oradaki kargaşayı hayal et, et, ettiğimde çok heyecanlanıyorum. Beni çok ilgimi çekiyor. Merdiven maçlarını her zaman çok sevmişimdir. Bir de böyle ne kadar fazla adam olursa o kadar kaos olacağını düşünüyorum. Kaos her zaman güreşte çok sevdiğim bir şeydir. Benim WrestleMania adına en heyecanlı olduğum 3-4 maçtan bir tanesi bu. Sonucundan bağımsız olarak ki sonucunda da hani şu kazansın şu kazansın diye şahsen hiçbir isteğim yok. Çünkü takımların her biri, adamların her biri çok kaliteli adamlar. Dolayısıyla Burada şu, sadece şunu düşünebilirim. WrestleMania sonrası Raw'da kim şampiyon olsa SmackDown'da kim şampiyon olsa daha etkili olabilir, daha iyi kullanılabilirler diye. Mesela New Catch Republic Pete Dunne'la Tyler Bate daha e, adımlarını yeni yeni atmaya başladılar. Daha suya yeni yeni giriyorlar. Daha yüzme aşamasına geçmediler. E, SmackDown'dan diğer takım da işte e, Austin Theory ile Grayson Waller. Onlar kesinlikle çok iyi bir tag team şampiyonu olabileceğinin sinyallerini verdi. Ama ben bunu eee şurada düşündüm eleme maçları yaptıklarında Carl Anderson'la Luke Gallows yendiler ve şunu düşünün ya zaten elinizde bir tane normal tag team olan bir tag team varken onlar niye turnuvanın ilk turunda eleniyor da böyle yapma bozma bir tag team'i kaybediyorlar daha buradaki merdiven maçına bile giremiyorlar bunun cevabı da çok net açık ortada adamlar hiçbir şeyin umrunda değil adamların hiçbir şey umrunda değil adamlar geliyor parasını almaya bakıyor güreşe bir katkı yapma peşinde değil artık OC. Ee, bunun yanı sıra işte EOP var. Yine bir karakterleri doğru düzgün ortada yok. Street Profits kendi eski durağanlıklarından ayrılamadılar. Dolayısıyla WWE mecbur kalıyor ve yapma bozma taktiğimleri ortaya koymak için. Ve burada Austin Theory ile Grayson Waller mesela ikisi de United States şampiyonluk maçına eklenebilecekken ikisi de mid kart kemeri maçına çıkabilecekken single güreşçileri olarak bir tag team'e evriliyorlar mecburiyetten. Ama yine de işlerini çok iyi yapabildiklerinden dolayı. Dolayısıyla ben SmackDown tarafında onların gitmesini tercih ederim. Raw tarafında da kesinlikle Austin Truth güzel bir nostalji olur ve ben Miz'in çok değersiz kullanıldığını düşünüyorum. Gerçekten hak ettiği değeri, daha doğrusu kullanılmaktan ziyade seyirciler gözünde o değeri hala alabildiğini düşünmüyorum. Bu yüzden r da geldiğinden geri döndüğünden beri çok iyi işler yaptı. Onun da bir ödüllendirilmesi olur. Kesinlikle DIY burada kemeri alsa belki yükselişlerinin bir katkısı olacak ama DIY benim istediğim noktada değil şu anda. DIY'yi ben NXT'deki havasından çok uzakta görüyorum. Doğal olarak çünkü kaç yıldır yaptıkları hiçbir şey yok. Onlar yavaş yavaş işlenerek yukarı çıktıktan sonra The Way ile yapılan NXT'deki olay gibi Johnny Gargano'yu, <laughs> Candice orada bayağı farklı yerlere getirmişti The Way senaryosu. Burada da DIY için benzer şeyler yapılırsa ki bunu kendisi Lara için ana kadroda yapıyorlar şu anda zaten. Kendisi acayip bir heel'a dönmeye başladı Maxine Dupree karşısında. Benzerini DIY için yapsalar, DIY'a ya bir karakter verseler çok daha tatlı olur DIYO ilerleyen dönemlerde. O zaman takdim şampiyonları olmasını isterim. Şu anda e, çok bir şey görmüyorum ile ilgili. Awesome Truth benim ilgimi çekiyor. Filmlerde Damien Pristinde kemerleri koruması biraz aynı şeyleri göreceğimiz... E, olacağından dolayı çok tercih edeceğim bir şey olmaz. Dolayısıyla ben SmackDown kemerlerini Grayson Waller'la Austin Theory Raw kemerlerini Austin Truth alır diyerek geçmiş olayım. Geçmiş olsun. Abi ne güzel sevdim bak şu an Tag Team Ben de sen severken ellerimi ovuşturdum. Çünkü madem böyle Tag Team Division'ında Tag Team yok. Tag Team şampiyonları bile yani açıkçası Tag Team standartlarına baktığımızda çok da iyi değiller. Ee, niye kemerleri ayırıyoruz o zaman? Çünkü bu problemi artıracak. Problemi daha da arttıracak. Yani WWE eğer bir tag team e yaklaşma şeklini değiştirmezse... Sıkıntı. Hani kaliteli diyebileceğim tag team şu an... Hani New Day desek... Sıkıntı şu, New Day 225 gündür takdim Ve sadece tag ve başka hiçbir şey yapmıyorlar. Ayrıca sakalsız Xavier Woods beni aşırı korkutuyor. O da dipnot. Arturut e, ve The Miz... Ya yani onlar kazansın istiyorum ben de galiba. Çünkü Arturut tek başına abi işte... Her şeyi güreşin ne olduğunu anlatıyor size abi yani uçup kaçmak değil güreş seyircilerle bağlantı kurmak. Bunu Miz mükemmel bir şekilde yapıyor. E, bu yüzden bu e, ödüllendirilmeleri gerektiğini düşünüyorum ben de. Bir tane kemerleri onlar kapsın. Yani DIY'a bakıyorum üzülüyorum çünkü orada çampa inanılmaz harcanıyor şu an Gargano. Yani fark etmez ki bu arada geçmiş olsun kendisine de çünkü işte şey ringten kendi DDT yaptı dışarıya doğru. Yani Biggie gibi olabilirdi. Gerçekten çok kötü düştük. Biraz da Dominion suçu vardı o e, ee, şeyde boşta. E, ee, ya şeyle geliyorlar abi. Austin Tierney şarkısıyla geliyorlar işte. A-Town <Sessizlik> down <Sessizlik> diye geliyorlar abi. O yüzden herhalde değiştirdiler Austin Tierney şarkısına aşırı benzer olmasın diye de daha kötü oldu. Ya Austin Tierney ile Grayson Waller'a da geldiğimizde bir kere Austin Tierney El Fatiha e. diyeceğim de. Şimdi Chad Gable mesela Shorty G'den buralara gelebildi. Asintir'i fena gömdüler ama ne yapacaklar bilmiyorum. Ve Asintir'de bence Chad Gable'dan da daha az e, karizma var bu arada. Ben bunu söyleyeyim. E, karizma demişken, karizma yokluğundan bahsetmişken özellikle New Catch Republic. Şey gibi oyunda WBK24'te Generic Wrestler 1, Generic Wrestler 2 girişini yapıyorlar böyle gelirken. Merhaba diyorlar, tek kol kaldırıyorlar böyle gülümsüyorlar. Ellerini böyle yani çok sıkıntılı yani tag division de bu maç güzel olacaktır. Bu zaten şey AEW maçı yapıyorlar abi. E, Arthur'la Miz'i ayır. Geri kalan herkes AEW maçı yapıyor zaten. Her hafta Rav'da da böyle. Ah haftanın e, AEW maçına geldik diyorum ben ki zaten işte Gargano'ya olan e, boşta o yüzden oldu yani. Her neyse abi bilmiyorum. Bu maçın kendisi beni heyecanlandırıyor ama şey gibi bakıyorum. Tek tek gecelik bir tecrübe gibi bakıyorum öyle diyeyim. Geleceği hakkında takdim division'ın pek umutlu değilim. E, Miz Arthur dedim diğerini de sırf Champayı sevdiğim için ve farklılık görmek istediğim için ve zaten Judgment de bence ayrılacağını düşünüyorum ben ya da çok büyük bir e, hani kavga çıkacak aralarında Money in the Bank'te ortada olacak hani konunun. E, o yüzden kaybedeceklerini düşünüyorum burada. DIY diyeceğim ya. DIY diyeceğim. DIY'la Asım ya, awesome Türk yani sanırım ya sen aynı tahmin yapmış olduk. Evet. O zaman sıradaki maça geçiyorum. Uso Barrel Uso Civil War Jey Uso ile Jimmy Uso. Ben e, tahmin videomda bu maçla ilgili şöyle bir yorum yapmıştım. Bu maça çok hype'lıydım ben. Kapışsınlar kardeşler mücadelesi. Hatta Rumble'da 1 ile 2 olacaklarını da tahmin etmiştim. E, o da oldu. Çok hoşuma gitmişti. Şöyle bir söz kullandım şeyde tahmin videosunda. Hatırlatayım yine onu. Ya bazen böyle dedim hani bir şeyin hayalini kurarsınız ama ona ulaştığınız zaman hevesiniz kaçar. Çünkü aslında onun hayalini kurmayı siz sevmişsinizdir falan ya böyle. Ben, ben de o etki yarattı. Hani siz de farklı olabilir, bilmiyorum. Şu an mesela çok haklı değilim bu maça ben. Neden bilmiyorum. Hani burada ne benim ilgimi çekebilir? Bir kişi gelir, bir şey olur falan böyle. Hani en güzel şey bence bu feud'la ilgili. Ee, Jane çıkıp tek başına sadece bu maça hani işte... Me versus Me falan dedi ya mesela. Böyle. Bana karşı ben işte, kardeşe kardeş falan. Orada mesela çok güzel bir kelime oynuyordu ve tatlıydı da bence yani. Ee, Jimmy son zamanlarda biraz değişti. Bir garip hareketler falan Kanye West'e bağladı böyle ya bu maçta direkt ya nokta atışı ben Jay Uso'nun kazanacağını tahmin ediyorum. Çünkü çok daha yüksek hype ile geliyor. Main event Jay şu an hani tişört satışları olsun, insanları seyirciyle etkileşimi olsun. Çok başka bir noktada Jimmy ile kıyasladığın zaman. O yüzden bunun heba edilmesi bence yanlış olur. Ha devam edecekse belki Jimmy'ye kazandırıp bunu yapabilirsiniz ama ben gerek duymuyorum. Benim tahminim Jay Uso. Onu atıyorum. Size şunu sormak istiyorum. Hem size hem çete. Ee, normalde bir Wrestlemania klasi diyebileceğimiz bir maç bu. Hani brother vs. Brother. Twin vs. Twin. Hani Jey Uso demişti. Onu hiç unutmuyorum. Me vs. Me demişti. O beni e, çok hoşuma gitmişti yani. Ee, hmm. Şimdi bu bir Wrestlemania klasi ama siz bunun bu kadar olay olurken kendi duvarları içinde kalmasını mı istersiniz? Yoksa işte hani diyoruz ya herkes birbiriyle bağlantılı. Evet asıl bu maç şeyle direkt bağlantılı olabilir. Evet. Hani. Önceki maçta ve sonraki maçta. Hani bu bu maç birinci gece olacak, değil mi? Birinci gece. Ha. Yani direkt gece. ikinci geceye yani. bağlı bağlantılı olabilecek bir maç. Ama ben bu maçın evet. ikisi arasında biraz sıkışmasını istiyorum. Yani e, diğer tarafla bağlantılı adamlar bunlar. Ama bunlar ikiz ya. Bunların savaşı birbir yani birbirlerini yenmek dışında diğer şeylerin çok önemli olmadığını. ...hissetmek istiyorum. Yani... ...Roman mı yenilmiş, Cody mi yenmiş... ...bana ne ulan şu ikizimi bir... ...devireyim de, öldüreyim de... ...kim ne yaparsa yapsın... ...şeyini almak istiyorum, tadını almak istiyorum... ...bu maçtan yani. Ee, yani bu maçta bir dış müdahale... ...Rikishi dışında görmek istemiyorum. ben yani Dış müdahaleden korkuyorum, onu demek istiyorum. Bu maçta dış müdahaleden korkuyorum. Solo'ymuş, işte... ...Roman geliyormuş, Rock geliyormuş falan... ...bu maçta görmek istemiyorum abi. Onu diyorum yani köpek gibi güreşsinler. Superkick manya manyağı olalım. Hani e, keşke asıl bu maç şey olsaydı. No holds olsaydı. Merdiven falan görseydik hani. E, bu ikisinin şovu çalacağını düşünüyorum. Birinci geceyi çalacaklarını düşünüyorum. Ya bence de J kazanacak. E, yani Jimmy hırsını kaybedip ikinci gecede alabilir hani. Eee... Ya çünkü kaybedince C, ikinci geceye gelmeye pek yüzü olmuyor yani. Şeye uymuyor yani. E, denkleme uymuyor. İyi adamın kaybedip tekrar ribaundu almaya gelmesi Hı -hı. çok şey olmuyor yani. Ama bu maçtan yani, tamam tahminimce ama beklentimi söylüyorum. İkisi mesela birini chat'te birini yazdığını görüyorum şu an. Ardan. "Ay quit maçı olmalıydı." diyor. Mesela, evet abi hani bu evet. ikisi arasında şey istiyorum. Hani biz tamam Bloodline hikayesinin parçasıyız ama şu anda tek önemli olan ikimizi kırmak. Gerisi bizim için önemli değil şeyini vermek istiyorum. Bir de maç içerisinde şeyi kesinlikle görmek istiyorum. İkisinin birbirini sevdiğini. Hani burada Shawn Michaels Rick Flair maçında Shawn Michaels'ın meşhur bir şey var ya I'm sorry I love you sahnesi var. Ee, yani WrestleMania moment dediğim şey çok önemli benim için. Yani ben buna çok kıymet veriyorum. Bu maçta WrestleMania moment görmek istiyorum ve bunu sevginin doğurduğu nefreti görmek istiyorum yani ikisinde. Bu kadar. Yazmıyorum. Benim tahminim yiğit demek istiyorum. Yiğit kim? Dolayısıyla Drewso bence kazanmalı ama bir yerde de şunu düşünüyorum. Bu tarz maçlarda WWE ters köşe yapmaya meyillidir. Mesela Jerry Lawler'la evet. Michael Cole'un maçını çok hatırladım. Nedense bu maçı düşünürken yani Hı -hı. orada Michael Cole'un kazanması çok acayip bir olaydı. Burada da Drewso'ya kazandırır e, kazandırabilirler. Çok e, ayrı bir olay olur. İstem, istemem tabii ki Jay'in kazanmasını isterim ki tahminim de o yönde. Ben de bu arada Mi Me vs. Mi diye hatırlıyorum. Evet. <gülüyor> ee... <gülüyor> Çok güzel olur. Evet. ben ben e, Jay kazanır diyorum. Çok ilginç abi. Bunu duymayan bir ben var herhalde <laughs> Mi Me vs. Mi muhabbetini. <laughs> Ve Enes abi sen dedin yani heyecanlanmak istiyorum buna. Coşmak istiyorum ama coşamıyorum çünkü Rumble'da hiçbir şey yapmadılar. İkisi ilk başladı. Hiçbir hikaye işlemediler. Ondan sonra hiçbir hikaye işlemediler yani. Yapabilecekleri en basit şey yaptılar ve öyle ilerlediler aylarca. Evet. Ondan sonra şey hatırlıyorum. İşte ringte super kick atmıştı Jimmy Usoce'ye. Ondan sonra splash atmıştı. Hayatımda gördüğüm en yumuşak splash'ı yaptı kardeşi diye böyle. Hiç can acımasın <laughs> diye. ben nasıl inanacağım sizin hani şu an düşmanlığınızı o zaman? ne yapıyorsunuz yani kardeşim diye bir şey olmaz ona deyip aslında iki kat girmesi gerekiyor. Çok daha fazla güvenmesi gerekiyor ona ve kendisine bu konuda. Arka alanda görüyorum onları sonra şey WWE şovunda da değil bu arada bu ana şovlarda değil. İşte WWE işte YouTube kanalında falan böyle arka alanda yüz yüze gelmişler. İkisi de gülüyor böyle Hı -hı -hı falan diye böyle pis pis gülüyor. Yani bu, bu mudur abi? Resimle da maça çıkacaksınız ya. Hayatınızın fırsatı yani bu. Büyük ihtimalle çocukluktan beri böyle bir hayaliniz vardı. Ve bu mudur yaptığınız yani? Burada sadece Jay ve Jimmy'ye yüklenmek istemiyorum. WWE de belli yani. Yeterince ya, gerekli ışığı tutmuyor bu de. Çok sinirim bozuldu dolayısıyla. Çünkü gerçekten gecenin hem hikaye olarak en önemli maçlarından biri hem de hani Jimmy ile Jay abi hepimiz artık yıllardır takip ediyoruz ya. En başından beri gördük işte ana kadroya geldiler şey nedir o FCW'dan. Yüz boyalarıyla falan 2017'de değiştiler 2016'nın sonlarında. Bloodline olayı hani daha da önemlisi şimdi Bloodline olayının en başında Roman Reigns'in gelmesinde Jimmy Uso'yla ağır bir şeyi var yani edebiyatı var orada. Hani orijinal böyle rebel dediğimiz adam Jimmy'ydi böyle. Hani Jay yapma, Jay şunu yapma falan. Jay sonra Jimmy'yi kurtarmak durumunda kalmıştı falan böyle. Hatırlıyorum o maçları. Hani çok önemli bu. Hani tekrar Jimmy'yi bu kadar romanın arkasındayken bir anda o işte rebel olarak görme ihtimalimiz var. Bütün skalayı değiştirecek bir hani seçim bile yapabilir Jimmy. Öyle bir pozisyonda bulabilir kendini. Dolayısıyla bu maçın bence çok hani haksızlık gördüğünü düşünüyorum. Yani çok çok daha güzel bir şekilde hani hazırlanabilirdi Resmiye'ye kadar. Maçın kendisi ama ya, umarım güzel olur yani güzel olur ve Jey Uso kazanacaktır diye düşünüyorum. Özellikle işte şu Jimmy Uso teoriminden dolayı tek hani J kazandıktan sonra maç yaptıktan sonra birbirlerini hırpaladıktan sonra lan biz kardeşiz abi gerisi ne gerek var deyip Jimmy bir anda hani şey olacak e, aydınlık tarafa geçecek gibi geliyor bana. <laughs> Dolayısıyla ben de J diyorum. Jimmy Uso teoremine bayıldım çok iyi. <laughs> Biri şey yazmış bak çok hoşuma gitti. Ahmet galiba. Oven Brett maçını Oven kazandı demiş. Matt Jeff maçını Met kazandı demiş. Evet. C Jimmy J maçında Jimmy kazanırdı <laughs> demiş. Evet. Ee, i̇lginç ilgi bir istatistik. Yani ama keşke... o keşke Vince ha. McMahon bokluyordu onunla. İşte tamam. işte evet, Ama tamam. son kez şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Cody'nin babasını anasını gına geldi. Biraz da Jimmy'nin babasını, Jay'in babasını görmek istiyorum. Artık şu iki kişi gelsin be kardeşim. İki sene oldu ya. Ben... Dilinde şey, <laughs> Şu adam bu kadar beklemedim ya. ya. Under ben bu kadar beklemedim ya. Allah Bak şimdi Ricky şey olamazdı. eskiden yaşlıydı. O yüzden biraz kırışıktı. Tamam mı? Şimdi acaba nasıl? Çünkü bayağı yaşlandı. Çok merak ettim. Poposu yeter. Olsun Poposu hep yaşlıydı olsun. hala yaşlı. Geçiyorum sıradaki maça. Ama bunda Hadi. bence direkt tahmin benim çok konuştuk. <laughs> <laughs> Jet Cargill'ler. <laughs> geç geç geç. Jet Cargill <laughs> diyorum. Tahminim Cargill kazandı. <laughs> Ben de Bianca, Ceyit Kargil, Naomi'nin demiş kontrolü yeneceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü Ceyit Kargil'in bir gövde gösterisi yapması gerekiyor. Bu da en uygunu. Onat Ceyit Kargil'ler dedi. Şey. Yoğuz <laughs> sen ne düşünüyorsun? Ben de ben de Ceyit Kargil'ler diyeceğim. Kadınlar taktiğin kemerlerin emekliye ayrılması lazım. Onu da söyleyeyim. Hala bir yenileme çabaları var. Onu bir aydınlatma çabaları var. Bence gerek yok. Boşak kemer sıkıntı yani. Kero? Ben, ben de şey e, tahminimde bulacağım şimdi. Wow! <laughs> Jade Cargill gövde gösterisi yapıyor. Evet. Hayda. <laughs> tahmin, tahminim, bu benim de. O ne ya? <laughs> Yapar. o zaman sıradaki maç. Rey Mysterio, Dragon Lee, Santos Escobar, Aa. Dirty Dominic Mysterio. Şimdi burada ben bir, bir şey söyleyeceğim hemen. Ben bu maçı Rey'lerin kazanacağını tahmin ettim. Tahmin videonda ama şu an ben bir değişiklik yapacağım bu arada. Çünkü mantığım sonradan hmm. devreye girdi. Ben Santos Escobar'la Dominic'in kazanmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Öteki maçta C'ler kazanır, burada da kötü ol kazansın. <laughs> yani öyle daha mantıklı geliyor bana. Ya bir de şey şimdi. Şimdi Rayle Dragon League kazansa Dragon League açısından iyi olur. Ama öteki türlü hem Dominic hem Santos Escobar'ın kazanması bence daha mantıklı. E, Santos Escobar e, kesinlikle bu şirkette bir mid card kemer alabilecek, o seviyelerde gezecek biri. Dragon League'den de bir yeni Rey Mysterio yapılmaya çalışılıyor da tabii ki o olmayacak. Ama <laughs> ee, uzun zaman sonra böyle bir maskeli güreşçi beni tatmin ediyor. Aslında Dragon iyi de güreşiyor. Ben beğeniyorum. Dominik burada en önemli faktör zaten bu maçta. Ee, çok uzun yorum yapmadan ben tahminimi değiştiriyorum. Santos Escobar'la Dominik diyeceğim ben bu sefer. Onat buyur. Evet bu e, bu WrestleMania'da Samoa meydanına e, projeksiyon cihazı kurduracak maçlar vardı. Bu da Meksika meydanına e, projeksiyon cihazı kurduracak maç şimdi demin Kargiller dedik, şimdi de Reygiller burada. gösteriyor e, <laughs> Yani, <gülüyor> e, ya şimdi bu maçı hiç beklemiyordum öncelikle. Bu maç bana çok sürpriz oldu. Öyle hani, e, <laughs> hani bu durumda ben şunu diyorum. Hani geçen yıl Dominik'le oğlu, şey Dominik'le oğlu değil, Rey'le oğlu Rey'le <laughs> oğlu yaptı. Hani bunu e, Double wrestlemaya yapacaksan Sanki hakkı bu değil gibi bu gökten indi. demek ki bunların şey planı var trio planı var hani demek ki seneye de e, ya şeyi görmek istiyorum yani Dominik'in reaya Rea ya gidişini gördük kaçışını gördük Baba'ya ihanetini gördük bir de oradan geri gelişini hani babayla e, ya babayı yok edecek babayı bitirecek e, ya da babayı, ya da babayı <laughs> alacak hani şeklinde çünkü geçen yıl Emisler oyandı değil mi yanlış hatırlamıyorum ya sen de yani... Evet. Şey yapma WrestleMania'da ee, ya oğlunu dövdü adam. Ee, <laughs> şimdi bu, bu maçı tahminim şeygiller, şey giller, Santos giller, e, Dominik giller kazanır diyorum ben. Oradan bir eşitleme durumu olacak gibime geliyor. Ee, seneye 41'de bir daha bir Rey Mysterio ile oğlu artık beraber mi olurlar? Son bir kariyer maçı mı yaparlar? Maske Saç saçmaçım yaparlar bilmiyorum. Trio olacağını düşünüyorum yani. Ee, çünkü geçen WrestleMania bitti. Bunlar evlerine dağıldı. Hani Evet, evet. Nedir birbirlerini görmüyorlar. Şimdi WrestleMania geldi. Dominik yine çattı. Demek ki Dominik'in bir şeyi var. Ee, i̇ntikam kaygısı var yani. Bu bence bir WrestleMania'ya bağlanacak. Daha bağlanmadı yani. Bunu saymıyorum o yüzden. Bu WrestleMania'cık oldu bu bunlar için şeyi çok doğru söyledin. Ahmet'in de tepkisini görebilirsiniz şu an chatte. Emeklilik dem abi diye. Ama bu kesinlikle emekliliğe karşı ne bileyim saçtır. Ama <laughs> o da çok ağır oldu ya. Bir emekli olacak bir saçını kay. <laughs> yani bir maskeye karşı bir şey falan. Hani. Ama bilmiyorum emeklilik maçı ya Rey'i emekli edecek. Şimdi Dominik olması lazım bence. O yüzden o trio'ya çok uyuyor. Yaz buyur. Ben hep Rey vs. Dominik 2'yi neden yapmadılar diye düşündüm. Dominik Rey'e saldırdığında hep o ikinci ravanç maçı olacakmış gibi hissediyordum. Sonradan düşününce mantıklı geldi. Şu eğer yaparlarsa maçı, maç bittikten sonra Rey Mysterio'nun emekli olması lazım. Yani evet. Domini yenilip daha sonra kariyerine devam edecek hiçbir amacı olmaz Rey Mysterio. Evet. Eğer kariyerini bu noktada bitirmeyi düşünmüyorsa da bu tek tek maçı yapmamaları mantıklı. Burada Escobar'la Dragon Lee'ye WrestleMania spotu vermeleri mantıklı. Bu. Ama tabii ki bir Rey-Dominik maçı, tekil maç çok daha ilgi çekici olurdu orası kesin. Ben bu arada e, Enes abinin dediklerine yüz katılıyorum. Dragon Lee benim de çok ilgimi çekiyor şahsen. Hakikaten farklı bir havası var. Gerçekten çok iyi buluyorum. E, ama burada e, Santos'la Dominik kazansa bence doğru karar olur gibi geliyor. Ben de onların kazanacağını düşünüyorum. Hello artı bir. Wish... Ben ona... At... Fikrini bayağı beğendim. Aklıma gelmemişti ve bence aşırı mantıklı. E, hatta üçüncü maçta artık birebir maç yaptıklarında Dominic ile Rey Mysterio. böyle hani babasına yavaş ağır saygı göstermesi böyle yine çok pis başlayarak maç ilerledikçe falan işte Ric Flair, Shawn Michaels tadında bir şey dönmesi çok tatlı olur mesela. Sonra Rey Mysterio ile sarılırlar öyle hani emekli olur falan. Aşırı güzel bir son olabilir. E, bu yılın geri kalanında da bu maç olmadan önce Dominic'le Santos bu maçı yenerse şey gibi geliyor. Judgment Day iyice kırılacak gibi geliyor. Ve bir anda olacak gibi geliyor. Bu WrestleMania'da bunu da bir önceki tahminde de söylemiştim. Yani WrestleMania'da buna çok büyük adımlar atacağız gibi geliyor bana. Dominic işte bu yeni İspanyol grubuyla ilerler. Şöyle de bir durum olur Dominic için. Judgment de ne kadar sevilse de ya da yani ne kadar ön plana çıkmış olsa da abi herkesin arkasında Ria'nın Finn'in hepsinin yani şey en altta kalıyor böyle çaylak kalıyor bir JD işte vardır da da saylanmaz zaten ee, bu Santos'la gruba geçtiğinde hani bir Santos olacak bir Dominik olacak yani adam en sondan artık neredeyse bir lider pozisyonuna gelecek bu da onun için iyi bir hani karakteri için ve kariyeri için bence iyi bir adım yani ileriye bir adım. iyi bir değişiklik olması gereken bir şey. Hep hani Day'in kolları altında, kanatları altında kalamaz. İşte orada görür ki ulan bu insanlar da ne pislikmiş ya falan diye böyle iğrenmeye başlar. Orada yavaş yavaş şey de verirler işte. Ne bileyim karakter değişimi sinyalleri falan da verebilirler de bu çok uzun vadeli düşünüyorum. Şimdi bir de çünkü Dominic Face Turn yapınca aynı başarıyı yakalayabilecek mi falan bunlar düşündürüyor. Ee, ama yani bu WrestleMania maçı beni de açıkçası olması tatmin etti. 3 de bir anda yapmasalar güzel olurdu. Duyanımasalar da güzel olurdu. Bütün sene boyunca yokmuş gibi davranmasalar tatlı olurdu. Ee, öyle bir de son olarak Dragon Lee'ye e hızlı bir yorum yapmak istiyorum. Bence kesinlikle potansiyel var kendisinde. Şu an anladığım kadarıyla ya da gördüğüm kadarıyla Andrade'den bile daha iyi İngilizce konuşabiliyor. Ve biraz daha üstüne evet. düşerse daha da iyi konuşacaktır. Andrade kaç yıl oldu konuşamıyor ben ondan dolayısıyla o modu kestim yani maksimum intercontinental United States Dragon Lee, Raymi ya yaklaşabilir en azından yalnız çok büyük bir sıkıntısı var hala AEW demiş gibi güreşiyor onu bir düzeltmesi lazım ben Raymi gibi güreşmeyi öğrenmesi lazım buyurun Pardon, Pardon. Ee, şimdi Andrade dedin Andrade'yi hmm. bu maçta görebiliriz direkt hani çünkü bu şeye de e, hizmet ediyor. Evet. camiaya latin şeyi ee, ayrıca ben şeyi merak ediyorum yani buna bence bugün yarın başlayacağız. Riyaripli ile Dominik'in de arasına böyle bir bitme girmeye başlayabilir yani yavaş yavaş. Ee, bence olmalı da ee, ve e, son rağda şöyle bir olay oldu Dominic Santos ve ekibini misafir getirdi Judgment Day'in evet. Ama Judgment Day bundan rahatsız oldu mesela. Rhea Ripley evet. başta olmak üzere. Dominik ee, Dominic şey diyebilir hani bakın benim arkadaşlarım babamı gömdüm. Siz yoktunuz. Bunlar vardı gibi. Yani e, orada Judgment Day içindeki bir kırılmanın sebebi buradan türeyebilir yani. Bu maç e, düşündüğümüz kadar e, şey bir maç olmayabilir. Önemsiz bir maç olmayabilir yani. Şerefsiz. Çok önemli şeylerin başlangıcı olabilir. Yani bir yıllık trio diyorsak ee, bir şeylerin startı bence bu akşam olacak yani bana sorarsanız. O zaman geçiyorum birinci gecenin main Hı. Ama önce Andrade Carro dedin ya az İngilizce biliyor falan filan diye. Artık ne meziyetleri var ki Charlotte'la evlenmiş. <laughs> Şimdi birinci gecenin main event'i zaten Bloodline'la eee Rhodes, set freaking Rollins. Taktiğin maçı şartlar var. Bloodline kazanırsa ikinci gecenin main event'i Bloodline Rules olacak. Cody ile set kazanırsa herhangi bir şekilde Bloodline maça karışamayacak. Zaten bunu söylediklerinden dolayı bence Bloodline otomatik kazanıyor. Bloodline ya bu şey işte sahnede şey silah gözükürse patlar. Bloodline Rules diye bir şey ortaya atıyorsanız bunu da yapmak zorundasınız. Oral'daki Bloodline Rules falan değildi bu arada. <laughs> Hiçbir şey olmadı zaten. Biri girmeye karışırken öteki geldi falan. Evet. O yüzden bu kesinlikle yapılması gerekiyor. Benim tahminim zaten o yüzden Bloodline olacaktır. Ama bu maç yine şey. Bir sürü şey gibi abi. Çünkü buradan drama çıkarabilirsiniz. Ne bileyim mesela face taraf kaybedecekken oradan işte bir araları kızışır bir şey olabilir. Ya da Roman Narak'ın ego savaşını görebilirsin belki. Yani main event'e olacak şeyler buradan başlaması gerekiyor. Burada bir şeyler olacak ki o main event'e, ikinci gecenin main event'ine yansışacak. Çok uzatmayayım çünkü çok o, vakit gidiyor. Ben şey diyorum. Bloodline tarafının kazanacağını tahmin ediyorum. Onu atıyorum. Öncelikle bu maça e, hak ettiği değeri bir kere daha vererek hatırlatmak istiyorum. E, i̇lk defa WrestleMania'nın iki gecesinin iki gecesini birbirine bağlayacak bir maç bu. Yani birinci gecede olup bitenler e, ikinci geceyi direkt etkileyecek. Bu çok önemli. E, yani bundan önceki WrestleMania'larda e, sadece ikinci gece izleyebilirdin, sadece birinci gece izleyebilirdin yani. Bağımsızdı birbirinden, bu öyle değil. Ayrıca şu an fark ettim, WrestleMania'nın birinci gecesi bayağı akraba gecesi. E, kar evet. Kardeş vs kardeş var, baba oğul var, kuzenle kuzen takım falan böyle. Çok ilginç bir e, ailevi bir şov bizi bekliyor. Bu maçta, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tek maçı benim en sevmediğim maç türüdür, bu maçtan bağımsız söylüyorum. Yani en sevdiğiniz maç türü ne bu arada? Hani renk gelmiş olsun. Hızlıca söyleyebilir misiniz? Ben şu maç türünü çok seviyorum. Konsept varsa Rumble benim. Rumble. Konseptse benim de Rumble ama en sevdiğim birebir abi birebir. Şey kurallar var. Kıyas senin? Ben merdiven diyebilirim. Merdiveni Hı -hı. çok seviyorum. Chat'te yazsın. Benim en sevdiğim maç El Nasal maçı mesela. En sevmediğim maç da tek tim maçıdır yani. Şimdi tek tim maçı biraz uyutur adamı. Ama bu maçtaki dörtlüye bakıyorum. Bu maçtaki dörtlünün sadece ringde yatması bile ee, olağanüstü bir şeyler çıkaracak. Road to WrestleMania'nın başında bir laf demiştim. Seth Rollins buraya hiç olmadı bence demiştim. Özür diliyorum. E, Yazın gözlerine bakarak özür dilemek istiyorum. Lafımı geri alıyorum. Seth Rollins buraya öyle bir oldu ki... Bu dörtlüdeki en zayıf halka bence Cody görünüyor şu anda. Hani set onun da üstüne çıktı yani. Helal olsun bir kez daha. Ve ayrıca Seth Rollins'in bilerek ve isteyerek bilinçli gitti ilk main event'i. Keşini saymıyorum. Hak ettiğini de nihayet aldığını düşünüyorum. Ee, Enes abi çok güzel bir cümle kurdun. Sahnede silah çıktıysa patlaması lazım. Patlamazsa biz patlarız ve patlatırız yani. Ee, bir Bloodline Rules kelimesi ağızdan çıktıysa lütfen onu bize verin. Ee, ama bu maçın nasıl biteceği de sıkıntı. Ben bir e, teori atmak istiyorum ortaya bakalım tutacak mı? Cody Rhodes bu maçta tuş olacak. <laughs> Teorim bu. Set olmayacak. Cody Rhodes bu maçta tuş olacak. Çok zor. Öyle ee, ben öyle olacağını umuyorum. Zor bir tahmin eee Bloodline'ın çok güçlü bir şekilde bu geceyi kapatacağını inanıyorum. Ya maç hani iddiada bir laf vardı ya 2'den bir oldu diye. 2'den hmm. bir olacak Wrestlemania diyorum. Cody bu gece ağlayacak. Umutlar hani Cody Crybaby'ler bu gece ağlayacak ama ertesi gün çok gülecekler. Rock ve Reigns'in şovunu izleyeceğiz. Ayrıca Rock'ı çok merak ediyorum. Neticede dilek olay burada 2016'yı saymazsan eğer e, ki sayma. 11 bir yıldır ben. maça çıkmayan bir adam var. Yani rak tamam eyvallah da hani abi 11 yıl da boru değil yani. Bilmiyorum inşallah başımıza bir şey gelmez. Bir sıkıntı yaşamayız. E, güzel bir rak badım ve people's elbow görmek için de sabırsızlanıyorum yani bu maçta. Yaz bir. Evet bu maç aslında Cody ile rakın maçı. Olaya öyle bakmamız gerekiyor. Ben bu maçı, bu feud'u Cody ve Rock'ın feud'u olarak görüyorum. İşlenişini tamamen öyle görüyorum. Ve ben Cody Rock feud'unun Cody Roman feud'undan WrestleMania 40 döneminde daha üstte tutulduğunu, daha üstte kullanıldığını görüyorum. Böyle değerlendiriyorum. Ve bu açıdan Rock'ı gerçekten tebrik etmek istiyorum. Rock olmasa Cody'nin Roman'ı yenip kemeri alıyor, oluşu. Belki almayacak bilmiyorum ama birazdan konuşacağız zaten. Öyle olduğunu düşünüyorum, öyle olacağını düşünüyorum. Ve bu olayı bu kadar sinematik bir şekilde göremezdik. Bu kadar heroic, bu kadar efsanevi bir şekilde göremezdik ve Rock'ın burada kesinlikle alması gereken çok büyük bir pay var. Bu bir. İkincisi postere baktığın zaman Keron'un arkasında duruyor. Keron'un arkasındaki posterde Setlerom'un bakışıyor. Kodi ile Rak bakışıyor. Evet. Neden önemli bir detay. Kodi ile Rom'un bakışmıyor. Neden Setlerak bakışmıyor? Çünkü bunun sebebi az önce dediğim gibi bu maç Kodi ve Rak'ın maçı. Eğer o döneminde olsaydık bu maç çok rahatlıkla Cody vs Rock olarak birebir yapılabilecek bir maçtı. Ben AAA için burada Roman ve Seth'i maça eklemekte çok büyük bir e, inisiyatif aldığını düşünüyorum. Ve bu maçı tag team yapmakta Cody'yi iki gecede güreştirirsek insanların e, boğazından zorla geçirmiş oluruz kararını vermekte. Triple için çok büyük bir inisiyatif kullandığını düşünüyorum ve bu da kesinlikle Cody'e çok yaradı. Tabii ki Rak için de bir tag team maçı olması 11 yıl güreşmeyen adam için çok büyük bir artı. Ama şunu da unutmayalım. Rak 3 aydır NXT'den bazı isimlerle Los Angeles'ta bir ring kurmuş ve orada antrenman yapıyormuş. Özellikle de bu isimler Gallus'muş ve bu Gallus'la bir tag team maçı üzerinde uzun süredir çalışıyorlarmış hakemi evet. almışlar yanına ve gerçekten Rak'ın ne kadar adanmış olduğunda buradan görebiliyoruz kesinlikle. Bizim önümüze iyi bir şov koymak için elinden geleni yapıyor. Burada şunu da düşünmüyor değilim. Şimdi Rak 2012'de geri döndüğünde maça çıktığında, 2013'te maça çıktığında acaba o kadar kendini vermiş miydi şu an olduğu kadar? Şu şu anda şirkette stok sahibi pay sahibi olmasının bunda bir etkisi var mıdır? Şirkette yönetici olmasının benim şirketim gibi görüyor olmasının bunda bir etkisi var mıdır? Bilmiyorum. Umarım yoktur. Ama varsa da bu da bizim için pozitif bir şey oldu. Çünkü o bence profesyonel olmayan bir bakış açısı ama olsun. Bizim şu anda kamera önünde gördüğümüz şey bize çok yansıyan, pozitif yansıyan bir şey. Dolayısıyla uzun lafın kısası. Normalde Cody vs. Rock olacak maç, Seth ve Roman'ın yan aktörler olduğu bir maça dönüştü. Bu maç ikinci gecenin main event'ine çok büyük etki yapacak. Burada Cody'nin pinleneceğin tahmini kesinlikle çok olası bir tahmin. Ben hatta e, Bima da iddiaya bu yüzden girmiştim. Centralness ilk gecede pinlenmeyecekti. Çünkü herkesin aklına ilk gelecek şey setin pinlenmesi olur ilk gece. Ama ben öyle olacağına inanmıyorum. Hala da inanmıyorum. Ra'da izlediklerimizi görünce acaba Bloodline Rose'dan vaz mı geçtiler? diye de bir düşündüm ama sonrasından dedim ki Cody gerçekten ciddi manada bu sene main event'te kaybederse çok büyük rahatsız olacak bu durumda. Gerçek hayatında da ben dinlediğim Cody'yi anladığım kadarıyla bu böyle. Ve bence Cody kazanacak. Cody kazanacaksa da ilk gece Rock ve Roman kazanır diye düşünüyorum bağlantılı olarak. O yüzden ben Bloodline'ın galip geleceğini düşünüyorum. İkinci geceydi birazdan konuşuruz zaten. Evet, Peki Jarkon... şey pardon. Şeyi düşünüyor musun? Rollins'in bu maçta bir sıkıntı yaşatacağını düşünüyor musun? Yok ben iki ben hem e, onu da güzel bir noktaya aslında çok güzel bir noktaya parmak Setle e, kendi aralarında, Rock'la Roman'ın kendi aralarında sürtüşeceklerini ama asla ihanet gibi bir durum olacağını düşünmüyorum. Sürtüşeceklerini de düşünüyorum çünkü tag team maçlarında büyük egolar yanlarına geldiğinde her zaman olmuş bir şeydir evet. bu. İşte tek almaz, işte teki görmez, Biri iki, ikiye bir ikiye birken durum yardım etmez falan böyle şeyler illaki olacak ama ben ilk, ilk ilk gece bitmeden net bir ihanet göreceğimizi hiç sanmıyorum. İhanet olacaksa ben ikinci gece olur diye düşünüyorum. Atlıyorum. Diyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Yok teşekkür ederim. Ee, ya rakın geri <laughs> al işte al işte ya şey. Onun geri döndüğünü düşünüyorum. Ben hatta 2011'i bile saymayabilirim yani. Çünkü orada hani 2-3 segment yapmıştı. John Cena'da 2 maç yapmıştı falan da. Bir CM Punk'la da maç yapmıştı da. Ne bileyim. Ben %100'ünü gördüğümüzü düşünmüyordum o zamanlar. Yani Rock'ın. Özellikle şu an baktığımda. Sürekli Rav'a çıkıyor. SmackDown'a falan kaç kere geldi. Çok daha aktif. Yani çok daha serbest. Bir... Yani Rock'ın %100'ünü %200'ünü görüyormuşuz gibi hissediyorum yani. O yüzden aşırı heyecanlıyım. Ve şunu da çok güzel yaptılar abi. İşte bu tam benim hoşuma giden old school bir güreş bantı. Rak Cody'den bir tane falan işte 3 tane 5 tane toplamda yumruk yemiştir. Zaten hani dördünü saymayalım hızlı hızlı arkaya geldi. Beşincisinde de bump yaptı. Onun dışında dokunmadı bile Cody Rotrak'a doğru düzgün. Bir de tokat attı işte. O yüzden artık o kadar uzun süre geçti ki. Roman'ın dayak yediğini görmek istiyorum. Rock'ın dayak yediğini görmek istiyorum. Böyle setle dövsün. Herkes bir dövsün şu adam hani. Onu sattığını görmek istiyorum. Bu da zaten bir heal'ın yapması gereken şeydir yani. Heal'ı heal yapan ve güreşi zaten hani güreş yapan şey de budur. O yüzden Rakı o konuda takdir etmem lazım. Ama evet gelecekte ben korkuyorum, tırsıyorum çünkü adam hani şu an iyi yönlerini görüyoruz da bu rakı bu kadar kontrol sahibi olması, TKO falan bunlar beni uzun vadede tırstırıyor. Yani Netflix'e de geçeceğiz ama bunlar başka günün konusu. Ben de Kodros'un tuş olarak bu maçın biteceğini, Bloodline'ın kazanacağını ve ertesi gün Bloodline Rules'u göreceğimizi düşünüyorum. Bunun sebebi de Seth Rollins bence Kemeri Drew McIntyre'a kaybedecek ve hani iki gün üst üste kaybetmesi de garip olur. Drew da iyi olmaz bu. Özellikle Kodros kazanacaksa çünkü ama işte bu maç o yüzden çok zor. Sizin dediğiniz gibi Kodros tabii sefer iki kere üst üste kaybederse herhalde istifa eder. İstifa etmese bile hani bir daha nasıl geri getireceksin Kodros'u falan? Ben de de Hani biliyorum bu sakalıma karşı bir argüman oluyor ama öyle düşünüyorum yani Kodros suç olacak, Setronz ertesi gün suç olacağı için bu bu maçı biraz daha güçlü kapatacak. Böyle e, bloodline maçına doğru ilerleyeceğiz. Ben bir noktaya daha çok kısa değinmek istiyorum. Ee, şöyle hep şu açıdan baktık ikinci gece kodinin kazanacağını düşünerek ilk gece Radlom'un kazanacağını düşündük ama şu da olabilir yani adamlar sonuçta e, 70 bin kişinin belki geleceği bir şov yazıyorlar ve o arenada o kadar stadyumda seyirci olacak. Şimdi ilk gece Rakla Roman'ın geçtiğimiz Raw'daki gibi şovu kapatması seyircileri keyfeyi anlamında düşürebilecek bir durum. Acaba seyirciler pozitif bitirsinler, bir sonraki geceye pozitif baksınlar diye Cody ile sete maçı verip İkinci gece olabilecekleri sonsuz ihtimalle de yayarlar, yayarlar mı diye düşünüyorum. Ama çok istediğim bir durum olmaz. Sadece şirket bakış açısıyla bakmaya çalışıyorum. E. Resmi bir gözle bakmaya çalışıyorum. Acaba bunu yaparlar mı diyorum. Çünkü düşünsenize hani e, Cody ile Seth uzun süre dayak yemişler. Belki maça Jimmy'nin, Solo'nun müdahalesi olmuş. Ve Cody ve Seth bir anda mucizevi şekilde maçın sonunda kazanıyorlar sonraki gece Bloodline Show'da olmayacak işte Cody hikayesini bitirmeye yaklaştı şeklinde böyle efsanevi bir son ilk geceyi yazabilirler insanların beklentisini yükseltmek açısından hocam, böyle bir şey bitirdim mi? seni seslendirdim durduk mu? yok yok Tamam. şunu diyecektim yani ilk gece böyle biterse de ikinci gece Roman'ın kemeri koruyup devam etmesi için önemli bir yol hazırlamış olurlar bu açıdan da bakmak istedim. Hani benim kafamı kurcalayan hep buydu. Hala da bu. Ama %51 olarak ben yine Rock Roman tarafındayım. Onu da söylemiş olayım. %51. Evet. Çok yakın görüyorum ben şahsen. Size şimdi iki tane şey söyleyeceğim. Mümkünatını siz söyleyin. Ee, biz bir ismi, bir ismi çok dile getiriyoruz. Ama hiç aksiyonda kendisine yer vermiyoruz. Kim bu isim? Söyleyeyim mi size? Biz hiç Triple H'i e, şey yapmıyoruz. Aksiyonda düşünmüyoruz. Çünkü adam kalp krizi geçirdi diye. E, onu hiç buralara yakıştıramıyoruz. Ama bir an pedigri yapacak kadar da canı yok mudur bu Hunter başkanımın? Şu an görmek istiyorum yani. Ve, ve e, Rock'la... Ben Rock yok yani. Şimdi sağlık e, daha çıkmasın yani. Bu <laughs> açıdan düşünüyorsan istemem yani. Yani Rock'ın fiyakasını çizebilecek... Burada hani hep Steve Austin dedik, John Cena dedik, bilmem ne dedik ya. Hani bu olayın başında Triple H de vardı hatırlarsanız. Hani ilk restleşmelerini hatırlarsanız da basın toplantısından sonra. Ben evet, ne dersem sonra... o olur dedi. Tatlı hani olmayan adamlar da hikayeye evet, bağlı. Yani e, Triple H dedi ki ben Rumble'ı bu adam kazandı. Maça bu adam gidecek dedi. Son sözü burada aslında Triple H söylemiş oldu. Rock söyleyememiş oldu yani. Rak bu sözün üzerine anarşi yapıyor. Maçın aslında başlangıç noktası unutmamak lazım. Yani Doğru. iki gecenin birinde Triple H'i görme ihtimalimiz e, olabilir diye düşünüyorum. Şu an patladı kafamda. Siz konuşurken yani. Çünkü Rak'ın da bir noktada indirilmesi gerekecek. E, Hı. İkinci şey de abi bu çok daha ütopik bir şey. Bunun olacağına ben de inanmıyorum ama olmaz da diyemiyorum. Biliyorsunuz Arabistan şovlarında çok e, olmayacak maçlar gördük geçmişte. Para konuştu. Shawn Michaels emeklilikten döndü. Goldberg ile Undertaker ölüm maçı yaptılar. Ee, bunlar Arabistan'a Stone Cold Steve Austin rock maçı falan yapabilir mi? O kadar da değil. Bence o Arabistan'da olması gerekenmiş. O adam soruyu sordu dondular o. Harika, şimdi. Bir geldi, harika bir noktada mükemmel dondu abi mükemmel dondu Soru geldi Her araya dondu. reklam girdi Soru Sonra. geldi dondu ben cevabımı verdim yayında Aa. <laughs> Aa. pardon ben donduğunu fark etmedim bile yani tam sordum olur mu diye Aa. Araplar diyorum Stone Cold Rock maçı yaptıracak kadar var mıdır Araplarda diyorum vardır ama bence o kadar da olmasın Stone Cold bence... kabul etmez ya Ha, aynen. Bence aynen. vardır. Ve Stone Cold kabul etmez. Stone Cold'un tek kabul ettiği maç kendi memleketinde WrestleMania'nın main event'iydi. Yani adamın bakış açısı para değil bence. Yani birasız bir maç. Yani bu ikisine bağlanabilir mi diye. Triple H, Stone Cold hani. Bak, düşündükçe yeni şeyler patlıyor. Ben bir şey diyeceğim hemen. Sonra artık ikinci geceye geçelim. Yağız da bildi ya. Haftaya değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> devam 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 abi bu soru sor. <laughs> soru değil de şey e, Yağız'ın dediği bu işte hani tam tersini yapsalar nasıl olur diye işte kodiler kazansa falan diye. Bu zaten direkt main event'in e, şeyini etkiliyor. Bloodline rules'unu etkiliyor. Ben kesinlikle yapacaklarını düşünmüyorum. Bir de şeye de katılmıyorum ya. Böyle hani bu düşer mi yine üstün kapatması Bloodline'ın diye. Bence daha iyi olur. Neden daha iyi olur? Çünkü hem iyice üstün olur hem rak kazanmış olur. Yine kaybetmemiş olur bakarsan. Kazanmış olur. Bloodline kazanmış olur. Bloodline daha da güçlü şekilde gidip Cody efsanevi bir şekilde kazanmış olur. En sonunda artık. Ben o yüzden daha mantıklı görüyorum yani Bloodline'in kazanmasını. Diyerek ikinci geceye geçiyorum. Seth Rollins, Drew McIntyre. Açılış maçı olacak herhalde zaten. Gibi geliyor bana. <laughs> e, duyurulmadıysa da öyle tahmin ediyorum. Seth Rollins'e Drew McIntyre'nin World Heavy Şampiyonluk maçı. Direkt söylüyorum. Drew McIntyre kazanır ama Keşin gelirse Damien Priest'in Keşini heba olmayacağına eminim. Kesinlikle keşin gelirse Demipris Priest şampiyon ayrılacaktır bence buradan. İşte ondan sonra artık öfkelenen bir e, Setron ismi görürüz. Şeyde main event'te falan bilmiyorum. Ben direkt Drew McIntyre diyorum. Keşin gelirse Demipris kesin şampiyon ama. Buyurun. Yani şeyi e, al, yani Punk bu maçta var mesela. Punk'ı bu maça yerleştirdiler. E, yani Evet. burada ring içinde bir şey de görecek miyiz? Öncelikle o önemli. Çünkü adamı hakem yapmadılar. Kesin görüyorsun. Ağzımıza bal, bal çalıp yapmadılar yani. <laughs> ee, onun dışında keşini evet. Birincil beklediğim maç benim de bu maç. Ee, yani bir şey maç soracağım. Olur. Tabii ki. Keşin'in maç içinde falan mı bekliyorsun? Bence mesela Drew şampiyon olup hevesi kursağında bırakacak. mı? Ne bileyim Siyan Punk'ın müdahalesiyle gelecek bir Keşin olabilir evet. mesela. Ben yani birazcık öyle düşünüyorum. Buyur. Ya çok, çok 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 ilk akla gelenlerden biri ama kötü bir ihtimal değil. Okey. Yani çünkü Druv'un da şeylerini gördük, Cjemutley ile bayağı bir sıkıntılarını gördük yani rawda. Bunlar da birbirlerine bağlı. Ya öyle bir şey ki bir şeyler olacak ve bize gösterdikleri bazı şeyler boşta kalacak. Bize çok fazla şey gösterdiler çünkü. Bazı şeylerin ucu bağlanamıyor. Yani bazı şeyler mecbur açıkta kalacak. Druv'un Judgment Day'le olan şeylerini. Bağlamayı da tercih edebilirsin bu şekilde. Bağlamamayı da tercih edebilirsin. Ben buradan e, yani maç bazında, win bazında Drew'un e, ya bir de ben Drew'un şeyi yani hak ettiğini düşünüyorum. Şöyle hak ettiğini düşünüyorum. Pandemi de bu adam çekti abi. Yani bu adam sıkıntıyı bu adam çekti. Şirketi bu adam taşıdı. Bir hatırlatmak istiyorum yani buradaki herkese. E, bu adama yani son yıllarda müthiş rumble diyebileceğiniz tek rumble bu adam sayesinde müthişti. Ondan sonra tarihin en iyi WrestleMania'sı olabilecekken pandemi girdi. Ahırda oldu. Bu adam kemer aldı. Kameraya bakıp böyle ağlayarak seslendi. Evet. Ee, ve seyirci döndüğünde bu adam kemerini kaybetti yani. Ve tekrar alamadı. Bobby böyle sıradan bir round maçı yaptı WrestleMania'da yani. Evet. Bu adam hak ediyor. Ya yani bu adam her şeyi hak ediyor. Ee, almalı. O yüzden bu böyle bir stadyumda, böyle bir WrestleMania'da hakkıdır yani. Ben isterim görmeyi de. Ee, daha sonrasında da galiba şey var değil mi? Ee, yeni duyuruldu. Glasgow'da bir evet. 15 WWE hazırlandı. şovu duyuruldu değil mi? Kurban Bayramı ha. harifesi. İşte tam, Glasgow. tam olarak o kısım keşin ihtimalini bende öldürüyor. Onu da söyleyeyim size. E, sanki Drew McIntyre oraya bir şampiyon gidecekmiş gibi hissediyorum. Tam tersi de olabilir. Orada şampiyon da olabilir. Oy. Orada da şampiyon olabilir. Tabii ki. Keşin ee, evet bu maçta çok akla gelen bir şey ama Keşin'i şey de görelim istiyorum ya. Birazdan konuşacağım. Öbür maçta Main Event'te görelim istiyorum. Orada bir baharat olarak kullanacağım onu. Burada İyiyim. güzel güzel Siyanpank Punk e, Drew bir şekilde kazansın ve Siyan Punk'ı da bir şekilde maçta görelim ama e, set zaten fazla mesai yapıyor. Şeyi kestiremiyorum. Hani set Enes yani abi sen az önce dedin ya set sinirlenecek de main event'e mi dalacak? Hani öyle bir şey de olmalı ki set kemerini kaybedecek. Bir de o kemeri kaybetmişliğin bir taplığıyla gidip şeyle uğraşacak. Cody ile Roman'la uğraşacak yani. Çünkü main event'te de kesin göreceğimizi düşünüyorum Rollins'i bir şekilde. Bilmiyorum yani. Ee, aslında mantığa baktığında sanki set kazanacak gibi duruyor ama ben Dhruv kazanacak demek istiyorum yani. Ya, Tahminim durup. Ben Wrestlemania sonrasında setin bir süre ara vereceğini düşünüyorum. E, o yüzden bu da beni ne Main Event için ne de bu maç için çok büyük bir olaya girecekmiş hissiyatı veriyor. Yani bu beni biraz düşürüyor ama pozitif bakmak istersem de şöyle diyebilirim. Drew McIntyre'ın zamanı geldi. Drew McIntyre kemeri alacak çok da güzel organik yollarla gelişen bir karakteri oldu yani. Kesinlikle şu anda çok hak ediyor. Hatta şunu bile söyleyebilirim. 2020'de Royal Rumble'da Brock Lesnar'ı elemiştim. Face olarak. Bu kadar ilgimi çekmemişti benim WrestleMania'ya hmm. giderken. Main Event'te Lesnar'ı yenecek olması. Bu kadar ilgimi çekmemişti. Şu anki karakteri çok ilgimi çekiyor. biraz şundan yakınabilirim. CM Punk'la Seth Rollins'in potansiyel feud'u. CM Punk'la Drew McIntyre'ın olayından dolayı kaynadı gibi biraz şu anda. Bu bağlamda hani CM Punk ilk iyileştiğinde büyük ihtimalle Drew McIntyre'la bir olaya girecek. Geçen yine yakın zamandaki röportajında da CM Punk'a ne zaman geri dönebileceği soruldu. CM Punk şunu söylemişti. Bilmiyorum. Yani yakın zamandır. Bilmiyorum. Ama e, söylerken de şunu söylemişti. E, yazın olacak şovlar var daha duyurulmadı. Onlar duyurulur evet. demişti. Ve onun bir sonraki günü Clash at the Castle duyuruldu. <laughs> bilmiyorum. Acaba gerçekten orası için mi planlanıyor CM Punk? Böyle bir şey de olabilir. Umarım olabilecek en kısa zamanda bankada dönmüş olarak görürüz. Yani neden hakem olmasın ki? Hakem olabilecek durumdaymış. Öbreğiyle de çok rahat saydı. Yavaş yavaş hareket ederek fiziksel çok işe girmeden de hakem olabilirmiş. Bunu gördük. Ama spiker olacak olmasının kararının verilmesi burada onun için başka bir plan olduğuna işaret. Ben spiker olmasının fiziksel duruma girmesine engel olacağını asla düşünmüyorum ve maç sonunda veya maçın içerisinde bir şeylere etki edebilir. Umarım da eder zaten Punk'ın bu field'un ortasına konulmasının boşa gitmemesini isterim şahsen. McIntyre kazanır diyorum. Ee, set içinde biraz karamsar bakıyorum onu söyleyebilirim yani. Bence yani tahminimi belli etmiştim zaten geçen tahminde e, maçta. Drew McIntyre alır diye düşünüyorum. Her türlü hak ediyor. Ama kısa bir not düşüp CM Punk'ın bu spikerlik rolünde olması da beni mutlu etti. Çünkü yani e, bu demek oluyor ki yani bana biraz Jerry The King Lawler'ı hatırlatıyor. Yani vakti zamanında Jerry güreşirken mükemmeldi. Sonra spikerlikte de ayrı bir çığır açtı. Yani CM Punk'ta da böyle bir potansiyel olabilir kesinlikle hani güreşmeyi bırakacak az kaldı çünkü birkaç yıllık kaldı yani. Ondan sonra gitmeyip olu yani gitme, gitme düşünmüyorum kısacası konuşamadım. E, spiker olacağını düşünüyorum. E, bu da beni mutlu ediyor yani. Siyan Punk'ı dinlemeyi çok daha tercih ederim Corey Graves'e göre veya WWE gibi büyük ihtimalle bütün hani e, Michael Cole dışındaki bütün spikerlere göre Siyan Punk'ın hepsinin üstüne koyarım şimdiden bile. E, o yüzden mutluyum o konuda. E, yani Punk sahat sakatlanınca arkadaşlar yani sıkıntı riske atmamalarını anlıyorum e, o spikerlikte hani twitter'da konu bahsettirir kendinden böyle e, hani mimlenecek şeyler söyleyip e, maçın kendisi yani <laughs> fiziksel açıdan beklentim yok da işte tek beklentimiz Drew McIntyre kazansın. onun dışında ne yaparlarsa e, yapabilirler bence de bu arada Seth Rollins kirli bir şekilde kaybetmeli kesinlikle ki e, main event'e çıkıp büyük bir şey yapmasa bile çıkmaya yüzü olsun yani e, onun dışında ya şey de var hani ona bahane de bulabilirsin setronize. Orası sakat, beli sakat, dizi sakat, kafası sakat şey anlamında psikolojik olarak. Her şey sakat zaten adamın. Ee, hani şey yaparsın oradan bir bahane bulursun diye düşünüyorum. Drew McIntyre alır kemerini. Umarım zaten böyle bir şey olursa diyeceğim şey olursa da maçın sonucu direkt belli olacak ama bu ben hiç sıkıntı olmaz yani benim için. Belli olması maçın sonucunun. Drew McIntyre son zamanlarda çok fazla dedikodusu dönüyor bunun gereğinden fazla dönüyor. Broken Dreams'i geri getirir. Full bir şekilde böyle. Clash Attack the Castle'daki gibi başta o çalıp eski şarkısına yani şu anki kullandığı şarkısına dönmesin. Geri getirsin çünkü karakterine %200 uyuyor şu an. Ve 10 kat daha güzel. Ve direkt hani kodroz nasıl şarkısı sayesinde yani sadece şarkısı değil de şarkısı inanılmaz büyük bir parçası Cody Rose'un yükselişinde. Drew McIntyre'da işte o şu an onu görmek istediğimiz seviyeye yükselir o şarkıyla birlikte. Onu onu her şeyden çok istiyorum yani. Ama evet Drew McIntyre aldı kemerini. E, Seatürniz... Peki sizce şey olamaz mı? Ay pardon abi. Setronos ilk gece kaybedecek. burada kemeri kaybedecek. Artık derlenecektir bence o yüzden Main ante bir şekilde etki edecek ya. Hmm. Plan B, Plan B dedi. Her zaman bir evet. B planım var dedi. Unutmayalım. Yap e, maçı esnasında e, hakemin deaktif kalmasıyla e, Punk'ın üstünü çıkarıp bir anda içinden hakem şeyinin çıkması falan böyle sürprizler de yapabilirler yani. Bunlar da olmaz değil. Wrestlemania'dayız yani. Her şey fight evet. olabilir. Sıradaki maç. The WWE Women's Championship Io Sky Bayley. Günün bankosu Bayley kazanır. Onu evet, hatırladım. günün bankosu. Günün bankosu. <laughs> Hiç konuşmayalım bile. Yani maçı e, build up'ta yapılabilecek tek şeyi ilk haftadan yapıp hikayeyi bitir. Bravo. <laughs> Bütün iki ay boyunca bize hiçbir şey izletmeyen WWE Bayley Bayley. Devam. Ben de bu maçı konuşmak istemiyorum. Devam. <laughs> ben de e, Bayle diyorum ve e, kınıyorum Bayle ilk gece main event olmalıydı diyenleri. Sadece bu tamamen romantiklik yani işte evet. Sasha main event yaptı, Becky yaptı, Charlotte yaptı. Neden Bayle yapmıyor? E maç main event maçı değil işte. Niye yapsınlar ki? Ronaldo. Becky'nin yani. iç maçı daha büyük bir maç. Tabii o da canım. şu anki WrestleMania'nın main event kalibresinde bir maç değil. Bunu niye yapsınlar ya? Yani? Bence Bayle alır. Bili. Zaten ben de beyleyeceğim. Yo takılıyor böyle kendi faction'ında bile şey gibi duruyor. Menajer gibi falan duruyor ana kemer ondayken. Olmaz böyle kardeşim. Bir değişikliğe ihtiyacımız var. Beyli. E, beyefendi birisi işte alır. Kemeri güzelce taşır. <laughs> Sıradaki maç. Sarı, LA Sa Knight. Sarı, <laughs> Beyli sarılan karıyı döndürür inşallah bu arada. Hayır <laughs> Korku filmi gibi. LA Knight, AJ Styles maçı var. Ee... yeah çok daha şeyler sunabilecekken hiç benim hype'ım olmayan bir maç aslına bakarsanız. Ne demek? Neyse. Ben öyle düşünüyorum. Yani şey değil. Hmm. Ya daha iyi işlenebilirdi. Daha büyük şeyler olabilirdi. Bana göre hani LA Knight ana kemer ya Roman'la maça çıkmış biri. Daha farklı şekilde de kullanılabilirdi. Ama en azından bu e, eski tip bir Stone Cold havası böyle işte. Yok e, tutuklanmaktır bilmem nedir polis aracının içinde böyle görüntüler falan. Hoşuma gitti tabi de. Ya ayrı ayrı bakarsan aslında AJ Styles direk ana kemere de oynayabilecek biri. Roman'ı karşısına çıkan LA Knight'ı farklı kullanabilirsiniz. O yüzden çok şey yapamıyorum ben. Şu an hmm. ekstradan. Hmm. Ne oldu ona <laughs> Bunların görseli, bunların görseli çok komikmiş ya. İlk defa gördüm. <laughs> Bence güzel ya. Işığı şey <laughs> yani çok vampir günlükleri gibi. Ben <laughs> LA Knight diyorum. Ben LA Knight bu kadar şey almışken AJ yazık olacak. AJ de yazık olacak gibi hissediyorum. Ama LA Knight, yani AJ burada kazansa ne olacak? Ama LA Knight için en azından hani AJ'yi yendim denebilir. Çünkü LA Knight belki bir manibin demek vereceğiniz biri. O yüzden ben LA Knight diyorum. Onat buyur. Abi şöyle yani bu maç normal bir WrestleMania maçı. WrestleMania ikinci maçı olabilecek. Yani açılıştan sonraki Aynen. o maç işte bu maç. Yani e, güzel vakit geçer. Hani güzel bir 10 dakika izleriz. Yani sıkılmayız maçı. E, ama ben biraz da şunlardan bahsedelim istiyorum artık. WrestleMania konuşuyoruz çünkü. Celebrity diyoruz yani. WrestleMania'da da e, fan servis olaylar da biliyorsunuz oluyor. Hatırlayın. WrestleMania 32'de örnek veriyorum. E, neydi onların adı? Şampiyonlar Ligi miydi? Bir League of Nations. League of, League of Nations. <laughs> Michaels. League e, of ha. <laughs> Mick Foley. Stone Cold gelmişti mesela. Fan servis olaylar oluyor biliyorsunuz böyle zaman zaman WrestleMania'da. Evet. Ben bu WrestleMania'da arkadaşlar fanlığımı konuşturuyorum ve ben bu bu WrestleMania'da ben Undertaker'ı görmek istiyorum. Çünkü 40. WrestleMania ya e bir şekilde bir yere bir noktaya bağlansın istiyorum. Bir segmentte bir maçta görünsün istiyorum ve görünebileceği maçın bu olduğunu düşünüyorum. E neden? LA Knight'la bir bağ var. LA Knight'ı seviyor. Paul Bearer'ın öğrencisi olmasından ötürü ki kendisiyle segment de yaptı. Bray Wyatt'ın son segmentini hatırlayın. Eee... Burada kıymetli biri AJ Styles'ı da seviyor. Son maçını AJ Styles'la yaptı. Burada hani bir fan servis olayını buraya kitleyebilirler diye düşünüyorum. Ee, çünkü Undertaker'ı bir yerde göreceğimizi düşünüyorum ama nerede göreceğimizi bulamıyorum. Ee, en yakın bana bura geliyor. Bilmiyorum böyle bir şey olabilir mi? Velev ki olmadı. İkisi arasındaki maçı sabaha kadar oynansa Elayna kazanır gibime geliyor. Ee, bence de kazanmalı. Bu kadar bu maçla ilgili başka ne diyeyim? Hatırlanmayacak, <laughs> unutulacak. Ee, bir maç yani. İkinci Undertaker, maç yani. Undertaker'ın alakası var? <laughs> ya işte ben <laughs> o bu, kadar. Bu, bu bir buraya kitleyebildim. Başka bir yere kitleyemedim yani. Ya öyle demeyeyim. Bir segmenta bakar ya. Ya bakar tabii her şey. Yazarsan olur. Aynen ama yani. <laughs> Bilemedim. LA ya. Knight'ı AJ'nin elinden alsa falan, beraber elini falan kaldırsa LA Knight. Ya motorla <laughs> geldiğini düşünerek tabii. Pol Bearer şeyle. Hmm. Montajınız. <laughs> Yaz buyur. Bazı adamlar var, bazı güreşçiler var. Çok arkalarında hype var, çok seviliyorlar ve bana geçmiyor. LA Knight onlardan bir tanesi. Ben ilk günden beri LA Knight'ın arkasındaki hype'ı bu kadar sevilmesini anlayabilmiş değilim. Ama kimseyi de yargılamıyorum tabii. Neden bu kadar seviyorsunuz falan Asla öyle bir şey demeyim. Sadece bana geçmedi. Mikrofondaki tarzı bana geçmedi LA öyle bir. Yani bana bu şeyler falan geçmedi pek. Ee, sevmiyor değilim. Bana geçmedi sadece. Bu bağlamda e, AJ Styles'ın mesela burada ben LA Nath'ten çok daha üstte bir güreşçi oldum. Bu maçı kazanmasını isterim şahsen. Ama girişat öyle mi? Değil gibi. Çünkü neden? E, çok iyi bir e, destek aldı uzun bir süre e, LA Knight ve sanki çok daha yukarı çıkabilecekmiş gibi oldu. Direkten döndü. Bir, bir noktada kaldı. Şimdi eğer o noktaya tekrar çıkarılacaksa Tekrar bir noktaya getirilmesi planlanıyorsa bu maçı kazanması şart. Bu maç o noktaya giden bir basamak. O yüzden sanki LA Knight kazanacakmış gibi hissettiriyor bana. Ama e, hani her Wrestlemania'da da böyle maçlar oluyor kesinlikle dediğiniz gibi az önce. Genellikle Randy Orton'un maçları oluyordu bu maç e, son birkaç yılda. O nerede ee, ya? E, onu da şimdi konuşacağız. Gelceğiz aynen. Ne demek nerede? Evet. <laughs> bu da Randy Orton'la AJ Styles'ın maçını hatırlıyorum mesela. 35'te ki geçen bölümlerde de konuşmuştuk. Işığın göze vurduğu maç. Hiç akıllı kalıcı bir maç <laughs> değildi. Bu da muhtemelen. <laughs> e, bu da öyle bir şey olabilir gibi hissediyorum. Keşke AJ kazansa diyorum ama sanki Alain kazanacakmış gibi hissediyorum. Bir de şey gibi duruyor değil mi? Ee, WrestleMania'dan sonra devam edecek gibi duruyor. İki Aa, kesinlikle, kesinlikle. Aynen öyle. Şey böyle güzel bir türlü yemek olan değil yani tür olarak. <laughs> maç tür olarak güzel türlü bir maç olabilir yani. Ramazan keyfi. Bir de Ece yeni şarkıyla gelecek değil mi? O var. Oo ben onun çok heyecanlıyım abi. Çünkü bu şarkısı berbat ötesi ya. Ben aşırı heyecanlıyım. Yeni Ece İsa'ya şarkısı. Umarım ondan daha kötü olmaz. Çünkü şu an... <laughs> Gelen bütün... gideni aratır <laughs> Evet. Evet. Çünkü şu an bütün yeni TNA şarkılar... şarkısıyla gelsin ya. ya. DNA mi? D DNA. DNA. <laughs> <laughs> Impact Wrestling mi diyeyim kardeşim? TNA'dır bizim <laughs> o çok güzel olur vardı ona. Ona koparım yani de. Artık Hı. yaşlandı adam uçamıyor. LA Knight'ı bence yukarıda tutacak. Triple H seviyor diyemeyeceğim de. Seyircilerin tepkilerini en azından şey yapamıyordu. Geri tepemiyordu. Bence bu yüzden yukarıda tutacaklar. LA Knight'ın kaç senesi var? 2-3 senesi. Hadi 5 sene diyelim. Maksimum. Ondan sonra kariyeri bitiyor zaten. Dolayısıyla bu 5 sene içinde ben bir tane dünya şampiyonluk görüyorum Elaine Knight'ın geleceğinde. Hani işte Roman Reigns'i şu an tuttuğu kalitede büyük bir kemer tutabilir mi? En iyi main event kemerini tutabilir mi? O sorgulanabilir. Roman Reigns'in aradan kalkması lazım. Burada Roman Reigns kazansa da kaybetse de main event'te fark etmez. Elaine Knight'ı bence momentumunu tamamen düşürmemek için. Hala hayatı tutmak için onu. Hani bu adam da olabilir bak. Demek için özellikle... Money in the Bank için Elite Knight'a burada kazandıracaklarını öngörüyorum ben de. İkisi de sevdiğim güreşçi. AJ her ne kadar sevsem de AJ benim en sevdiğim güreşlerden birisidir. Sadece performansından memnun değilim de eğlenceli bir maç çıkacaklarını düşünüyorum. İkisi de bence mantıklı güreşçiler. AJ çok güzel bir hani yönlendirecektir Elite Knight'ı ve tatlı bir maç göreceğimize inanıyorum diyeceğim de adam ile kötü maç yaptı AJ ya. Yani o yüzden <laughs> bilemiyorum. Çok tırsıyorum bu maçtan. Harbiden ee, ama çerez yani bu gerçekten. Hayırlısı diyorum. Size bir şey sormak istiyorum. AJ Styles'ın son Wrestlemania maçı olabileceğini düşünüyor musunuz? Hayır. Oğlum adama baksana. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır, şu, işte bir şu yüzden söyledim, bir söyledim bunu. gitme ihtimali. Heh. Yok şu yüzden söyledim bunu. Çünkü AJ Styles'ın birkaç yıl önce bir açıklaması var. Ben onu hiç unutmuyorum. Shawn Michaels'ı örnek alıyorum bu konuda diyor. Hani... Elden ayaktan düşmeden, kendimi rezil etmeden efsane bir şekilde Hı. ayrılmak istiyorum. Yani yaşımda çok Hı, şey deken. yapmadan diyor. Shawn Michaels emekli olduğunda kaç yaşındaydı diye baktım. 44 yaşındaymış. AJ şu anda 46 yaşında. Hı -hı. Ee, ya 2 yılda yemiş sözünü aslında. Hani Yaş olarak tam algılayamayabiliriz ama AJ'in de acaba son maçı olabilir mi diye bir düşündüm. Bilmiyorum tabii ki. Hiç buna ama dair şey bir somut bir yardım olmuyor. İçine yok. bakarsak hiç kendimi ee, o kadar net çok sert kısıtlıyormuş gibi görünmüyor. Hala çok rahatmış gibi görünüyor. Hı hı. Umarım umarım devam eder. Umarım olmaz. 50'ye kadar gider ya rahat. Bana şu, şu an en şey, şey gibi geliyor. Hani Pokemon'larda oluyor işte küçük Charizard sonra büyüyor falan. İşte o küçük hali OG, büyük hali de AJ gibi böyle yani. O da para gibi, para için Ailesiyle vakit geçirmek için falan takılıyor gibi geliyor da bir de bir de o eski. Alevi almıyorum ki adam zaten hak etti yani böyle artık. Rahat takılmayın. O zaman geçeyim sıradaki maça. Hadi Herkesin en merakla beklediği maç. The Pride. Yani Bobby Street Profits. Ay. Ya Allah aşkına Burada... geçelim ya. <laughs> Final Testament'a karşı. Ya bu Ayy. hiç şey yok bende. Hiç hype yok bu. Ya Bobby ayrı kullan. Kerin, Bak Bobby Lashley, Karen Cross birebir feud'a girsinler daha iyi bir şey sunabilirler. Gibi hissediyorum. Hiçbir şey yok bende. Ben Onur yürüyüşü. Pride bence alacaktır maçı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yürüyecektir oradan ya. <laughs> o, o, ya oradan kaybediyor ya. ya bak Pable's'in takımına pride verip aynı anda hem LGBT duyarı yapıyorsun hem siyahi <laughs> duyarı yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> La, Lan'a aynı da hazır anda... boş ayrıldılar biliyorsunuz. Aynen. Hani. Bak bak bak. Yani e... arkadaşlar neden böyle bir maç var? Yani Kerin Cross daha ne kadar vasıfsız olabileceksin? Sinan Akçıl seni. çık buradan. <laughs> seni kesinlikle görmek istemiyorum. <laughs> öyle yani. Şey kazanır. şey işte. Değilciler. <laughs> şey Pride, Pride kazanır. Pride. Kara bir çizgi İyi buyur <Aya> <laughs> Ben de Pride kazanır diyorum yani çok üstünde konuşacak bir şeyim yok aslında Bizi <laughs> Karabük'ten izleyen var mı arkadaşlar yayınımızı? Ben hiç hatırlamıyorum öyle ya izleyene. Kara falan. Çete, çete yazsın. Ben Karabük'ten bilmiyorum. Abi 332 kişi izliyor bizi. Biri Karabük'tedir herhalde. Hadi bakalım. Vardır biri yani. ya. Kero buyursan Tabii. Bu maç niye var? Bu maç pre-show. Ben pre-show <laughs> tam pre-show'luk bir maç. Yani mükemmel bir pre-show'luk maç. Pre-show'umuz yok herhalde. Evet. <laughs> Bobby Lashley'i fena gömdüler. Ama hala biraz seviyorlar diye düşünüyorum. Hani bu... <gülüyor> iki... <gülüyor> <laughs> buyur buyur. Karen Sable'ı yepyeni diye belki kazanma ihtimalleri var gibi düşünüyorum da ben de Pride diyeceğim abi. Yani çok çünkü hani Triple H biliyorum Karen Cross'u yükseltmek istiyor seviyor ama çok kötüler. Çok kötüler. Authors of Pain de kötü. O yüzden maalesef Pride arkadaşlar 2024'teyiz. Her zaman kazanacaktır. Pride kazanır ya. Şimdi o zaman artık States Şampiyonluk maçına geçelim sonra da Main Event'imiz kaldı. Logan Paul e, herhalde burada hepimizin içinde. Logan'ı en çok öven benimdir. Çok bayılıyorum hmm. yaptığı işlere. Youtuber'lıktan inanılmaz bir dönüşüm yaşadı. Çok başarılı tam böyle pislik, iğrenç işte hile yapan, onu yapan yok KSI arkadaşı geliyor oradan muşta veriyor falan filan böyle. İyi işleniyor ve çok iyi güreşiyor o yüzden çok takdir ediyorum çalışıyor. Dümdüz bir celebrity diyeceğim. Yani ben WWE'de ya güreş tarihinde izlediğim bir normal celebrity ise eğer bu celebrity iki artık güreşçi. Logan rakibi Randy Orton ve Kevin Owens triple threat match. Hemen tahminimi yapayım ben. Uzatmayacağım. Gönlüm tabii ki de Randy Orton'u istiyor. Ancak e, mesela özellikle neden Logan Paul duyurdu? Kendi evi. Ve ya oraya kadar şampiyon gitme ihtimalim ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Böyle devam ederse ki işte anlaşmalar yapıldı. E, rating desen aslında ring dışında da bu adam taşıyor. WWE reklamını yapıyor, ne bileyim podcastte milyonlar izliyor. Şey de yapıldı az önce o prime muhabbetine de girdiler işte, yok reklam falan. Ben o yüzden Logan'ın hani en azından samirsleme kadar bu kemeri taşıyacağını düşünüyorum. Ee, Kemer olmasıın pin olduğu Mania... bir olayda ben Logan'ın kazanacağını tahmin ediyorum. Buyur yaz. Ringin ortasında prime logosu olacak şimdi değil mi WrestleMania'da? Evet. evet. Çok ilginç bir deneyim olacak bakalım. Yani değişik bu maçta dışarıdan zaten, tri zaten triplet olduğu için de no DQ o yüzden bir şeyler dönecek yani. İşte KSI mi gelir Muş'ta verir başka bir şey mi olur oradan bir şey mi zıplar falan bilmiyorum. Ben Logan'ın kazanacağını düşünüyorum bu arada haberiniz olsun. Chat çünkü bayağı nasıl demezsin diye. <laughs> Muş'ta vermez abi Cleveland'da verir. Ee, <laughs> of Prime sıkıntı olacak <laughs> ve Logan Paul'a en çok öven sensin. Çünkü abi adam Prime'ın reklamını veriyor. Ondan sonra kendisi kamerada Prime içerken içini suyla dolduruyor. <laughs> Kendi ürününü içmiyor çünkü sağlığa zararlı. Kardeşim nasıl bir adamsın sen? Sonra dolandırıyor falan insanları. Başka evet, yollardan şey da. Evet, evet. Kendisi söylüyordu bunu açık açık. Su vardı içinde diyor. <laughs> nasıl söyleyebilirsin bunu ya? Hakikaten. Ya Orası ayrı bir dünya. Abi, belli. Ya. Hmm. Tahmin yani. yap o zaman Kerem. Madem Yapmayacağım. Girdin. Şey. Ee, <laughs> Logan, 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 Logan. Logan devam eder buradan. Çok iyi Logan gidiyor mısın? dediğin diyorsun. gibi. Randy Legend olduğu için ve WB Legend'lardan nefret ettiği için şu sıralar. <laughs> Yine donduk geliyorlar ama. 5, 4, 3, 1, 1. Geldi bak. Artık yeah. zamanı bir tutturayım. <laughs> Buyur. Logan Kevin Owens denen Jabber'ı tuş edecek. Randy Orton da legend olduğu için, WWE legendlardan nefret ettiği için şu an. E, o da kaybedecek maçı. Ve Logan kemeri alarak yoluna devam edecek diye düşünüyorum ben. Kemeri almadan yani kemerle devam edecek. Maçı alarak. Onat buyur. Donması geçsin de buyuracak. Hayırlısıyla. <laughs> Hadi bakalım. Geldi şimdi evet. geldi şimdi. Evet. <laughs> Tam buyur dedin abi. Tam Aynen. buyur dedin Aynen. Ben e, sivil hayatta WWE hakkında hani bir insanlarla konuşurken şeyle karşılaşmaya başladım. Aa Logan Paul orada mı? E, evet. falan diye ve insanlar genelde da Logan Paul'u sevmiyorlar bu arada onu söyleyeyimse. Ama genelde bu kadar sevilmeyip bu kadar da saygı duyulan hani bir sektör ancak bu kadar uygun olur yani Aynen bu. Evet. E, yani bilmiyorum. Kerosan, sen Logan seviyor musun mesela? E, gü Güreşte seviyorum evet. Gerçek hani YouTube olarak. Güreşi çık. Yani biraz çünkü fazla şerefsiz. Bayağı suç işliyor yani böyle hapse girmesi gereken. Yağız sen? İğrenç bir karakter var. Kesinlikle. Enes abi? O kadar izlemedim. Vine'larını izliyordum zamanda da. Çok o kadar yorum yapamayacağım ama hani sevmiyorum diyemem yani. Bir şey, izlemedim hani bu, Hani bu kadar e, insan olarak sıkıntı olup da e, yaptığı işi sevdiğimiz bir adam var mıdır acaba? Yani John Michaels müzikte var mesela müzikte Chris at, aklıma geliyor birkaç isim. Burada söylemeyeceğim de <laughs> hani mesela müzikte kişiliğini veya ne bileyim ideolojilerini beğenmediğimiz ama dinlediğimiz sanatçılar olur. İşte ben ona... o yüzden ben de o etki yapmıyor. Ben o oyunu <laughs> beğenmediğim için asla dinlemem, saygı da duymam yani. Aynen. <laughs> <laughs> Bahsettiğin <gülüyor> yani. o yüzden. <laughs> hani Logan hmm. burada böyle bir etki yaratmış gibi duruyor WWE şeyinde. Aşırı başarılı. Hiçbir ürünü negatif şey vermedi. Ee, ha ben burada bir türlü Randy Orton'u burada yakıştıramıyorum. Randy Orton'u ben bu yıl hiçbir yere koyamadım yani. Çünkü Randy Orton'u ben çok özledim galiba. iki yıldır falan görmediğim için. Ee, döndüğünde görmek istediğim yer bura değil. Randy Orton'u ben daha böyle hatırladığım Randy Orton gibi görmek istiyorum. Çünkü burada Rendort'un Orton yatacak. Maalesef. Tuş olur olmaz onu bilmiyorum da. Yatacak yani. Ben istiyorum ki Rendort'un Orton kazansın. Rendort'un Orton Apex Predator olsun. Yine Legend Killer olsun. Ee, ama öyle bir şey yok gibi görünüyor. Ee, Logan Paul kazanacak. Ve Prime logosunun da olacağı ilk şov ee, Prime logosunun üstünde bir güzel Prime'ını içecek gibime geliyor yani. İpidola. Prime'la ilgili More Plates More Dates kanalı var YouTube'da. Onun çok güzel değerlendirmeleri var. Tavsiye ederim merak edenler için. Prime ne kadar iğrenç bir şey olduğunu anlatıyor. Yani e, bu kadar rezil bir ürünün işte Arsene, Arsenal gibi Barcelona gibi büyük takımlardan sonra WWE ringinin ortasında da böyle sponsorluk alması e, üzücü, rahatsız edici. Hatta UFC'nin de büyük sponsorlarından biri. UFC dövüşçülerin çoğunu. Ama yapacak bir şey yok. Dünyadaki Şirketler böyle çalışıyorlar. E, Logan Paul'un ki karakterinin iğrenç bir karakter olduğunu düşünüyorum gerçek hayatta çünkü yaptığı iğrenç e, olaylar var. Yani listelesek gerçekten 2-3 e, kağıda yayabiliriz çok kötü şeyler var e, araştırıp çok rahatlıkla bulunabilir. Ama e, atletik açıdan ben her zaman şunu düşünüyorum yani insanda bir bir e, sayısal zeka vardır işte duygusal zeka vardır aynı zamanda Sporcu zekası denen bir şey de var. Çok önemli bir şey. Ve bu sporcu zekası e, fiziksel yetenekleri kabiliyetleri çok etkileyen bir şey. Bunlar üzerinde çok büyük etkisi olan bir şey. Logan Paul'da inanılmaz bir sporcu zekası olduğunu düşünüyorum. çocukluğundan beri zaten genelde Amerika'da e, lisede de işte hep e, amatör güreşle veya üniversite geçince futbolla falan hep zaten çocukları böyle aktif tutuyorlar. Her zaman oranın kültürüne çok yerleşmiş bir durum. Logan da bunun faydasını çok fazlasıyla görmüş bir çocukluk geçirmişti geçirmiş ve gelinen noktada zaten 2017'de adam işte 2018 olimpiyatlarına hazırlanacağım diye video çekiyordu şey 2020 olimpiyatları işte bir sonraki evet. olimpiyatlar ne zamansa ona hazırlanacağım diye videolar falan çekiyordu o adam hiçbir profesyonel spor geçmiş olmadan olimpiyatlara hazırlanmayı düşünen bir adam yani o yüzden ring içindeki ring içindeki atletizmi göze hoş gelişi asla beni şaşırtmadı ama güreşe bakışındaki profesyonellik, güreşi algılayışı beni çok şaşırttı. Hakikaten adam anlıyor güreşi, benimsiyor ve olabildiğince en iyisini yapmak istiyor. Bu inanılmaz bir özellik. Harika bir profesyonellik ve ben buna çok saygı duyuyorum. Tamamen güreş çerçevesinde. O yüzden zaten bu kadar gözü zevk verdiğini düşünüyorum sadece ring içindeki atletizm değil yani olay. E, bu bağlamda da şampiyon gitmesini, devam etmesini isterim. Kemer'le bir yerlere gittiğinde poz veriyor vesaire. Kemer'i gösteriyor insanları. Şirketi temsil ediyor. Şirketi hiçbir gittiği yerde de kötü temsil etmedi şu ana kadar. Bu bağlamda şampiyon gitmesini tercih ederim ben de. Yani onun onun kazancını da düşünüyorum yani. Kadro'nun %95'inden iyi güreşçi bu arada Logan Paul. Sırf o, o yüzden. Yani adam kendisi diyor abi promo ile sen kendini ayırırsın. Ring içinde değil. Bunu anlıyor. Çünkü YouTube'da da biliyor. Hani YouTube'da ünlü olmasının sebebi birisi gidip onu ünlü yapmadı yani. Biliyor nasıl dikkat çekeceğini. Dikkat çekince nasıl para kazanacağını. Bunu çok iyi anlayan birisi ve güreşte dikkat çekip para kazanma sanatıdır. 6-30 yapıp Nüjpende gel bana vur kardeşim deme sanatı değildir yani. <laughs> Herkese geçiriyor bu ya bugün. Ben <laughs> <Ya>, sinirlendim. <laughs> Kero bu. Eskiden böyle düşünmüyordun biliyorsun Eskiden ben? böyle evet. düşünmüyordum evet. Sonra Çünkü öğrendim. Kero büyüdü artık. Öğrenmedim büyüdüm Vallahi, bence önce. Ama bir ara oldum. Ya, bu fikrinin <laughs> değiştiğini biliyorum. Bir ara Kero şeye çok önem veriyordu. E, Kero'nun hayatı diz darbesiydi yani. E, <laughs> evet. Buydu yani. Kero bundan hmm. ibaretti yani. Ben e, ne? neredeyse 4 yıl olacak işte. 4 o kadar değilmiş. 3,5 yıl önce falan full içerik üretmeye başladığım zaman... Keron'un izleyici grubu vardı. Keron izleyicisi de onlar. Böyle ben bir şey anlatırım. WWE bok gibi ya New Japan en iyisi işte yok. AEW falan böyle. O şey oldu böyle kitlede. İşte Kerocular oldu. Sonra bizimkilerle böyle vs atmaya falan başladılar. Bir şey anlıyorum. Şu an mesela hepsi bıraktı. Hiç ben görmüyorum çoğunu böyle izlerken. Belki bilmiyorum vardır inşallah aramızda da. Arada sohbet ediyoruz onlarla da. Sonra büyüdüler. Abi ya işte biz öyle düşünüyorduk gençken falan demeye başladılar. Demek ki insanlar büyüdükçe birazcık o şey değişiyor yani. Kero, ben onu gördüm o. Çünkü ben de öyleydim o eskiden. ECWA <laughs> falan diye sonra <laughs> değişti zamanla yani. Oh, Keroyla Kero mesela bir işte yayın yapıyoruz veya WWE Türkiye oynuyoruz. İşte diz vuruyor. Ben diyorum ki Ni, i̇şte, ni drop diyorum. Kerodu <laughs> ki ayır nasıl ni drop dersin de. <laughs> Flipping, turning, rounding, <laughs> e, inverted diyor böyle. <laughs> Böyle onun literatürdeki lugattaki adını falan çıkarıp veriyordu böyle. Lan diyordum işte diz darbesi amına işte İşte <laughs> ne var bunda diyorum yani. Yok hala Şimdi öyle derim da, de. Kero da yani entertainment işte, oldu yani. Şeyi anladım yani. İşte hala onu söylerim sana ama seyirciye öyle sunulmaması gerekiyor. Seyirciye sunum çok farklı. İşte Evet. Orada hep sen ileride... Ben yedin. yaşlı olduğun için. Evet. <laughs> EW <Eyvabını. gülüyor> Bu olaylara çok büyük bir sahne verdi ama bu sahneyi kötü kullandıklarını düşünüyorum. Ve insanlar biraz bundan rahatsız oldu. Biraz fazla göze çarpmaya başladı bu olaylar. Ve tam aynı dönemeçte de WWE Triple sayesinde farklı bir yola evrildi. Vince McMahon olayın gölgesinden tamamen ayrıldı. Ve bu bağlamda böyle tamamen bir yol ayrımına girdik. WWE sanki doğru yola giderken AEW tam tersine gidiyor gibi oldu ve o bağlamda insanları biraz soğutmuş olabilir diğer e, güreşin diğer tarafında. Herkes gider Mersin'e. <laughs> İyi gider. Mersin. İyi gider. <laughs> o zaman W'da bir madem doğru yolda dedik. Şimdi o doğru yol acaba Cody'nin Roman'ın sürecini bitirmesiyle mi olacak? Meydan e geldik. Yani ben ilk defa e, Roman'ın kaybedeceğini düşünüyorum artık bu sürecinde. Cody'nin kazanması en mantıklısı. Çünkü bu fırsat ikinciye geldi. Bir de artık dur bir de üçüncü deneyelim. Sıkılmaz mısınız ya çete soruyorum mesela hadi dur bir sene daha belki ya bir sene SummerSlam'e kadar uzasın da işte Cody bu sefer yenecek falan yapmayın yani Uza anlamsız mantıksız mantığım tamamen e benim Cody'nin kazanacağını söylüyor çünkü ya bu süreçte Roman kazansın devam etsin diyen biri varsa Roman fanıdır bence hani çünkü ben hep görüyorum izliyorum ya izliyorum yani yaz. Roman kazan. ne olacak şimdi? <laughs> Roman kazansın, hadi. <laughs> Çiz bana şimdi, Roman kazandı, ne oluyor? Ne? <laughs> ya of. Roman da kazansın diyorsun. Ben, ben olsun. söz bana gelince söyleyeceğim. Döverim seni, ya. aman. Hayır, ben. Merak Suspense ettim, ben şu an yani. seninle ben seninle birebir konuşmak istiyorum şu an. Evet, abi. tamam, abi, o zaman ben fikrimi söylemek istiyorum. Ben gerçekten e, Roman Reigns'in Wrestlemania dönemindeki işlenişini ve e, gidişatı düşündüğümüz zaman burada da kemeri korursa çok rahatsız olmam. Hani bir noktaya kadar Cody'nin kazanmasını isteyen, isteyen tarafa da geçmiştim ama Roman WrestleMania'dan sonra şampiyon olarak devam ederse şirket stabil noktada yukarı doğru çıkmaya devam edecek. Fakat Cody kemeri aldığı durumda ee, tamam şöyle olacak bir anda ama sonrasında şöyle olması işten bile değil kısa süre sonra. Ve hani o bir bilinmezliğe götürüyor. Bilinmezlik çoğunlukla iyi gelebilir İnsanlara yeni bir macera gibi gelebilir kesinlikle de ben okuyayım yani Cody'nin almasına da bu noktada fakat e, Roma'nın stabil bir gidişatı varken e, stabil insanları stabil insanları diyorum e, hiç ortada olmayan insanları çok ortada olacak şekilde yukarı kaldırabileceğini düşünüyorum daha önce yaptığı gibi yani karşımıza doğru hamlenin devam ettirileceğini düşünüyorum karşımızda eğer Roman kazanırsa. Yani garanti olan bir şey var. Garanti. Her şey yolunda. Cody kazanırsa bir süre her şey iyi olabilir. Sonrasında kötü olabilir. Belli olmaz. Yani biraz ikilemdeyim aslında ama burada da bir Roman kazansın isteyen taraftayım. Onu söyleyeyim. Ama sonucun öyle olacağını düşünmüyorum. Söz bendeyken fikrimde söylemiş olalım. Cody'nin kazanacağını düşünüyorum. Şu anda doğru hamle dedin ya böyle hani yapılır evet. doğru hamle dedin Roman falan diye. Nerede biliyorsun mesela doğru hamle olacağını? E, Roman'ın eğer Roman şampiyon giderse bildiğimiz bir şey var. O da şu. Roman rating kazandırıyor. Roman tişört sattırıyor. Roman arenaları doldurtuyor Roman şampiyonken. Ve bu bir garanti. Yani Roman'ın garanti Roman şu anda Cena'nın kendisi dedi. Roman Tribal Chief karakteri Abi. tüm zamanların en iyisi dedi. Bu biraz bence abartı. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama bir gerçek var. Ee, yani adama güvenebilirsin. Adamın sana para kazandıracağına güvenebilirsin. Kodi kemeri aldıktan sonra şöyle bir şey olacak. Şimdi Roman kemeri e, haşa neyse çok yüksek bir noktaya çıkardı diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e, yani çok yüksek bir noktaya çıkardı. O noktada e, Cody veya yani Roman öyle bir noktada ki Kemer Cody gibilerini, Set gibilerini ve işte Damien Priest gibilerini e, Kemer geldiği zaman o kemerin biz değerinin düştüğünü göreceğiz. Yani Roman şampiyonken farklı bir şey olacak. E, onlar şampiyonken farklı bir şey olacak. Abi. Bunu göreceğimiz için ben bu saltanatın bittiği anda WWE'de bir çağın kapanacağını düşünüyorum. Yeni açılacak çağ eskisi kadar doğru şey güzel olacak mı onu bilmiyorum. İnşallah olur. Ee, ama bu şey, bu güzel gidişat bitmesin istiyorum. Bir, bir tık öyle bir düşünce var. Yani garantici bir şey var orada. Elimizde garanti bir güzellik var. O yüzden. Bravo. Bravo. Öyle. Ama yani. Abi garanti hep sürekli garanti oynarsak mantıklı olan bu dersek ama hep aslında yerimizi sayacağız ki. Yani bu linsbank bir de... şey. Dönüp de ulaşıp Roman bırak Lazar. Benim bırak kafamda laser. hep şu var. Biz Roman'dan sıkılanlar... ...neden bu kadar sıkıldı? Part-timer olduğu için. Ee, sadece WrestleMania 39'dan 40'a kadar... ...üç tane kemer koruması evet. yapmış adam. Bak Raw'daki boyunca... Roman'ı izledin değil mi? Raw'daki Roman o şekilde Hı -hı. takılsa... ...ben de şey yapmam. Aynen. Ee, ya. o, o olaya doğru kesinlikle katılıyorum. Bir yandan da şunu düşünün. Bozulmamış bir şeyi onarma diye bir laf vardır. Yani Roman'ın... E, ...dizi kopana kadar kolu kırılana kadar ben devam edebileceğimi Hayır düşünüyorum. Ya. Abi ben <laughs> bir şey. Hayır ben çünkü işe daha farklı siyasi boyutta <laughs> da bunun aynasının birebirini yakın zamanda e, 20 yılı aşkın süredir bir şey olan şeyin sempatizanı biri şey dedi bana. Ya kardeşim iyi ilerlen bir şey var işte <laughs> Anladım olmaz yani bence. Yani bir şey değiştirmen lazım. Bu Ama ya eline kodi burada... bak kendin çıkardın kodi ya. 2 yılda işledin kodi ya. Ki 9 ayın gitti sakattı bu adam. Orada şey kodi kaybederse ben tekrar Kody ile Samurzeleme falan devam edilsin diye bir düşüncem yok çünkü o hakikaten sıkar insanları. Yani, Romanın farklı bir şey evrilip kim gelecek? Hani en azından Roman o zaman? iki pay-per-view'da bir de gelmesi gerekiyor. Ben bu soruya hiçbir zaman bir cevap aramadım onu söyleyeyim. Üç buçuk yıldır Roman'ı kim yenecek? Ben, aradım, hiç işte. <laughs> ben aradım oğlum ha, yıllardır o, aradım. O kesinlikle farklı bir bakış açısı <laughs> olabilir katılıyorum ee, ama ben bu soruya cevap aramadığım için bunu çok e, eğlenerek takip ediyorum hmm. çok zevkle takip ediyorum. Bu soruya da bir cevap bulmadım. Yani o... Kodi yenebilir. Sıkıntı yok. Ya, Ay, yani be? benim için bir sıkıntı en mantıklısı Kodi çünkü ya. O kadar işlendi. Bak herkes hiç kimse bana işte çok Setronis gelmiş eskiden muhabbeti varmış. Yenemez. Başka biri Cetronis gelmiş. Burak lazım? Ya abi Setronis yener Roman'ı. Evet sıkıntı yok. Yener. Ama şu kemer, ya şu süreci Setronis bitirmemesi lazım. Abi bence bu soruya yani cevap bulmak zorunda mıyız bilmiyorum. ben abi, Bence, bence bulmak zorundayız. Organik olarak Gelişebilir her şey. Kim zaten kodin olayı da organik olarak gelişti. Bu Aynen işte sonucu. ben de onu diyorum haftalardır size. Yani ilk sene kaybettiğinde hepimiz ah olamaz dünya sona erdi. Şimdi geldiğimiz noktaya bak. İlk sene kaybetse kötü olurdu bence. Şu an çok daha yüksekteyiz. <laughs> Abi kodi için doğru Eben, vakit arada... ya. Doğru vakitte de deneme lazım. <laughs> Buraya kadar ben hani neden <laughs> e, romanı kazanmasını isteyeceğimi %51 olarak neden Roman'ın kazanmasını isteyeceğimi anlattım ama nihayetinde tahmin olarak Kodin'in kazanmasını bekliyorum onu da söylemiş olayım. Hı hı. Yusuf Onat sertek sıkıldır lafı Onu bırakalım. Yusuf. <laughs> <laughs> ya sıkılmadım. Çok konuşurum ben daha da çok üzülüyorum. Çünkü o yüzden Onat konuş buyur. Sıkılmadım İçimde kaldı bu. Sabırla. Sabırla bu cümlelerinin bitmesini bekledim onat Sayıyı azaltın. Hı. Ya abi bir şeyi doğru zamanda bak bir şey ya elinde bir mal varsa mesela bunu doğru zamanda piyasası varken satacaksın. Elinde kalır. Şu an kodi tam o noktada. Geçen sene kazanmayacak belliydi. Bu sene tam o noktadayken bunu yaparsan bence en doğru hamle mantıken de en doğru hamle bu olur. O, ama şeye katılıyorum yazı. İlerleyen dönemlerde Cody işte Roman gibi taşımayacak falan. Abi ben bir tık ön yargı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cody'yi iyi işlersen Cody şu an oğlum çocuklar ekran başında ağlamaya başladı Cody için. Farkında mısınız? Bu, bu, bu bu çok büyük bir değişim bu arada. Yani herhangi bir şampiyon için böyle çok gör, Roman için böyle bir şey gördünüz mü bu arada? Ben görmedim. Roman heel. Cody şu an hayır <laughs> facecam de yani. Roman için böyle destek alan, ölen biten biri görmedin ama şu an başladı bu. Bir kültür Her olmaya gördüm. başladı ve ben gördüm. Rakım burada çok etkisi var. <laughs> ben ya. de gördüm. Yanında duruyordu hiç. şu anda. <laughs> evet evet aynen. Onat şişört çıkardı falan böyle. <laughs> ya Roman ağlattı diyelim o zaman. <laughs> buyur Onat ya ben. Hadi buyur. Go. Öncelikle. Bu saate kadar. Bu saate kadar dedi durdu bak. <laughs> İzin vermiyor internet da niye doğru ya Allah bela hadi burada niye doğru ya? geldi 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 değil geldi 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 adam değil. geldi o malum güne geldik. Benim Pro Wrestling Stüdyo'nun birinci bölümünden beri söylediğim güne, işte korktuğum her şeyin yaşandığı güne nihayet geldik. Ve burada WWE bir konuda beni ipten aldı. Nerede ipten aldı? Ee, Cody'yi benim rahatsız olduğum şey neydi? Dümdüz abi. Rumble kazan git WrestleMania'ya Romney'e şeklinde bana verseydi şu anda ben burayı dağıtıyordum WrestleMania'ya falan boykot ediyordum yani. Ama inanılmaz bir build up. Yani Enes abinin dediği gibi yemeği güzel yaptılar. Sunumu güzel yaptılar. E, iş başka bir yere geçti. Şimdi e, şuna geleceğim. E, Yağız bir cümle söyledi. Tüylerim diken diken oldu. E, bozulmamış olan onarılmamalıdır dedi. E, <laughs> tüylerim diken diken oldu. E, Abi ben Abi onarmayacaksın cümlelerim... zaten ya. yeni Yenileyeceksin. Başka bir şeyle. Ben de... Ben de şunu derim, halkımız hasta olmadan hastaneye gitmeyi hiç sevmeyen bir halktır. Ee, böyle bir cevap vermek isterim. Efendim, sene 2014, sene 2014, biraz konuşacağım, kusura bakmayın. Çok doldum şu an. Sene 2014, Brock Lesnar seriyi kırmış. Dale Bryan Wrestlemania'da şov yapmış. Ee, John Cena iki kemer almış, e, öyle bir yıl geçiriyor. Yılın süperstarı Roman Reigns diye bir herif oluyor. Bu adam yılın 6 ayında yok. Ortada yok. Boğazımızdan zorla ettiriliyor. Hiçbir build up'ı yok, hiçbir şey yok. Shield ayrılmış, niye ayrıldığı bile belli değil. Ee, hiç oradan bir hikaye doğrulmuyor. Ve yılın süperstarı Seth Rollins de olmuyor. O Shield'ı kırmasına rağmen gidiyor Roman Reigns oluyor. 2015 Royal Rumble, herkes Dale Bryan bekliyor, Bray Wyatt bekliyor. Roman Reigns'e veriyorlar. Üstelik Rock geliyor, boğazdan zorla ettirilmek için. Rock yuhlanıyor. Rusev istiyor seyirci. Yani düşünün ki Rusev. İstiyor istiyor seyirci. Ee, orada bile Roman Reigns zordan ittiriliyor. Hiçbir build up yok. Adam Shield müziğiyle geliyor. Promo yok. Konuşmayı bilmiyor. WrestleMania main eventinde. Biz hata yaptık deyip son anda set Hadi bir daha deneyelim. Bir daha etrafından dolanalım. One versus all yeni bir şey. Triple H'i kırdırıyorlar. Olmuyor. Bir yıl sonra Undertaker geliyor. Undertaker'ı kırdırıyorlar. Olmuyor aga olmuyor. Bak bu adam yıllarca Yıllarca böyle boğazdan a, a, zorla ittirildi böyle. Olmuyor yani. Ondan sonra dediler ki bir noktada. Abi biz yanlış yapıyoruz, hata yapıyoruz. Bakın yılların aydınlanmasını yaşadı adamlar. Biz bu adamı işte bir vesileden ötürü geri çektik. Pandemi oldu, WrestleMania'ya çıkamadı. Ee, kimin aklına geldi bilmiyorum. Tahmin ediyorum Paul Heyman'ın aklına gelmiştir diye düşünüyorum. Tribal Chief olarak yeniden yüklediler. Güzel bir yemek oldu yemesi harika bir yemeğe dönüştü. Bir yıl geçti geçmedi. WrestleMania 37 o tost yaptı. Edge ile Daniel Bryan'ı tost yaptı WrestleMania'dan sonra. Ben YouTube kanalımda bir canlı yayın yaptım. WrestleMania'nın ikinci gecesini değerlendiriyordum. Dedim ki bu adam dedim WrestleMania 40'a kadar şampiyon kalsa ne dersiniz dedim. Bütün chat bana küfür etti. Bütün chat beni linç dedi. Öyle şey mi olur? Öyle saçmalık mı olur? Al abi geldik WrestleMania 40'a. Ve yani görüp görebileceğimiz bizim 21. yüzyılda tanıklık edebileceğimiz en güzel hikayelerden birini izledik değil mi? Ee, bir yıl oldu, iki yıl oldu, üç yıl oldu, dört yıl oldu, dört yıl oldu. Yani günün sonunda yine bakıyorum tarihin en büyük e, kuşlarından biri yine geldi bu adama verildi mi? Verildi. Şu anda bu adamı greatest of all time diyen var. Eskilerin tamamı şirketin gelmiş geçmiş ediyor. Superstar'ının Roman Reigns olduğunu söylüyorlar. Adam Hogan'ların bilmem nelerin rekorlarını kırdı alt üst etti. Utanmasa gidecek Bruno'nun rekorunu da kıracak. Yani 4 yıl olmasa önümüzde onu da kıracak. Bu adam köpektir. Bu adam mutantın önde gidenidir. Bu adam yani görüp görebileceğiniz en büyük pusher'dır. Tarihin en büyük pusher'ıdır. Böyle bir adam yoktur. Ve artık geldiği noktada bu köpeğin e, tasmasının salınıp Hollywood'a yollanması gerekmektedir. Ee, ben de çok mutlu değilim bunun Cody Rhodes olduğu için. Ama önüme koyulan yemeği çok güzel yemeği düşünüyorum. Ve e, bu köpeğe WrestleMania'da ikinci gecelerde e, Cody Crybaby'ler gibi ağlamadan gülerek e, uğurlamak istiyorum. E, bozulmasını beklemeden onarım, onarılmak da değil bunu direkt kafasını gözünü deşmek istiyorum bu köpeğin yani. Direkt defolsun gitsin. Yani indirsin kemerlerini kuzeniyle beraber çok güzel bir fiyoda girsin. Ki e, kuzeni e, Böyle sağ ayağındaki botu bunun kıçına basmamak için şu anda zor duruyor. Hani e, bakmayın gözlüğü takıp millete sövdüğüne. E, bir gözü bunda. E, bir an önce hayatımın o sayfasına geçmek istiyorum. E, evet Kodirot e, zor bir şampiyon olacak. Kabul ediyorum. Ama bunu kabul edeceğiz. E, i̇nsan gibi, e, çıplı setrolis gibi, adam gibi bir şampiyon görmek istiyorum. E, her hafta çova çıkacak Kemerini koruyacak. Günterlerle Fiyo'da girecek. Adam gibi keşi yiyecek. Bunun gibi mutant bir köpek olmayacak bir şampiyon görmek istiyorum. Bunu bu kadar söylüyorum. Maç hakkında da birazdan şeylerimi yaparım. Çok konuştum. Kero Bu Kero. Kero'nun sesi kapalı şu an. bu maç arkadaşlar e, e, uzun vadeli ya da büyük tabloyu gören insanların maçıdır. Onat bak sen zamanında görmüşsün. Ben de zamanında diyordum ki en azından resim ya da Enes abi sen de dedin. Belliydi kazanacağı Roman Reigns'i. Cody'nin alamayacağı. Çok belliydi. Yani insanlar bayağı umut bağlıyordu. Ben de üzülüyordum. <laughs> ben daha da büyük tabloyu gördüğüme inanıyorum burada. Eminim bu konuda yanlış, yalnız da değilimdir. Daha önce size sunduğum bir argüman. WWE numaralarla sembolizmle kafayı bozmuş bir şirkettir. Ee, özellikle şu anki agendalarına, şu anki gündemlerine artı getirecek bir statistik falansa özellikle bu. Abi bunun peşinden son giderler. Ben dolayısıyla hala Roman Reigns'in Hulk Hogan'ı geçeceğini düşünüyorum. Ve evet Bruno San e o bu olabilir sonrasında da yokmuş gibi davranacaklar. Hulk Hogan'ı geçtiğini, tarihinin en iyi şampiyonu olduğunu ve bunun da işte 2024 yılında olduğunu söyleyecekler. 1980'de değil, 1853'te falan değil. 2024 yılında şu an WWE en iyi şeklinde zaten diyorlar sürekli. Ve buna hani bir kanıt daha olarak bunu gösterecekler. Ve sürekli söylediğim başka bir şey daha var. Triple H bu saltanat hakkında her bahsettiğinde sanki yeni doğmuş bebeğini eline almış ve onu şu an seviyormuş gibi böyle o kadar narin şefkatli bir şekilde bahsediyor ki bundan. Bebe okula başladı la. Triple H için hala hani biliyorsun. Baba olunca böyle ah bu çocuğun hiç büyümemiş havalarına giriyorlar. Halbuki çocuk hani 40 yaşında olsa bile özellikle Türk ebeveynleri. Gerçi Triple H belki gizli bir Türktür tıpkı Paul Heyman gibi. Ama demem o ki ben yani Roman Reigns'in kazanacağına inanıyorum. SummerSlam. Bak umutlarınızı SummerSlam'a e bağlayın. Bozulmamış şey onarılmaz. Ve ya. böyle bir saltanatta Cody son bulmaz diyerek kafiye yaparak tahminimi sunuyorum size. Abi sundun da SummerSlam'la umut bağlayın diyorsun. WrestleMania 40. Bundan büyük bir şu an sahne olamaz yani. Bir daha 50 olur. Oo. En büyük biggest WrestleMania of all time. Burada bir destan yazın ya. Üç, her yılda, sene dör, diyorlar abi onu dördüncü ya 4. yılına girecek olan bir şampiyonla yoluna devam etmek bir dönüşüm, değişim. En büyük WrestleMania ya. için planlanan bir şey olamaz. PKO, Netflix. Buyur. Kero tahmin olarak e, Roman'ı söyledi. Hani O önemli bir durum. Evet. Ben Roman'ın kazanmasını neden tercih ettim söyledim ama tahmin olarak Cody'yi söyledim. O tahmin olarak Roman'ın Roman. kazanacağını söyledi. Evet. Evet, o önemli bir bakış açısı yani. Farklı bir noktadan Kero, Kero bundan 4 yıl önce de diz darbeleriyle kafayı bozmuştu. Bundan 4 yıl sonra da diyecek ki iyi ki Rob'un kaybetmiş. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Yani çok derine girmedim de ne bileyim. Rav'da mı spoiler verdi Rob'un falan mı dediler anlamadım resmen en sonunu spoiler. Öyle bir şeyler de duydum da. Kazanacak diyorlar insanlar. Yani tek ben değilim. Ben deli değilim. Ben deli <laughs> değilim. Abi bilmiyorum ya ben o kadar ben Kodi hala Kodi tarafındayım ya. Ya bu arada şey ben böyle Kodi diyorum yok Kodi falan değil abi ben hiçbir şey Triple H'daki hiçbir hiçbir için fanı değilim yani. Bir de onun dışında. Ama <laughs> ya her şey bana mantık açısından böyle düşündüğüm zaman hep Kodi'ye çıkıyor. Abi değişim, dönüş bir şey olması lazım yani. Tam işte de... Gider... çok güzel bir değişiklik olacak abi. Sakalın gidecek böyle yeni bir <laughs> ya oğlum, o, ışıkta. Ben öyle bir değişiklik istemiyorum ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Benim için kötü bir değişim Olmaz. Ben daha iyi bir şey istiyorum ya. Tabii tabii için ya. Bak hepimize. Şimdi ben burada sakalım kesilse mutlu olur mu insanlar? Olmaz. Evet. Herkes da... sevinir bu arada Herkes sevinir oğlum. Çok, <laughs> Çok acayip bir <laughs> içerik <olur gülüyor> yani... Ben öyle bir şey olursa onun içerini çekerim bu arada. Yani, Kesilirken. Şeyde evde makineyle falan değil bu arada. Gidilecek o kuaförde. <laughs> Facial maçını kaybettim. Öyle bir şey olursa arkadaşlar bir şey, arkadaşlar, ele... bir şey diyeceğim. Öyle bir şey olursa bayramdan sonra olsun. Tamam bayramda ben sakalsız <laughs> şimdi. Olmaz yani bizim <laughs> iş. İş yoğun yani o sakalsız bayram olmaz yani. <laughs> sayın, chat. Sayın chat. Enes abiye berber parası olarak katıldan destek verebilirsiniz bu arada. Sıkıntı yok ya. Onu da söylemiş olayım. Cila da şey Kafayı falan da parlatırız böyle. Ben şey mi çıkarım böyle. <laughs> Yayına gelince insanlar göremez abi orada mısın diye parlak. <laughs> Biz şey çok güzel bir yorum vardı. E, Damien Priest şey Cody kazanıp Damien Priest keşin yaparsa stüdyoda sakallık kişi kalmayacak diye <laughs> çok tatlıydı. Ben de onu İmkan diyeceğim yok. hani ne, ne olacağını konuştuk bir de nasıl olacağını hani konuşalım. Ben hani e, Priest'in burada olmasını istiyorum. Hani maç Hı -hı. triple threat'e döndüğü noktada ya yani günün sonunda şu noktaya çıkalım. Nasıl olacağı çok fazla ihtimal. İki şey olmasını istiyorum. Rock Pardon. Roman Raka şunu diyebilsin istiyorum. Tam Roman'a ben burada çok fena girdim de. Roman Raka şunu diyebilsin istiyorum. Senin yüzünden oldu. Hani ee, sen olmasaydın böyle olmayacaktı diyebilsin istiyorum. E, Roman tuş olmadan kemeri kaybetse nasıl olur? Priest burada yense. Roman ya, abi Olmaz. Tarihin en büyük <laughs> WrestleMania'sının kapanışında Priest şampiyon mu ayrılacak? Gözünü seveyim ya. Hayır. o Aynen işte. De. Cody Priest'i yesin. Ya Cody... maçları patrata dönsün Cody Priest'i mi yesin? Aynen. Aynen. Çok saçma ya. Ya... Bence ya... Roman kazansın haklısın. Abi, ya Roman bir şey diyeceğim <laughs> ya. Roman bu sürecinde kendisi pinlenmeden görkemli bir son olamaz yani. Finish'te story yani. olmaz bana. Roman'ın pin... finish'te story Rom'unu pinlemek geliyor bana. Tabii ki aynen öyle yani. Finish story ise Rom'unu pinleyeceksin abi. Ya yani son dönemlerin, modern zamanların en önde gelen şampiyonuysa bunu pinlemen gerekiyor ya. Bunu pinleyeceksin ki. Bu arada bir şey diyeceğim. Son zamanlarda birazcık eskiye döndüm böyle eski resimler, eskilere falan daldım. Biraz network'e Dusty... Hak ediyor kardeşim. Bu aileye gelecek bu kemer. <laughs> evet. Oğlum Rick Flair'le Main Event'e falan çıkmış adam ya gözünü seveyim. O yüzden... Gelecek. Yani Mama Rot ne kadar hak ediyor bilmiyorum ama yani Dusty Roth'un hatırı var ona bir şey demiyorum da. Öbür oğlu daha hatırlı geliyor bana. Büyük oğlu. <laughs> Ki kendisi travestidir ona rağmen daha hatırlı geliyor. Adamdır ama. Bir Bu şey adam diyeceğim. değil. Küçük küçük oğlu adam değil. Ona bütün kork korktukların kardeşim. başına gelecek biliyorsun değil mi? Oğlum bak Neydi? Rock şeye gösterdi ya. Televizyon başında küçük bir kız çocuğu ağlıyor işte Cody dayak yiyor bilmem ne diye. Sonra başka bir çocuğa falan gösteriyor. Bir korktuğun başına gelecek. Şu an ufaktan bir böyle düşük bütçeli sine havası alıyorsun. Geliyor yani. Ben düşük bütçeli değil gayet de muhteşem <laughs> bir sine. <laughs> İnanılmaz geliyor hem de yani öyle böyle değil. Cody de hani... sinadan öğüt almıştır bu arada. Ne, hani ne gibi? Semeni... 39'da kemeri kaybettikten sonra Sinay'la bir konuşması varmış. Evet ben işte şampiyon olamadım vesaire. Can Sinan da övdü Cody'yi. Şampiyon olamadıysan da fark etmez. Kemersiz şampiyon gibi davran diye. Yani son bir yılı Cansinan Cody evet. Can Sinan övdüğüyle geçirmiş. Doğru bu arada. kemersiz bir şampiyon olarak davranıyor. Hakikaten de belli oluyor yani adam. Kendi şampiyon gibi taşıyor. Ya şimdi TKO, TKO şirketi devraldı dükkana giriyorlar açıyorlar kapıyı <laughs> içeri mi giriyorlar bak lan ne yok sina yok lan diyorlar hero yok şirkette diyorlar acil diyorlar bir sina yapmamız lazım öyle bir tavra büründüler ya işte şey sonradan Enes abi senin dediğin gibi ekran başında ağlayan kodik cry baby'ler hadi gerçek kodik cry baby'ler hani rak hani aynısını sina fanlarına da yapmıştı hani bir sina fanını çağırmıştı it doesn't matter what you think demiş çocuk ağlamaya başlamıştı böyle Jansina tişörtünü çocuğa verip burnunu sildirmişti falan. Bundan 10 yıl önce. Çok iyiydi o yani. Hani, e, e, sonra ne olmuştu? O. The Sina'yı yenmişti. Evet. Ama daha sonra ne olmuştu? Onu konuşmayalım. Sina hikayesini bitirmişti. Arada yani. Siyam evet. Punk yandı bir de yani. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> ya. Yani Yazık oldu. şeyin farkındayım. Şeyin farkındayım. Çok fena bir Can Sina'dan daha beter bir evet. adam geliyor. Onun farkındayım yani. Ki şu çok önemli. Şu çok önemli. Can Sina... Cena... Hiçbir zaman geleceğinde e, güreş olan bir adam değildi. Hep söylüyordu. Bir gün Hollywood'a gitmek istediğini. Cody e, ölene kadar galiba sektörde kalacak yani. E, öyle görünüyor. <laughs> hani şirketten hisse falan alabilir yani ileride. E, o yüzden hakkımızın hayırlısı. Öyle, öyle bir şey yaparsa kalır. Ama oğlum AEW'de kaçamak yapıyordu. Diyordu ki sonra ben sizin iyiliğiniz için yapıyorum ya Hollywood'a o yüzden gidiyorum falan. Her fırsatta Ah, bana rolünüz mü var? Hemen gidiyorum diyordu. Kodi diyordu bunu. Yani hmm. çok tamamıyla cansına gibi geliyor bana. Satış mı diyorsun? Satış. Abi daha <gülüyor> çok para <laughs> kazanacağın bir kapı açılırsa yaparsın yani. Yaparsın. Bak. Kero, İngilizce kanal. <laughs> ben yapıyorum diye söylemiyor o. Ay. Yani yaz bir şey diyecektin ya. Cansina birkaç yıl e, geride kaldı diye hani onun e, çıktığı tabiri caizse mutantlık seviyesi biraz unutuluyor olabilir. O evet, acayip, evet. evet. O mutantlık. E ben o, o yüzden o, kişi, ben katılmıyorum ona da Daha fena şey evet. yok abi. o abi Başka bir şey yok değil, bütün mutantlıkta geçebileceğini yani. mutantlıkta geçebileceğini zannetmiyorum. Mutantlık değil de işte şeyde de geçemez bence. O o. Yani çocuklar işte o popülerlik falan yok abi. Ya ben Cody'nin mesela en top seviyede bir heel'ında izlemek isterim ilerleyen yıllarda. Güzel olabilir yani. Aynen. Başlarım babama Aynen. da falan Aynen. diyor. Babam öldü diyormuş falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu derken Daha ağlar öldü. oğlum. Diyemez ki bu arada. <gülüyor> Yapamaz <gülüyor> yani. <gülüyor> Direkt ya şunu, yani. Şunu, şunu sakın unutmayın. Ee, Cody'nin elinden rak tuttu da şu anda Cody Fabik. adam yerine kovuluyor yani. Ee, evet. Sinan'ın elinden kimse tutmadı. Ya yani Vince babasını saymazsak. Ee, Sinan o bütün isimlerle eşit kapışarak belli bir noktaya geldi yani. Biz babasını Simon Spock dedi de direkt şey yani. Hmm. Ben bu şampiyon olsun deyip oluyor ya <laughs> 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 Yani. Böyle. Vallahi bu arada neredeyse ah. saat olmuş o. Audio. Hadi ya. böyle. <laughs> Mutant güzel görsel bu arada. Ringside Collectibles. Stone Cold'u görmek istiyorum. Undertaker'ı görmek istiyorum. WrestleMania yaşamak istiyorum. Ve ikinci geceyi de Yalnız altında beraber izleyeceğiz. Ee, Hadi, bakalım. Kodi kazandığında bana sarılmanı istiyorum ya. Bana uzak durmanı istemiyorum yani. Nasıl sarılacak oğlum? istiyorum. Şimdi açayım mı burada? Hı? Hmm? <laughs> açayım mı burada? SummerSlam 2023'ü. bir tane Cody Cry Baby Ahmet Akgün var zaten. Evet. İkincisi de yolda sensin. Senin ikincisi. Olay gelsin. de üzerine atlayacağım ben, hiç merak etme. <laughs> Ahmet bu arada tam bir şey popüler ki ne varsa <laughs> böyle, Sina'cı, işte yok reji, bilmem ne, ne varsa ama anladın mı? Yani şey dediğim yani ya. güreş değil yani, güreşte şimdi sohbet ettiğim için özelden kendisine hep öyle ama hani bir şey popülerse hmm. hep o böyle, ne bileyim. <laughs> çok değişik ya. Ahmet fazla galyana gelen birisi artık onun da gençliğine veriyorum. Peki size. Şunu da sorayım hadi. Şunu da açıklığa kavuşturalım. Çok iyi Roman Reigns kazanırsa o kadar da üzülmeyiz, değil mi? Çok da üzülmeyiz. <laughs> Yok ben Sen... çok üzülmem. Ben, ben üzülmem. sadece sakalım <gülüyor> <gülüyor> ben Sadece sakalım gider yani. Üzülmem yani. Ya, o o cidden yani. üzülmem yani. Cidden üzülmem yani. As aslında işte niçe Cody'nin kaybetmesini hepimiz istiyoruz da. De i̇şte şartlar ikinci yıl olması, Rock'ın gelip elinden tutması falan. Biz hiç ben hiç katılmıyorum buna. Açık açık. Ben Kodi de değilim fan yani. olduğunuz için, Kodi fan olduğunuz için gizli. istiyorsunuz zaten biliyoruz bunu da. Oğlum bende öyle bir şey yok bu arada. Ben gizli gizli Kodi kazansın istiyorum diye bir şey yok. Kodi kaybetsin istiyorum diye pardon yanlış söyledim. Ama şöyle bir şey <laughs> hani, Roman kazanırsa <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Allah yani, Ro Roman kazanırsa dur bakalım ne bok yiyecekler diye merak ederim yani. İyi, o sonra ne olacak diye. İlginç olur yani. <laughs> Ama ben şu an hayal edebiliyorum. ...yayınlarda böyle insanların şeyini. Artık yeter... ...falan. Yani bilmiyorum. O olacak ya. kesinlikle. A Olmayacak. şey Kodi kazanacak ya. Şey yapabiliyor muyuz? Şu anda izleyici çok kalabalık. Bir anket açabiliyor muyuz? Tahminler kimde ağır basıyor merak ediyorum. Şu Hadi an. açalım anketi o zaman. Görüm Hadi bir bakalım. görelim e, ne diyorlar. Hem de chat'e de... ...biraz bakalım. Hiç bakmadık 3 saat olmuş. Direkt kim Aynen. kazanacak gibi Aynen ne, hani de... bir, bir görelim. Roman mı Kodi de... mi? De bir... Çete soruyu yönelteyim bu sırada. Ee, iki tane soru üst üste olacak. Kusura bakmayın çetteki e, izleyenlerimiz ama. Ee, şunu merak ediyorum. Ama şimdi çok da unutulacak bir şey. 2018'i söyleyeceğim de. Roman Reigns'in 1300 günlük saltanatı bence Brock Lesnar'ın e, 500 günlük saltanatından hiç de daha fazla sıkmadı yani. E, o yüzden insanlar acaba nasıl düşünüyor onu merak ettim. Brock Lesnar'ın 500 günlük saltanatı tamamen bir işkenceydi. Şey şey sen, bu saltınatın da yani. alakası yok ya. Yani. Yani, Brock Lesnar yoktu kardeşim. Ana evet. gemerisi Continental'dı yani. Ama şunu söyleyeceğim. Aynen. O dönemi izlemedim ben. Yoktum. O yüzden net karşılaştıramam ama Roman'ın bir süreci ne abi? Sırf bir dönemini semizeyen mesela. Bir dönemini hani beraber yaptıkları şeyler falan. evet. Ee, yani işte hep bak 2020 ve 2021 Roman çok iyiydi. Ondan sonra artık Bloodline kurulduktan sonra artık farklı şeyler evrildi. Ki o bile izletti kendini. Sen bize mesela birkaç ayı sırf o götürdü bence. Bakarsan evet. bilemiyorum. Bak yarız ya, ya, aynen. Onu okuyordum tam. <laughs> adaş'ın çok güzel yeri. Şu an. Çok <laughs> <mi>? güzel. Evet. <laughs> Kodi %60 şu Arkadaşlar herkes oy versin bak. İzleyen sayısı kadar burada oy görmek istiyoruz. Hadi. Oylar gelsin bakalım. Ben bu bak arada 500 kere yaptım da. <laughs> televizyondan izleyenler hariç. <laughs>